Şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Oyna Misli'yi, Misli'yi. Mistikom'un sunduğu It's in the Game başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Maalesef milli takım bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ardalar, Kenanlar, Can Uzunlar, Barışlar, Keremler, Yusuf Yazıcılar, Hakan Çalhanoğlu maalesef bugün bizi galibiyetle buluşturamadı. Avrupa'nın formda takımı Macaristan'a karşı 1-0 kaybettik. Tabii ki milli takımı konuşacağız. Semih Kılıçsoy krizini konuşacağız. Ama yetmedi. Bu akşam saatlerinde Futbol Federasyonu'ndan bir tahkim kurulundan bir karar geldi ki bu kararın kime faydası var? Hangi talimat neden iptal edildi? Hangi kulübümüz kayırılıyor ya da kayırılıyor mu? Bunu konuşacağız. Trabzonspor'un açıklamalarını konuşacağız. Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Küme düşecek mi? Fenerbahçeli futbolcular ceza alacak mı? Bugün yine konuşulmayanların konuşulacağı bir program olacak. Kimlerle beraberiz? Sevgili Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Evren merhaba. Nuri Turan'la beraberiz. Nuri'yi niye söylüyorsun abi? Nuri, Evren, Nuri Turan. Bak, ben Bışar Özbey. Ben bilmiyordum Evren Nuri Turan. Bir dakika. Ben de bilmiyorum. Ben Bışar Özbey. Ahmet Murat Çakar. Rasim Ozan Kütahyalı, Evren Nuri Turan. Herkes ismiyle anlatıyor. Ben ilk milli takıma seçildiğimde evet. Forma, o zaman daha formalarda şey yoktu. Ha. Gazetelerde işte Nuri nokta, nokta Nuri Turhan. Kim ulan diyorlar bu? Şimdi mesela ben Nuri olarak tabi o isim güzel yani. Nuri'de bir şey yok da Evren olarak hani. O an Nuri Turhan diye bir tanım. Evren diye. Ha, Evren diye biliyorlardı beni. Şimdi Nuri olunca piyasam gidiyor abi. Anladın mı? Kim diyecekler bu Nuri? Abi değil mi? Nuri diye futbolcu ismi olmaz. Evren olur bak. Evren olur. Şahin vardı hocam Nuri. Olmaz işte, olmadı. Ya olmadı değil hocam, oldu adam, nerelere geldi. Bizim Hoca'yla Nuri vardı. Tabii, olur tabii. Da. Ya Nuri Şahin var hocam ya. Yani Evren Turan. Ömer Oviç'lerle oynadın mı? Oynamam hocam. Oo, iyi kaleci değil mi Ömer Oviç? Acayip. Mirkoviç, Ömer Oviç. Mirkoviç, Ömer Oviç neydi üçüncüsü? Dur. Kurtar, bir dakika. Oynamadım Allah aşkınıza maça girelim. Güvenç Kurtar buldu. Abi dur, Güvenç Kurtar nereden çıktı? Mirkoviç'e selam. Ya bırak güzel şeyler konuşalım. Yine karanlık şeyler, yine Evren abi. Action yine. Ya kardeşim. Evren abi. Rezil olaylar. Onları da gönderin şimdi abi. Dur, Evren abiyle başlıyoruz. Önce Evren abi nasıl buldun maçı? Evren Nuri Turan. Ben şimdi teknik olarak, Evren Nuri Turan. Teknik olarak gireyim. Evet. Çünkü Ahmet hocam Rasim konuşmayacak teknik olarak. Samet. Ya hatta bana bak lütfen. Bize bu bozsan korkulu bir zevrelim. Espri yapıyorum. Evet Evren abi. Milli takımı nasıl buldun Samet? Aramızda tek milli futbolcu. 11 varsa ben, ha, ben de futbolcu milli olduğum için. Ya sen Ahmet hocam değil mi? 11 varsa 11'i verelim lütfen. Ben üniversitede milli oldum. Sen kaç yaşında milli oldun? 14. Genç 14 yaşında başladı. Milli takımda oldu. Dur tabii. Abi Allah aşkına sen. Evet. Milli hakem, milli futbolcu, sadece milli. O da milli hukukçu. Olabilir, olabilir. Evet şimdi gelelim. Kadir Özkay abin de Anayasa Mahkemesi başkanı oldu. Hadi evet dinliyorum. Allah aşkına. Mert Günok, Zeki Çelik, Samet, Ozan Kabak, Rıdvan. Rıdvan sakatlandı çıktı. Çalhanoğlu, İsmail, Orkun. Evet. Aslında Çalhanoğlu biraz daha Orkun'la değişken oynadı da diyebiliriz. Yani 2-8 gibiydi sanki zaman zaman. Yunus, Kenan, Enes Ünal. Bir defa abi 6. jenerasyon diyoruz. Onu sormak lazım. Sonra da 17 değişiklikleri oldu ve yenildi. Bronz bile olmadı. Takımı nasıl buldun? Ümit vaat ediyor mu? Çünkü bir maç sonra da artık Avrupa Şampiyonası. 70 küsür gün, 80 küsür gün kaldı Avrupa Şampiyonası'na. Ama Macaristan'ı bile elemedik. Ne düşünüyorsun? Takımdaki hava nasıldı? Ya şimdi özel maç da olsa milli maç olduğu için her maçı kazanmak zorundasın. Her maçın ciddiyeti var. Yani A milli takım bizim ülkemizin en üst seviyesi. Yani her oyuncunun hayali. Tabii. Bu kadroda dediğin gibi 6 jenerasyon ve çok yetenekli oyuncular var. Yani bugünkü maçı teknik olarak baktığında hani milli takım çok kötü diyemezsin. Bu takım çok iyi bir takım. Ve bence bugün 55 ile 75 arası, 80 arası müthiş oynadılar. Yani orada golü bulmama şansımız yoktu. Şanssızlık diyelim. Ha normalde yenmemiz gerekiyor mu? Evet. Bu kadroya baktığın zaman kazanmamız gereken bir maçtı. Ama Macaristan takımı da çok formda ve ciddi bir gelişim içerisinde. Yani Macaristan ciddi bir değişim içerisinde. Yani oyuncuları da çok kaliteli. Yani 12 maçta yenilmeyen bir takımla oynadım ve kaybettim. Çok önemli değil. Bak burada şeye bakma. Tabii ki üzüldük. Milli takımımız kazansın. Ama şu futbolun gerginliğinde
Türkiye'deki. Tabii. Bu oyuncularımız bizim çok klas, çok yetenekli oyuncularımız var. Aynen. Burada şu çağrıldı, bu çağrılmadı olayına birazdan gireriz. Birazdan gireceğiz. Gireriz. Yani, ama kadro olarak baktığında Hakan mesela Inter'de diyoruz ya müthiş oynuyor. Evet müthiş oynuyor ama oradaki oyun tarzıyla buradaki oyun çok farklı. Bugün de bence çok fena oynamadı ama daha iş bitirici. Mesela bir tane top attı Kenan Yıldız'a inanılmaz. Müthişti. Beklediğimiz yani hareketler zaten onlar. Çok kaliteli bir oyuncu. Bunu hani bunu maçta kaç defa yapmalı mesela Hakan gibi oyuncu? Bir tane değil. 3-4 tane yapmalı baktığında. Kenan Yıldız zaten inanılmaz bir oyuncu. Neler yaptı? Evet. Bir son vuruşu işi bitiremedi. Takıma baktığında Enes sırıttı. İstediği şey de değil. Yani o milli takımda evet çok başarılı. Avrupa'da iyi işler yapmaya çalışıyor. Milli takımda bir türlü olmuyor Enes. Yani orada o şeyi vermiyor. O sana nasıl derler bunu? Hani bir ağrısı olur ya insanın. Evet, enerji verir. Yani baktığında evet Enes bu işi bitirir diyemiyorsun. Orkun şimdi Benfica'da problemli. Oynamıyor ama işte milli takımda o şansı aldı tekrar. Onun çok beğeniyorum ama. Çok beğeniyorum ama bugün de hani iş bitirici işler yapabildi mi? Yok. Yok. Baktığında savunmamız çok Samet'le Ozan bence baktığında işte Merih var bizde işte Çağlar sakat biliyorsun. Yani kadroya baktığında o bölgede oyuncularımız da iyi. Çok da kötü oynamadılar yani baktığın zaman yani öyle birkaç pozisyon hariç. Ozan Samet özelinde yani geçen maçta çok iyi oynadılar. Zeki zaten Roma'da oynamaya başladı. Bir süre düşmüştü biliyorsun. Bir tek orada Rıdvan. Yani milli takım abi ben anlamıyorum şunu. Bir sol bek yine yok abi. Mert Müldür giriyor sağ ayaklı solda oynuyor. Ama yani Rıdvan bek sakatlandığı olayı, için biraz abi. Sakatlandı çıktı da onu da Rıdvan'a da sonradan kampa çağırdılar. Yani sakattı da ondan dolayı. Yani alt tarafta senin Ümit Milli Takım'da Yasin'in var Kasımpaşa'da. Al abi bu Ümit Milli Takım'ı niye biz kuruyoruz? A Milli Takım'a şey olsun. Aday diye. Oyuncu. Sen oraya oyuncu yollayabiliyorsan, Semih konusuna geleceğiz. Oradan da oyuncu alabilirsin. Biz de milli takıma çağrıldığımız Ümit Milli'ye mesela içeride oynayı verdim. Bazen ne oluyordu? Eksik oluyordu. Ümit'ten iki kişi yukarı alın diyorlardı. Tabii. A'ya gittiğimizde de diyorlardı ki aşağı taraf şampiyonu oynuyor Avrupa. Aman iki tane adamı bize yollayın. Gidiyordu. Bunlar da bir şey yok. Tabii. Şimdiki ortamda zannediyorlar çok büyük bir olay bilerek almadı falan. Öyle bir şey yok. Ama sizin zamanında para falan verilmez miydi? Yok ya para hiçbir şey yok. Şimdi babalar gibi para verir. O ayrı bir konu. Evet. Veriliyor. Yusuf Yazıcı girdi. Arda girdi. Arda yine fena işler yapmadı. Ya baktığı zaman adamın ayağına top yakışıyor. Doğru. Ondan sonra Kerem Aktürkoğlu işte Barış falan sonradan girdi ama. Çok iyi. Yani, Can Uzun ya. Çok övülüyordu. Çok da ben... kaliteli futbolcu. Ya bu kadar kısa sürede bir şey yapamazsın bir anda. Yani kolay değil. Amili takıma girip de hemen tak diye işi bitiremezsin. Adapte olamazsın. Ha, sonuçta kazansak çok iyi olurdu. Ama bu kadar da hani büyütüldük. Biz çok kötüyüz falan değil. Milli takımımız gayet bence çok iyi. Bir yol kazası gibi görüyorsun. Ben Montella'yı da beğeniyorum. Aynen öyle. Ben de Montella'yı beğeniyorum. Abi. Beğeniyorum. Yani oyuna baktığında oyuncular da iştahlı. Öyle eski şey yok yani. Öyle bir ruhsuzluk. Kafaya baktığın zaman hani böyle bir bu maçı önemsemiyorum havası yok. Bazen biliyorsun çok yaptı belli oyuncular. Macaristan'ı küçümsemeyelim. Bu da iyi şeyler. Macaristan abi çok iyi durumda. Çıkışta hiç kaybetmiyor. Avrupa Şampiyonası'na gitti. Avrupa Şampiyonası'na gitti. Ha turnuva da bunları yakalasak yeneriz. Yeneriz bence yeneriz. Ya ideal 11'i bulamıyoruz Evren abi. Yani abi çok kaliteli oyuncu var. Mert bugün iyi oynadı. Ama yani bilmiyorum ideal kalecimiz Mert midir emin değilim. Mesela stoper attığımız Samet. Allah be. Ne oldu ya? Nuri Turan. Yeni bir karakter. Bari abi böyle yazın da en azından hani bazıları artık benden iğreniyor ya bir an önce kurtulalım şu evrenden de yıllardır. Yeni bir şey geldi ya. Değiştim böyle geldim olsun bari. Yani tipim aynı da ismim değişti. Çok iyi. Tamam düzeltelim. Nuri belki Nuri Turan'ı daha çok severler bilmiyorum. Belki. Olabilir. Belki. Evet. Evren yapsana. Evren yapalım. Yine Evren yapalım. Şimdi Evren abi. Samet mesela milli takım seviyemizde bir oyuncu mu? Çünkü tartışılır. Yani bugün mesela bazı pozisyonlarda ben gördüm. Mert'e bir geri pas atışı var. Aman yarabbim. Ya bak bazen özgüven iyidir ama Samet daha o özgüvendeki oyuncu değil. O kadar da rahat olmasın. Yani adam son anda bir ayağına dokunsa gidecek. Çok rahat davranıyor. Evet kendine güven çok iyi de o seviyede oynadığı zaman biraz daha konsantre, daha dikkatli olman lazım. Tabii. Ama hani bugün baktığında çok mu sırıttı? Hayır. Avrupa Şampiyonası'nda 11'de oynar mı başlangıçta? Bence oynatmaz. Ama Montella çok tutuyor Samet'i. Bekle. Mesela Yunus Akgün de bugün çok iyi. Abi tekrar. Yunus da mesela fena değildi bugün. İyi işler yaptı, orayı zorluyor. Bitiricikte bugün sıkıntı yaşadık. Ben sana söyleyeyim. Tek sıkıntı o. Yoksa pozisyona girdik. Tercihin olsa Yusuf'u mu alırsın yoksa şeyi mi alırsın? Yusuf Yazıcı. Yusuf diyorum özür dilerim. Yunus'u mu alırsın, Barış'ı mı orada oynatırsın 11? Ha tabii ki Barış'ı oynatırım. Şu anki şeye baktığında Barış oynar. Hem milli takımda şu var abi. Oynamayan oyuncu milli takıma gider takımında. Tabii tabii. Vardır bir iki tane oyuncu. Ama oynayan oyuncu, hazır oyuncu, takımında başarılı oyuncu. Anladın mı? Onlar alınır milli takıma. Ha, zaman zaman eskilerde biliyorsun Fatih Hoca,
Şenol Hoca da yaptı. Beğendiği bazı oyuncular var. Takımında oynamasa da alıyordu. Alıyorsun. Yani kulüp takımı gibi. Devamlı çağırıyordu onu. Ama o doğru ha, ben değil. Buna... Fatih evet Terim abi. Çok... Mesela ben hep söylüyorum. Ben yani de karşıyım ona. Ben hep söylerim. Türk futbol tarihinin en çok kayırılan oyuncusu Ümit Davala'dır. Dur. Onun... Ümit yeteneksiz değildir. Ama yeteneğine oranla geldiği yer diye bakılırsa hani fiyat performans ürünü derler evet. Ya. Yani Ümit Davala Milan'da oynadı. Tuhaf bir maçtı. Gerçekten oynadı. Güzel. Yani, evet. Ya hoca çok tuttu. Bazı oyuncuları çok tuttu. Çok tuttu yani. Şimdi Fatih Hoca bir hocayı tuttun mu yıldız yapıyordu mesela. Hasan Şahin. Oyuncunun çok yıldız aşırı... Yıldız yapamazsa bile şöyle, şey yapıyordu. Yani sabit büyük takımlarda diyor, abi sabit iki diyordu. Maç oynadığın zaman devamlı oynadın mı bir tane oyuncu sırıtmaz. Tabii. Onu zaten o da kendini aynen geliştirir arada, oynar. Hani 100 kilo sütte 2 litre su gibi. Hocam da hep Bülent Yavuz'u kayırdı itiraf etsin. Bir dakika. Samet, hep diyor güzel kim onu alırdı. Bir Ahmet Hocam'a döneyim. Bir Ahmet Hocam'a döneyim. Beyler. Hocam çok uzakta yalnız. Türk futbol tarihinin. Ha, tamam. Evet, Türk futbol tarihinin 2000 yıllarda dünya üçüncüsü olduktan sonraki en mükemmel kadro bu mükemmel kadro. Aa, bakmayın siz yani kendinize. Selçuklu, Buraklı, Arda Turan'lı. Tekrar söylüyorum. 2000 yılında dünya üçüncüsü olduk ya Galatasaray'ın UEFA 2002 dünya üçüncüsü. Ondan sonraki en iyisi. Ondan sonraki Türk futbol tarihinin en yetenekli kadrosu. Katılıyorum. Bu bir. İki. Ve mesela o 2002 dünya üçüncü var. Takımın belli bir kısmı belli bir yaşın üstündeydi. Tabii. Bunlar daha çoluk çocuk. Üç. Hakan 31 yaşında. Bir mevkide sıkıntımız var. Onun haricinde daha doğrusu iki mevkide sıkıntımız var. Onun haricinde hiçbir mevkide sıkıntımız yok. İki mevki atan ve tutan. Aa. Şimdi Mert evet. Günok. Tamam. Tamam da. Abi, Mert Günok ideal milli takım kalecisi mi? Evet diyemiyorum. Bir Muslera değil. Değil. Diyemiyorum. İki. Yani iki sene önceki Uğurcan değil. Değil. Sene önceki. Enes Ünal. Tamam. İngiltere'de oynuyor. Brighton'da galiba. Gerçek bir golcü mü? Evet diyemiyorum. Onun haricinde her yerin en az iki tane birbirine yakın çok önemli oyuncusu. Başta nerede oynuyor Zeki Çelik? Roma. Roma. Ama Zeki oynuyor oynamıyor belli tamam. Değil. Zeki oynamadı kim oynar orada? Ferdi oynar. Oynar. Mert Müldür oynar. Rıdvan sakatlandı. Oynar. Ferdi gelecek. Tabii Cengiz Özkaçar var. Valencia'da full oynuyor. Samet Ozan diyorsun. E buraya kim gelecek? Arabistan'da oynayan. Merih Yedek, Çağlar var. Çağlar gelecek. Abdülkerim var. Abdülkerim gelecek, Merih gelecek. Tabii. Bunlar çok önemli stoperler. Bu arada Cengiz Özkaçar var. Valencia'da full oynuyor. Devam ediyorum. Burada da oynadı. Devam ediyorum. Evet. Orta sahaya bakıyorsun. Salih var Dortmund'lu. Evet İsmail var. İsmail, Çalhanoğlu, Orkun gibi birçok adam. Arda Güler, Canzun. Tabii bak. Onun için bana göre atan ve tutanımız vasat. Onun haricinde hepsi. Bakma kötü oynayabilir. Ayrıca da bu Evren'in dediği gibi 57 ile 78 arası filan çok iyi top oynadık. Çok iyi top oynadık. Evet. Son vuruşları iyi yapsalar. Hocam. Ama ben mesela şuna katılmıyorum. Yani ben mesela şu milli takımı yazacaksam eğer Arda Güler'i ilk yazarım. Arda Real Madrid'de oynuyor, oynamıyor, işte az süre alıyor falan filan. Bunların hepsi hikaye. Onu sen söylüyorsun. Ne yaparsam yaparım Arda Güler'i yazarım. Onu sen söylüyorsun. Tabii ben söylüyorum. Başar Özbey. Kardeşim bak tekrar. Futbolun temel kuralı. Hocam bu fikre. Metin Tekin'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki milli takım haftanın 11'i değildir diyor. Hakikaten çok güzel bence. Ben Arda Güler'i bu kadroyu Arda Güler'in üzerine inşa ederim. Ama Metin'in lafını sen egzajere ediyorsun diye. Niye? Metin'in lafı doğru. Milli takım haftanın 11'i değildir. Lakin kendi takımında birkaç dakika süreyle aylar geçirmiş bir adamın da milli takıma yararlı olma ihtimali düşüktür. Bu dünya çapında bir yıldız olsan da gönül ister ki Arda Güler her Real Madrid maçında yarım devre oynasın. Pardon. Yarım maç oynasın yani 45 evet. dakika oynasın. 35 dakika oynasın. Avrupa futbolunun, Avrupa futbol şampiyonasının önemli yıldızlarından biri olabilir. Ama olsun Arda Güler elinde var. Var mı abi Arda Güler gibi bu Avrupa'da bugün önemli, bu yetenekli futbolcu? Yunus kötü mü oynuyor? Dünyanın en yetenekli 10 futbolcusu seçildi. Devam ediyorum. İkisi Kenan Arda. Türk Milli Ligi'nin, Süper Ligi'nin en şu anda formda oyuncusu kim? Tartışma. Barış Alper. İlk 11 başlatamıyorsun. Ne mutlu bize. Başlatamıyor mu başlatmadım? Ne mutlu bir. Barış Alper olmasa Yunus. Yani şunu demek istiyorum. Zengin bir kadromuz var. İki mevki hariç oynayan oyuncular Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynuyorlar. Ya kolay mı? Juventus, Inter, efendim Benfica, Salih, Borussia Dortmund. Hadi Glasgow Rangers'te bir Ozan Kabak, Hoffenheim. Ya şimdi bunlar boru takımlarda oynamıyorlar.
Dolayısıyla ben şampiyonada son derece umutluyum. İstiyorsa bugün 5-0 kaybederim. Türkiye bugün dandik penaltıyla kaybederim. Şampiyonayı alır mı Türkiye hocam? Ya bak, bana göre Türkiye, Türk milli takımı Avrupa'da iki takım hariç çıkar kafa kafaya oynar. Biri Fransa, evet. Oynayamaz. Fransa Fransa'dan puan almaz sürpriz olur. İki, İngiltere. Evet. Çok bak doğru. Almanya demiyorum. Yarı finale kadar gelse şaşırmam. Bir dakika. Almanya demiyorum. Aynen. İtalya demiyorum. Portekiz demiyorum. İspanya demiyorum. Bak bunlar çok iddialı. Tabii tabii o çok doğru. İki takıma çıktığım vakit mutlak favoridirler. Fransa, İngiltere. İspanya kim abi? İspanya ile oynarız tamam. Yenilebiliriz. Almanya ile oynarız. Yenilebiliriz. Hollanda ile oynarız. Yenilebilir ama önemli değil. Ama şu var yani çantada keklik. Şimdi bir de grubumuza bakıyoruz. Grubumuz tam ekmek arası. Samet grubu versene. Nedir grubumuz? Portekiz, Çek Cumhuriyeti, biz veya Yunanistan, Gürcistan'dan biri. Hangisi olursa olsun. Hocam geliyor şimdi grupta. Hangisi o? Bu gruptan biz niye çıkmayalım? Hocam. Kim abi Çek Cumhuriyeti? Ha bak denk gelir sonuncu olursun. Ona lafım yok. Ya şimdi şu grup, şöyle güzel grup var mı? Hocam. Türkiye, Portekiz, Çekya, ya Yunanistan bak, ya Gürcistan. Portekiz'i alabiliriz ben söyleyeyim. Nasıl? Portekiz'i alabilirsin. Portekiz'i yendikten sonra diğer maçlara bakma çıkarız. Ooo yani Portekiz'i Yunanlar da geliyor Yunanlılar. Türkiye güzel. Burada 3'te 3'le çıkabilir. Ama bir an saçmalayıp. Saçma bak abi her takım için geçer. Portekiz'e 3'te 3 olmaz da 3'te 2 az. Bu gruptan çıkarız inşallah. Ya. Ben bu gruptan çıkmamamızın enayilik olduğunu düşünüyorum. Ama çıkınca da son 16'ya kalıyorsun. Yani kalın olacak. Son 8 değil. Tamam olsun. Çeyrek finalde. Artık evet. Çeyrek final değil hocam. Anladım. 16. Tamam. 16'da sonra... Bir dakika. 16'da da şey geldi. Macaristan geldi ya. Tamam, o öbür grubun birincisi oldu. Hocam. Ya biz Macaristan'da yeriz. Bakma bugün yenildiğimize. Şu Macaristan kadını... bizden iyi takım değil. İki tane oyuncuları var abi. İki tane. O Arsenal'de oynayan var. Liverpool'da oynayan çocuk var. Slobay mı ne? İyi oyuncu. Bir iki oyuncusu var. O kadar. Hocam Türkiye bana kalırsa yani yarı finali yapmalı. Yani yapmaması başarısızlık. Montella çok iyi oldu. Neden Montella abi? Bak bir. Montella mükemmel tercih oldu. Metin Korkmaz'ın Türk futboluna bir armağanı oldu. Çok eleştirilir bir sürü açıdan Metin Korkmaz ama burada onun büyük katkısı vardır. Montella bir de tartışma dışı insan oldu. Mesela bu Türk teknikli adam olsa o Kasım'dan beri 250 tane dedikodu olduydu. Tamam. Dikkat et. Kasım'daki büyük zaferden sonra, Ekim'deki büyük zaferden sonra bir daha Montella'da konuşulmadı yani. Tamam adam şey dedi yani bir havalı devir demeç vermiyor, işini yapar. Geçen bir kere sporda karşılaştık. Çok yakışıklı değil mi? Evet, hakikaten yakışıklı adam. Şimdi abi... Ne alakası? Yakışıklı oldu mu? Önce şunu diyeyim bana. Bana göre Türk futbol tarihinde, bir yabancı hoca ten uyumunu Türk oyuncularla bu kadar en fazla sağlayan adamdır. Ne demek ten uyumu derken? Ten uyumu cinsel ilişkide konuşulur. Erkekle kadınlarsak ten uyumu. Diyalog bak, desek daha iyi. Bak o da illa Karabük konusuna girmek istiyor. Diyalog desek daha iyiydi hocam. Efendim ten uyumu. Bir dakika ya bir dakika. Benim mesela Rasim de diyalogu ama şey miyebilmeyebiliriz. Ekran uyumu denen bir şey var. Elektrik sizde var mı ten uyumu? Var. Kafalar tuttu. Hemen tamam. İlk yan yana geldik o gün ekran uyumu. Tabii. Ekran uyumu mu ten uyumu mu? Ten uyumu işte. Olmuyor ten uyumu. Evet. Evren senin hangi futbolcuyla en çok ten uyumun oldu? Dur Rasim abi. Benim olmaz abi ten uyumu. Rasim abi sen takımla ilgili bir şeyler söylüyorsun. Şimdi bak Montella. Nereye evrilir? Bir oyuncuların büyük saygısı var. Futbolculuk kariyeri çok klas. Teknik direktörlük kariyeri çok iyi. Adana Demir'de Türk oyuncuları tanıdı. Bir de Adana'ya geldi adam abi. İstanbul'a da gelmedi. Yani en şey yere geldi. Yani Adana hani böyle Anadolu'nun bağrına geldi. Sence bu milli takım Avrupa şampiyonasını alır mı? Çünkü bak Arda Real Madrid. Kenan Yıldız. O kadar olmaz. Juventus. Dur. Juventus. Semih Kılıçsoy var. Şimdi birazdan Semih meselesini açıyorum. Evet, Beşiktaş'ta ligi sürüklese ediyor ve muhtemelen yani iddia ediyorum yaz sezonu burada kalmaz Semih. Semih Kılıçsoy'da gidiyor Premier Lig'e. Gibi mesela. Premier Lig olur, İspanya Lig. Ben bugün bak iddia ediyorum Barcelona'ya koy Semih Kılıçsoy. Bir de bir şey soracağım. Bugün mesela onu tartışacağız da Semih Kılıçsoy şu 20 dakikalık baskımızda ceza sahası içerisinde gol atardı abi. Kesin atardı. Bak niye çabuk adam lazım orada bir işi bitirirdi. Aynen. Öbür tarafta Bertu, Ümit Mütek o da gol attı. Yani şimdi senin aslında elinde golcü yoktu da var. Olan golcüyü almadın sen. Bertu al abi hazırlık oluyor. Maçı değil mi bu? Tabii. Anladın mı? Mesela orada tercih hatası yaptı. Tamam Ümit bir takımın ihtiyacı olabilir. Ona geleceğiz ama o başka bir şeyden dolayı. Orada bir sıkıntı var yani. Semih Kılıçsoy bugün olsaydı o 20-25 dakika kesin gol atardı. Bak ben çünkü tam onun pozisyonları o birebirlerde geçmeler falan. Tabii. Ya buradaki tercihler de önemli.
Yani orada Montella'yı eleştirebiliriz. Sebep Çalınsoy ve Arda Güler çok önemli bir şans değil mi? Ya o kadar evet kesin o kadar genç oyuncu var. Bir Semih de orada olmalıydı mesela. Tabii. Ama tabii, alınmayışı, tabii. Dönüşü, milli takıma yani ihtiyacı abi, var. Onları bilemem büyük bir takımın. Abi bu kadro Montella'da şey olursa yani 2024, 2026, 28 gidebilir abi. Çok önemli. Montella'yla bence. Oynama da alışkanlığını sürdürürse abi. Yani. Çünkü bizim Türk futbolu, Türk şeylerin bu yani Atatürkalıkları da olmaması lazım. Odaklanması lazım. Montella'nın da bu ilişkilerde şey onu eski oyuncuları kayırmak gibi işleri yapmaması lazım. Bir iki yaptıydı. Buna odaklanırsa en büyük şans bu. Hakikaten Ahmet Çakar kesinlikle katılıyorum. Belki de 2002'den daha iyi. 2002 biliyorsunuz. Üçüncülük oldu ama büyük görkemli olmadı. Hiç Avrupa takımıyla karşılaşmayınca. Şöyle üçüncülük de. Mesela hala dikkat edin şu an bir Galatasaray'ın olayı üçüncülükten çok daha önde. Üçüncülükte şu vardı. Emre Okan Avrupa'da oynuyordu. Inter'de oynuyordu. Daha yeni. Hakan Şükür de Inter'den ayrıldı. Blackburn gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yıldıray Bayerler'e kuzey. UEFA şampiyonu olmuş. 5 yabancısıyla veya 4 yabancı UEFA şampiyonu bir Türk takımı. O nüve o 2 sene daha tecrübe kazandılar. Ve dünya üçüncüsü tabii. Oldular. Şimdi ben iddia ediyorum. Bu takım, milli takım. Bu Haziran'daki Avrupa şampiyonu kötü sonuç alsa bile takip eden Dünya Kupası'nda çok iyi sonuç alır. Çünkü 2008 niye? Her Avrupa bir oyuncu... Nihat'ların kuşağı 2008'den iyi mi bu takım? Tuncaylı, Arda Turanlı, Nihat'lı. O da iyiydi, bu da iyi. Onları... Bu takımın şanssızlığını söyleyeyim mi? Hamit Altıntop var mesela o takımda yine. Bu takımın şey, yaşları genç. Tümer var. Bir de iki mevkide geri dolmayacak şekilde defektimiz var. O zaman kim vardı kalede? Rüştü. Rüştü olmadı Volkan. Tabii, şimdi bunlar daha yok. Türkiye'nin şimdi. Gelmiş geçmiş en önemli kalecileri. Tabii. Mert Filen değil. Uğurcan da değil. Forvet'te de Nihat var. Işi. Semih şimdi, var. Kim Rüştü oradan Barcelona'ya gitti. Bir dakika. Yok, bir dakika. Daha eski. Bir dakika. Forvet'te de Nihat gibi İspanya'yı son ana kadar şampiyonlukta domine etmiş Deportival Real Sociedad. Real Sociedad'ın önemli golcüsüydü. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Şu takımda bir Volkan Demirel olsun veya Rüştü. Forvet'te de Nihat gibi bir oyuncum olsun. Oho. Şimdi bak burada hocam, başlıyor. Kalede Volkan olan. Demirel en ileride Hakan olsa. Şu da olur. Şimdi Hakan olamayacağına göre. Hakan. Şu anda Nihat'a benzeyen Türkiye'de bana bir tane forvet söyle. Semih. Ha? Semih. Ne? Semih. Aferin. Semih tip mi? Olarak da benziyor. Bu arada çok bir şey uzun değil. Çok uzun değil. Semih Nihat'tan daha yetenekli. O tartışılır. Şimdi, o tartışılır. Yani, dur bakalım daha. Birinin abdesti büyük abdesti. Birisi sprinter oyuncu, deparlı oyuncu. Semih de onun kadar Nihat kadar deparlı değil. Gol vuruşlarına baktım mı ikisi de iyi. İkisi de iyi. Çok benziyor. Nihat ama esas çıkışın Sociedad'da. Ama ikisinin Nihat'ın da tekniği ama Nihat gibi olabilmesi için daha... Çok ama çok hızlı da çıkabilir. Şu var. Nihat'ı da hafife almamak lazım. Neden? Kimse hafife aldı mı? Nihat Kahveci çok iyi oynuyor. Müthiş abi. Kimse hafife almadı. La Liga'nın ikincisi oldu o takımla. Evet. Şampiyonluğu kaçırdılar. Ve başka bir şey söyleyeyim. Daha bir dakika. Los Galacticos 1'e karşı oynadı. Yani Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Raul, Carlos. Bunlara karşı şov yapıyordu Nihat yani. Ona bakmak lazım. Bugün yapılan teknik hata. Kenan Yıldız hocam tamam. Çok özel hata şu. Villarreal'de de başarılı. Kardeşim çok. Sen yarım devre Enes'le oynarsın. Yarım devrede Semih'i atarsın. Bakalım ne yapıyor? Şaşkın ördek gibi mi? Tabii ki iyi olması, oynamasını bekleyemeyebiliriz. Gencecik çocuk. Yok efendim kendi şeyinde sezonunda, takımında sezon. Geç bunları geç. Bırakın bu işleri. Fatih Terim 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Karabük o zaman ikinci ligdeydi. Vedat aldı. Direkt oynattı. Vedat İnce. İlk Alem Boksic'i tutmuştu hiç unutmuyorum. Boksic. Hocam bir de Macaristan çok savunma yapan bir takım. Teknik olarak Montella bunu bilse normalde topu rakibe veriyor. Açık konuşuyor. Yani savunma yaptı. Semih lazım yani açık konuşuyor. Vahşi Karalanda çok iyi çünkü. Türk futbolunun içine ayağını sokmuş el dedi. Hocam Vedat İnce Semih bir daha olamaz ya. İkincilikten gelen Semih'in açıklamasını verelim Samet Bey. Nihat geniş alanda müthiş bir oyuncu. Semih de dar alanda çok muhteşem bir oyuncu. Yani onun için bugün ceza sahasında Semih'e ihtiyaç vardı. Kesinlikle onun için dedim. Öyle. Tabii. Kesinlikle öyle. Ver Samet bir şeyi. Söyle adını. Montella'nın açıklaması var. Semih'le ilgili. Rasim abiye bak ya.
Montella'nın açıklamasına veriyoruz. Geliyor ha, şimdi. O önemli işte, onu bir bakalım. Tabii. Yavaş yavaş seviyeye doğru giriyor. O mu yollamış? Milli takım, ümit takımdan mı istemişler? Ne olmuş? Yani bu antrenmana çıkmış mı, çıkmamış mı, üçlü çağrılmış? Feyyaz Uçar'ın açıklamaları var. Büyük bir boşluk var yani orada. Yani şu anda milli takımda ortalık karıştı. Maalesef milli takımımızda ortalık karıştı. Sevgili Samet bugün biraz artık eli ağır, oruç başına vurmuş herhalde anladığım kadarıyla. Konuyu getiremiyor. Geçiş yapamıyor bir türlü. Samet. İkinci bölgeden evet. Üçüncü bölgeye geçecek. Hayır. Feyyaz Uçar'ı demiyorum. Montella'nın açıklamasını istiyorum Samet. Evet. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Semih Ümit milli takıma gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacağına orada daha fazla fırsat daha verecek. Daha süre vereceği için. Açıklama bir şey söyleyeyim mi? Bu son derece samimiyetsiz bir açıklama. Bir. Evet. Çocuğu sen göndermedin. Çocuğun Ümit milli takıma gitmesinin iki tane nedeni var. Bir, istedikleri o yamyamların, mafya grubunun istediği menajere menajerliğini vermedi diye burnunu sürtüyor. Oo, bir dakika. Çok anlatabilir miyim? Şey, lütfen, bir dakika. Ahmet Çakar'dan flash iddia, bunu tweet atalım lütfen. Atın. Semih denen çocuğumuz, evladımız, ismini bilmiyorum, son derece mütevazi, belki vasıfları kısıtlı bir menajerle iş yaparken... Ona futbolun mafyası, bu futbolun mafyası nerededir bilmem, federasyonun içinde midir, dışarıda mıdır, Montella'ya etki eder mi, etmez mi, Hamit Altıntop'u manipüle ederler mi, onu ben bilmem. Hatırı sayılır kalbur üstü o yamyam menajerlerden birine vermedi diye menajerliğini Semih'in burnunu sürttürüyorlar. Çok enteresan. İki, ya da futbol federasyonu Beşiktaş'tan üstü kapalı. İhtimal dahilinde olarak söylüyorum, intikam alıyor. Nasıl yani hocam? Bir düşün. Kara gümrüğü Riva'dan çıkarttılar, uzayın dediler. Evet. Şurada kalmış 6 hafta ya. Ama onun hafta. Sebebi ne? Neymiş? Çin bakımı yapacak. Kara gümrükten niye intikam alsınlar? Kardeş bir şey söyleyeyim. Ben bazı şeyleri anlayamıyorum. Futbol Federasyonu'nda bir grup var. Bence çok ciddi anlamda acımasızlar. Ne gibi hocam? Acımasızlar, korkunç acımasızlar. Karşılığından hiçbir kulübe nefes hakkı vermiyorlar. Örtek. Fakat korktukları kulübe de tam yelkenlerini indiriyorlar. Şimdi ilerleyen saat veya dakikalarda değişen maddeleri konuşacağız. Evet, ne için yapıldı yapacağız. Ya bu gece bomba gibi bir yayın. Bu gece çok uzun olacak. Hakikaten. Tekrar söylüyorum. Sabaha kadar sürebiliriz. Tekrar söylüyorum. Sahuru bu defa. Deşifre edeceğiz. Tekrar aynen söylüyorum. Öyle. Futbol mafyası. Bravo. Semih denen evladın. Menajerliğini bir çakal, mafya ile iş yapan, onlarla organik bağ olan, para balansı olan bir menajere vermedi diye Semih'in burnunu sürttürdüler. Artı Semih gibi, ayaksız stoper Ahmet gibi adamları bu maçta denemeyeceksin de hangi maçta deneyeceksin? Ya, hocam, doğrudur. Panathinaikos'ta zar zor oynayan, gittiği sürpriz karşılanan Samet ilk 11 oynuyor. Doğru. Ajax'ın 9,5 milyon euro verdiği ve şu anda ilk 11 oynattığı Ahmet Can oynamıyor. Fıkra bu kadar. Şu bak. Resmi ona maçta bir dakika müsaade. Resmi maç olsaydı Samet'i şöyle anlayabilirdim. Deneyim, süreklilik, tecrübe. Aynı şey zaten. Ya bu özel maçta at Ahmet'i. At Semih'i sahaya. Hocam zaten at. Burada kazanacaktın. Sen bir dakika şeyi attın. Bundesliga 2'de oynayan Can Uzun'u da attın. Kaç maç hangi hocam? Sezonu bitirdi Can Uzun? Bana onu bir söylesinler. Işte şimdi ben Montella'nın kötü niyetli bir çocuk olduğuna, insan olduğuna inanmıyorum. Belki Montella'ya dediler ki bu adamı gönder Ümit'e. O da ona gönder diye talimat veri adamları korumak anlamında biz gönderdik filan diyor. Ben Montella'nın kıçı başı ayrı oynayan bir adam olduğunu düşünmüyorum. Asla öyle bir düşüncem. Ama orada başka kıçı başı hiç oynamayan adam olmadığını da inanıyorum. Oralarda. Olanlar var diyorsunuz. Var tabii ki. Hepsi öyle mi asla? Sonuç. Sonuç hocam. Sonuç. Ben bu milli takımdan iki mevki dışında çok zengin bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Yetenekli ve çok genç bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. İki mevkiye de bir an önce adamlar, elimizde kaleci yok. Mecburuz. Ya Mert'le ya Uğurcan'la. Eğer Altay'da oynarsa Altay'la oynayacağız. Başka şansımız yok. En azından Avrupa şampiyonu. Yunus açıklamaya girelim. Ama sen Semih'i kullan. Enes benim için çok yıldız bir golcü. Hocam değil. Olmadı. Yıldız o, değil. Enes, İyi golcü ama yıldız Enes değil. Enes olmadı. Ne demiş Yunus evet. Akgün? Çok kaliteli genç bir takımız. Daha iyi olacağız. Analizlerimizi yapacağız. Kim oynarsa oynasın. Elinden geleni yapıyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu forma için her şeyi veriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız. Mert Günok.
Güzel bir maç oldu izleyenler için. Kazanmak isterdik ama bizim için güzel bir test oldu. Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli. Yenildiğimiz için üzgünüz. Avusturya maçına galip gelmek için çıkacağız. Evren abi sen ne dersin? Hem açıklamalara hem Semih'in bir anda önce çağrılıp sonra apar topar milli takımdan ümit milli takım alınmasına. Yani burada Semih'in olayı A milli takıma. Bak şöyle bir şey var. Tepkiden korkup burada bir baskı yemiş Montella kesin. Kimin ben, tepkisinden abi? Şöyle çağıracaksın ülke takıma çağıracaktın o zaman baştan. Çünkü hakikaten artık nedir? Ülke futbolu şu an yani. Zaten Beşiktaş federasyona çok karşı biliyorsun milli takıma şey hep tepkili. Bütün takımlar aslında tepkili. Şimdi oyuncularımız zaten ciddi bir kaos var. Ülke futbolla ilgili birbirine girmiş. En güzel bizim olacağımızı milli takımdaki oyuncularımızın en değerli şekilde sunulması. Sen böyle bir oyuncuyu buraya çağırıyorsun o zaman o kadro tutacaksın. Şöyle bir şey var iddia yani Feyyaz Hoca'nın dediği işte Semih'in güya. Gittim taktik antrenmanını aldım. Gelelim bu açıklamaya da gidelim. Amiri takıma çağrılıp geniş bir kadro olduğu için almayabilir. Ama sen bu ortamda Semih gibi bir oyuncu aldıysan antrenman alacaksın abi. Yani o taktik antrenmanını alacaksın. Yollamayacaksın. Sen demek ki bir baskı yedin orada. Evren abi açıklamasını okuyayım mı? Oyuncunun da moralini bozuyorsun. Yine sen devam et. Yine tamam. Sen devam et. Evren abi devam etsin. Haberi duyduğumuzda şok olduk. Montella'nın açıklamaları daha da şok olduk. Bu kadar dayanıksız açıklamalar gerçekten üzücü. Daha fazla süre alması için gibi bir söz var orada. Zaten Semih Kılıçdaroğlu çok süre aldı bugüne kadar. Genç milli takımların hemen hemen hepsinde. Bizi en çok üzen şu. Semih bizi arıyor ağlamaklı. Hocam 3 gündür buradayım. Hiçbir taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız diyor. Ne kadar acı bir şey ya. Yönetici için. Devam. Sebep ne abi? Açıklanan sebep ne? Bitiriyorum abi. Bizim derdimiz oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan olsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı. Semih'e bu harekete layık görenler yaptıkları şeyden utanacaklar. Buradaki en alıcı söz beni buradan alın. Şimdi beni ya buradan alın lafı ya. Aslında A milli takıma gittiğin zaman o gençliğinden dolayı öyle bile söylemiş. Ama sitem edebilir. Feyyaz abisiyle peki, konuşabilir. Evet, bak şöyle diyebilir. Yani beni almadan. Alınmamak diye bir şey söz konusu mu? Yok ya şimdi 25-30 kişi çağrıldığı için 11-11 maç yaptığında oraya almayabilir. Abi. Yani sonradan değiştirir ama. Abi tabii. Ama yedek kadroda sen daha iyi biliyorsun. Değiştirebilir yani 2-3 kişiyi yedek alır. Yedek kadroda mesela. Adam, bu adam genç oyuncu. Milli zaten. Milli takıma gelmiş oyuncu da antrenman edecekmezsin abi. Devamlı. Şimdi takım zaten çok genç değil mi abi? Doğru. Evet. Ne demek az süre? Zaten hepsi de zaten 17-19 yaşında oyuncular. Doğru. Yani Semih'in onlardan ne farkı var? Aynı yaştalar. Bu arada. Yani orada süre almak falan çok şey değil. Semih de ligi süpürüyor. O bahane. O bahane. Oyuncuyu alıp oyuncunun o sistemi vermesi mental olarak adamı zaten bitirdin. Bunda da mobbingtir. Bu mobbingin sebebi de Semih'i kucağına almak isteyen futbol mafyası istediği menajerin kucağına almak için yaptılar. Semih şu an çocuğu burnunu sürttüler. Mobbing yaptılar. Versem et karşılaştık. Ama Semih şu an profesyonel menajer çalışıyor değil mi? Yani daha böyle. Hayır bir tane adam da sen ama ne olduğu vasıfı falan belliymiş. Burada ama Beşiktaş futbol mafyası Semih'in etinden sütünden istifade etmek istiyor. Müsaade et. Beşiktaş kulübü futbol mafyası. Bana göre çok hafif davrandı. Doğru. Böyle reaksiyon olmaz. Bravo hocam. Böyle reaksiyon olmaz. Katılıyorum çok. Çıkacak Hasan Arat, Samet Aybaba, Feyyaz. Tabii. Diyecek ki, ey federasyon, benim oyuncu çocuğuma mobbing yapamazsın. Doğru. Ümit milli takıma da göndermiyorum desene. O olmaz hocam. Ben ceza yaparım. Ceza ben yaparım kardeşim. Ben Beşiktaş başkanı olsam, bak kardeşim, senin başkanın Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladılar. Evet. Mabette. İnönü'de. Türkiye gördü. Dünya gördü. Doğru. Onu başkasına yaptığım vakit adamı doğduğuna mecazi anlamda söylüyorum pişman ederler. Beşiktaş kulübü böyle değildi. Beşiktaş kulübü reaksiyoner bir kulüptü. Beşiktaş kulübü duruşu olan bir kulüptü. Haşa şunu dersin hiç konuşmazsın. Hoca Montella hoca madem Semih'le ilgili öyle görmüş buyursun gitsin. Ya bunu yap. Ya da böyle çemkirip de yarım bırakma. Topla basın toplansın masaya vur. Kimsiniz lan siz de? Benim oyuncum çocuk oyuncağı değildir de. Ya da hiç sus. Hiç konuşma. Eğer bu taktik olarak belki Ümit Mert'in ihtiyabını kabul ediyorsan şunu da diyebilir Feyyaz Hoca. Futbolda böyle şeyler olur. Montella öyle uygun görmüş. Semih'in yaşı genç. Ümit milli takımın ona ihtiyacı var. Bunda diyebilirsin saygı duyarım. Çocuk ağlayacak. Feyyaz'ın dediklerini söylüyorum. Beni buradan alın diyecek. Ve sen Beşiktaşlılık duruşu bu değil. Beşiktaşlılık duruşu
pısırıklık değildir. Beşiktaşlı'nın duruşu efendidir ama reaksiyon göstereceğin yerde reaksiyonu gösterilen duruşa Beşiktaş duruşu dedi. Şunu diyelim mi? Tam böyle. Beşiktaş kulübü Semih Kılıçsoy olayında pısırık davranmıştır. Beşiktaşlılık duruşu sergilememiştir. Beşiktaşlılık duruşunu sergilememiştir. Bunu bir tweet atalım. Tabii aynen. Çok güzel söyledi. Çok hocam çok ya, güzel. Hocam, bununla ilgili ne yapacak ki? Ne bekliyorsun? Yani, bak, ne iki şey yaparım. Ben Beşiktaş kulübü başkanı olsam derim ki beyler ne diyorsunuz? Şunu da diyebilirim. Semih bu milli görevdir. Hocan sana öyle uygun görmüş. Ümit ben git Ümit ben tako. Montella'nın kararına saygı duyuyor. Sana kimse bir şey demez. Ya da yok işte bu şaşırtan bir açıklama hiç sevmedim. Kafam çok bozuldu. Çocuğumuzu ısırıyorlar, yiyorlar. Çocuk ağladı bize. 3 gündür oynamıyorum. Bunu dediğin an öyle olmaz. Hasan Arat, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar. Hasan Arat'ın ilk açılışı bu. Saygıdeğer Mesum mensupları. Alayınız, hoş geldiniz. Ey federasyon, kimsiniz lan siz? Bizim çocuğumuza efendim... Bu mu? Menajer. İhtimallerden biri. Bilginiz bu mu yani? Bildiğim değil, ihtimallerden biri. Eğer oysa... Semih'in menajeri... Ne yazmış? Yavaş, yavaş, yavaş. İsim sakın verme. Arkadaşlar, Türk futbolu... Yemin edebiliyorum ama ispat edemem. Zaten ispat etsem gider suçlu usta bulurum veya bangır bangır deliller ortaya koyarım. Semih'in milli takımda bu şekilde mobbing uygulamasının sebebi asla anlatılanlar değil. Tıpkı bu akşam Rusya'da Moskova'daki terör saldırısının DAEŞ'in yaptığının söylendiği gibi. Hocam. Müsaade buyur. Buyurun. Ne diyorlar? Daha fazla oynasın. Oynuyor Semih. Aşağı yukarı 3 aydır Beşiktaş'ta direkt oynuyor en iyisi. Tabii. 2. Ümit milli takımı pardon Avrupa finali falan mı oynayacak? Anlamadım. Yani Avrupa finali falan mı oynadı bugün? Şeye çıkıyor 3 hocam. Ya bir dakika 3. Madem öyleyse çağırma. Ümit milli takım kampına çağır. 4. Madem çağırdın onurunu kırma. Münavebeli değişerek 11-11 maçlarda süre ver çocuğa. Çocuk ağlama. Ben hiç Feyyaz'ın dediklerini söylüyorum. Bunun adı mobbingdir. Amaç şudur. Futbol mafyası. Ha bunun içinde kimler var onu bilmem. Federasyon üyeleri var mı? Antrenörler var mı? Yardımcı antrenörler var mı? Başka çakallar, çukallar var bilmem. Çocuğu, çünkü çocuk şu anda altın yumurtlayan tavuk. Belki de 3 sene değer 3 sene sonra değeri 2 sene sonra 30-40 milyon dolara gelecek. Belki de yamyam bir menajerin kucağına atıp imzaya at. At imzanı git bir an önce diye bir şarkı vardır ya. Onun gibi. Bunu yapmadı çocuk. Bunda ya yarın bir gün bunun boku çıkacak. Bak yarın bir gün boku çıkacak. Bunu... Bekle Semih diyecek ki bilmem ne abi bana senin bu menajerin çok vasıfsız. Biz acaba bu menajerden şu menajer amcana versen daha iyi değil mi dedi diyecek. Biz de o zaman çarmıha gireceğiz. Bunu yapabilecek tek bir menajer var. İsim veremiyoruz tabii. Ama eğer ben o kişiye mesaj attım şu. Dur. Eğer seninle mi ilgili? Eğer Beşiktaş camiası o kişiye haddini bildirmiyorsa da ya bu amili takımlar da bizim zamanımızda yani, oldu menajerli biliyorsun. Yıllardır var yani. Hatta hatırla bir ara başka bir futbolcu iş. Adı neydi Samet hatırlıyorsundur Hollanda'dan. Oynamayan bir futbolcuyu. Ben size bir şey söyleyeyim. Müsaadenle bir şey. Ya Türk futbolunda, Türk futbolunda yok, iki tane büyük yani. Rezilliği ispat edeceğim. Bu rezilliğin biri. Söyle hocam. Dordrecht'te oynamayan, oynayan ama oynamayan bir adamı milli takıma aldılar. Erol'du işte. Adını bilmem. Dordrecht diye bir takım. Terim yaptı bir tanesi. Bir tanesi de Fatih Terim. Adana Spor'un 4. kalecisini milli takıma aldı. İnanılmaz bir şu anda İnanılmaz. Adana'da çocuk çöp şiş satıyor. Çöp şiş satmak aynen ayıp ya, değil. Aynen ya çöp şiş ya bak. Şaşırdık. Ve trim verdiriyor. Şimdi abi, bakın Türk futbolu bunları gördü. Futbolu demek ki Fatih Hoca o zaman milli takımdan da milli takımın hocasıyken de bir oyuncu fonu kurmuş. Siz kabul etmeyin. Kardeşim Adana'nın 4. kalecisini milli takımı alıp o zamanın parasıyla 500 bin 600 bin lira prim dağıttı. Çocuk Adana'da oynamadı. Nerede oldu be? Bir araştırma yaptı. Bir transfer yaptı. Çöp şiş yapıyor. Çöp şiş. Hayır. Şöyle hocam. Adını hatırlayan varsa yeri gelsin. Hayır. Futbolu bırakmış açmış yere çöp şiş ya. Başar hocam. Ödenmesi değil. Allah Allah. O 500 bin ödenmesi değil. Sonradan o çocuk milli takıma çağrıldığı için sevgili bir şahım sen biliyorsun bir fake transfer yaptı o. Milli takıma tamam kasa gelmek satıyor oluyor. Ben öyle çok oyuncu sayarım valla. 700 bin dolar. Hep tezgah bunlar. Evet.
700 bin dolar mı ne, 700 bin euro mu ne bir transfer yaptı o çocuk. Dinliyor musun? Ben çok net dinliyorum. Sonra bak önce o prim neyse o prim demek çocuğa susma. O 700 bin euroluk transferde bir şeyler döndü. Ya sonra futbolculuk hayatı bitti. Gerçekten herhalde oradaki parasıyla bir tane büfe satın alıp çöp şişçisi var hakikaten. Çöp şiş yapılıyor. Lezzetli. Ama daha bugün 20'li yaşında ha. Hocam. Ya evet, konu başka yere gidiyor aslında. Ama olmaz şimdi. Abi. Sen gidelim. Çöp şişçi adam milli takıma bak, konuyu bak Rasim abi. Konu niye başka yere gitmesin? Tabii Fatih Terim oldum koruyorsun. İtiraf et. Rasim Fatih Terim'le alakası ben yok. Ben Fatih Terim'i hayatımda görmedim. Bak Ali Koç'u gördüm. Fatih Terim'i görmedim bile. Yani hiç hayatımda ben Fatih Terim'i korumadım. Fatih Hoca da her oyuncuya doğru mu aldım? Fatih Hoca da sorsa. Evren abi Fatih Hoca'ya da sorsa çok haz edeceğini düşünmüyorum benden. Ama şunu emin ol, böyle doğru, bir şey yaptı ya. Bu doğru bir şey değil bence. Ama konu bu geceki konu. Şimdi mağdur edilen oyuncu bir saniye Rasim abi özür dilerim. Mağdur edilen oyuncu alelade bir oyuncu değil. Şu anda Beşiktaş takımını sırtlayan bir oyuncu. Semih olmasa Beşiktaş şu anda ilk onda olamazdı bak. Ve sen böyle bir oyuncuyu dalga geçer gibi henüz sezonu tamamlamamış diyorsun. Ben demiyorum, Ahmet Çakar da bir iddiada bulunuyor. Diyor ki menajerlerin kucağına oturmuş diyor. Oturtmak istediler çocuğu oturtmak istediler diyor. Özür diliyorum Semih'ten. Semih de buna karşı direniyor. Ve Semih o menajerle çalışması için mobbinge uğruyor bugün. Dur özür. Adana Hakkı Hayrullah Mert Aküş şu anda nerede oynuyor biliyor musunuz? Nerede? Karaman FK. Tamam hocam. Tamam oynuyor çocuk abi. Hayır. Karaman'ın koyunu sonradan. Hocam öyle amirli de oynadığı aşağı düşenler var hocam. Ama Karaman'da da gidiyor geliyor. Rasim abi bak burada tuhaf olan şey şu. Bak Karaman'da oynayan oyuncuyu falan alıp almaman değil. Abi sezon sonu Real Madrid'e Barcelona'ya gidecek. Bir dakika. Abi bir dakika çok özür diliyorum. Haklı bu işler haklı. Buradaki asıl olay bu çocuk ya Barcelona'ya gidecek ya Real'e gidecek ya City'ye böyle bir yere gidecek bu çocuk. Tabii, belli yani. Tabii. Sen bu oyuncuyu az süre aldı diye milli takımdan gönderiyorsun. Bak bunun mantıkla açıklanacak bir yanı yok. Doğru söylüyor. Sezonu tamamlamadı diyerek de açıklanacak bir yanı yok. İki tane problem var burada. Ajax'ta ilk 11 oynayan Ahmet Can'ı Ümit Milli'ye gönderiyorsun ve Semih'i eğer menajerler milli takıma müdahale ediyor, bu menajere değil o menajere vermezsen bak biz seni A milli takımda oynatmayız seviyesindeyse eğer. Gayet tabii öyle. Hocam, o bir iddia Ahmet Hoca'nın iddiası. Hocam. Ama yıllarca olmadı. Hayır, neler oldu? Hayır bu bir dakika benim iddiam böyle Amerika'yı yeniden keşfetmekti. Futbolun içindeki olan herkes bir tezgahı biliyor. Ama ispat hocam, edemez. Benim tanıdığım Beşiktaş camiası o menajer şu menajere vereceksin dendi. O menajere de ben şu an bak, cevap vermiyor hesabını soramaz. Camiası o menajere Türkiye'de ekmek getirmez. Bak normalde öyle, hiçbir öyle oyuncu var. Ya abicim bak futbolcu abi amirli takıma gitmek öyle kolay değil. Şimdi Boka Büyüğü geliyor. Ya Semih'in menajerliğini de Beşiktaş'ın şu anda içinde olan adamlar birine vermek istiyorsa. O da kötü. Yani senin evin camdansa başkasına taşıtamazsın. Benim evim camdansa senin evine taş atmam. Hocam ben Beşiktaş taraftarından ve Beşiktaş camiasından bahsediyorum. Tekrar söyleyeyim. Çok iyi anladım. Ne anladın? Ama hocam, menajerler savaşı var. Belki de Beşiktaş'ın içinde bir yönetici de başka bir menajere vermeye çalışıyor. Anladım. Aynen. Ama bravo. Ben yöneticiyi kastetmiyorum. Bir ara benim bahsettiğim şu günden bağımsız konuşuyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu, Beşiktaş'ın divan kurulu, Beşiktaş taraftarının camiası. Dinle. Bir ara bak şu an için söylemiyorum ama 2016'lar Erzurum'a biz ne zaman gitmiştik? 2017'ler, 15. Türk futbolunda korkunç bir Ahmet Bulut Metin Korkmaz Savaşı vardı. Korkunç. Rastgele Ersun Yenal'la Ahmet Çakar'ın barışma yemeği için Metin Korkmaz'ın şeyine gittik. Ben de bilmiyorum, tanımıyordum biraz. Ben Metin Korkmaz'ın içeri girdiğini falan biliyordum. Hanımı şaşırdı. Ay şaka sen bilmiyor muydun dedi. Bilmiyordum hakikaten. Hatırlıyor musun o sohbetimizi? Abi o gün döndük ya. Bak ilk kez söylüyorum. Ana Ahmet Bulut'a yakın bütün gazeteciler. Hepsi. Ya ne yapıyorsun? Sen Metin Korkmaz'a niye gittin? Buyur Ahmet Bulut. Ya dedim, manyak mısınız lan siz? Ersun Yanal'la Ahmet Çakar'ı yere gittik. Ben dedim ulan siz menajerle ilişkiye mi girin? Ben zaten o manada futbol dünyasının bir insanı değilim. Çakar da olmamıştır. Olursan zaten kucağa oturturlar. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir kız vardı bir şeyin yanından çıkmazdı. Bir spor muhabiri. İkide bir Çakar'ı arar, beni arar. O beni uyarır. Rasim aman buna çıkma hatırlıyor musun? Sanki kim? Bir kadın gazeteci vardı. Neyse yani Ahmet Bulut, Metin Korkmaz Savaşı çok kuvvetliydi o zaman. Ne? Gazeteci billeti de satın alınmıştı.
Yani gerçek bunlar. Ya bir de evet. Şu var bak A milli takımı şöyle diyeyim. Normalde Semih orada ne yaşadı ki? Feyyaz Hoca yarın böyle bir şey söylüyor Feyyaz abi. Normalde mobbing. Normalde hocam mobbing. Hiçbir oyuncu kusura bakmasın A milli takımda. Bu normal mi bu olay? Değil. A milli takımda hiçbir oyuncu o ay yıldızı formayı çağırmış hiçbir oyuncu beni buradan alın diyemez. Mobbing'e uğrarsa der. Ha, diyemez. Ne yaşadıysa orada artık nasıl bir travma yaşadıysa yani mental olarak. Ya bu menajere o doğru değil. Atacaksın. Ya da kardeşim sürünürsün. At imzanı. Yani ben Feyyaz abinin Feyyaz Uçar'ın demelerine göre diyorum. Yani taktik antrenmanı almamış filan teknik karardım. Tabii ama beni buradan abi. Alın hiçbir oyuncu diyemez. Mobbing. Demek ki orada bir şey var. Monterrey'de bu corruption ilişkilerine girmemeli. Bak uyarıyoruz hep Monterrey'i destekledik. Eğer Monterrey İtalyan olduğu için olağan şüpheli. Abi bak Türkler de olağan şüpheli. Ben Türk'üm. Belli milletler bu corruption'da olağan şüphelidir. Almanlar değildir. Norveçler değildir. Öyle değil. Hepsi alayı öyle hesap faktörü ya. Hayır, vallahi sen tanımıyorsun. Tamam üçlü. Doğru. Bak hayatım. Hocam dediğin doğru. Ya bak kapıya çalışırım. Bir, yüksek seviyeli corruption her yerde vardır. Heh. Bir de çok yaygın toplumlar vardır. Yaygın. Geçme sen doğru. Hocam geçelim. Yüksek seviyede para büyüdükçe corruption da herkes girer. Ama bir de en alt seviyede corruption'a çok açık. Yani doğru mu? Yolsuzluğa açık. Yani en alt seviyede artık hani yolda durdururlar parayla çözersin. Almanya'da öyle şey olmaz. Ama yüksek seviyede. Bir süper şey okuyayım. Kerem Gün demiş ki Rasim abi konudan bağımsız Rusya'daki olay ne olur? Abi şimdi çocuklarım orada kaldı. Giriş çıkışlar da kapatıldı. Daeş yok. Furkan Çevirgen demiş ki Ahmet Götemilli. İlker demiş ki abiler Enes oyunda mıydı? Valla oyunda değil gibiydi. Yoktu. Hakikaten de. Ya Enes mi bana Berto mu desem ben Berto derim şu an. Samet Üç baş milli takım maçı ayrılmış. İki tane gol attı. Bir dakika. Dur. Bir dakika. Mesela Semih mi dersin? Semih derim. Semih mi Enes mi? Bir dakika. Ben şimdi Semih, bir zamanında kulüp patronu olan Bişar Özbey'e ve zamanında milli futbolcu Evren Tur soruyorum. Aldığınız kokuya göre, sezgilerinize göre Semih Kılıçsoy mu daha büyük oyuncu olacak Arda Güler mi? Vallahi tahminin. Arda Güler zaten oldu. Sonraya gel. Abi onu bilemezsin. Şu gelişimi önemli. Hatırlar mısın? Standart diyece giden bir oyuncu vardı. Oynadıkça gelişiyor. Battı döndü. Oynadıkça genç gelişiyor. Yaşta futbolu bırakabilir. Semih'in niye? Genç yaşta yani adale yapısı çok kalın olduğu için Emre Belezoğlu gibi sakatlık riski daha yüksek. Emre abi daha iyi biliyor. Yani şey Agüero gibi yapısı var. Agüero'sun. Kimin adamısın? Genç yaşta dediğim 32-33 abi. Hani, abi ikisi de çok iyi geleceği olur. Tek yapacakları iş Semih Avrupa'ya gidecek. 2034'e ışınlan abi. Abi Semih Avrupa'ya gidecek. Arda da Türkiye'ye gelmeyecek. O zaman bu oyuncular Avrupa'da her türlü şeyde oynar. Bunlar Türkiye'de kalmasın diyor musun? Evet abi. Rasim abi Kenan Yıldız'da. Bak, sana kaldı sen de kalk. Rasim abi. Hemen giderim. Emre abi. Kenan Yıldız'da çok büyük futbolcu. Adam gitmedi. Emre abi. Rasim abi dur. Kenan Yıldız'da çok büyük futbolcu. Semih de öyle ama Arda bambaşka bir şey. Sen bir menajer ve futbol kulüp başkanıydın. Gerçi olsa, ondan da bıktım. Futbol ağladı. Yöneticisiydim ben. Menajere gideceğim. Samet menajer. Ama Semih de... Anan ağladı bir kulübü tabii. Yönettin. Aynen öyle. Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz bunu yaşadın. Ya dur niye futbolcular... Bir şey söyleyeceğim bak ama Semih de... Bak abi Semih de Arda Güler'in de vücut dilleri çok iyi. Yani baktığında bir sakinlik var Allah tarafından. Bu çok önemlidir bir oyuncu. Kesinlikle. Yani ben yetenekliyim ama... Emrem orada mı yoktu? Semih de mesela Arda gitti mi nazar değdi. Mesela bu önemli. Bu devamlılıkta da çok önemli. Yani sakatlıklar filan. Semih de böyle çok nasipli bir çocuk. Belli yani. Çocukta var o aura. Ben o enerji. Musunuz? Çocuk gider yani. Ha, sen Arda, ne diyorsun? Arda Güler, gider. Arda Güler Allah ona her şeyi vermiş. Neyi vermemiş? Sevimlilik şu bu. Fakat güçlü bir fizik yapısı vermemiş Rıdvan Dilmen gibi. Eyvah. Ama hocam. Hiç alakası yok hocam. Hocam çalışamaz mı? Çalışarak gelişemez mi? Çok rahat gelişir hem de. Ben gelişmezim. Hocam. Teknolojisi var ya. Bazı adamlar vardır. Bazı oyuncular yok, vardır. Yok şöyle anlamadım. Sen kendinle ilgili söylüyorsun. Allah bana kuvvetleri diye vermemiş. Vücut yapısı da ama öbürü 1.90 boyundu. 1.85 boyundu. Kim? Barış. Hocam. Bu arada 85. Arda'nın o kadar şişmesi faydalı olur mu ben emin değilim. Messi şişik mi değil? Ya işte, ama çok kuvvetli. Messi'nin bacakları çok kuvvetli. Ha, ama yani ya, şişik değil Messi. Mesela Arda Güler de kısa olur değil. Bakma sen bazıların bacak boyu uzun olur. Arda çok şeyi kısa Arda olur. Çok adele idman yaparsa teknik özelliği geriler mi? Ya o normali olur zaten. Ya bu saatten sonra gerilemez artık olgunlaştı. Şu var Emre abi. Vücut şeyini doldurdu. O dar alanda
esnekliğini kaybedebilirsin. Çok fazla fizik gücün artarsa. Bu fizik yani, gücü ya abi. Ronaldo'nun ilk hallerine bak. Çok daha teknik kenarda oynuyordu. Sonra 9 numaraya çevirdi. Allah vergisi değil abi. Bak, Allah vergisi. Şunu söyleyeyim. Boy boy Allah vergisi de. Rasim abi, Arda Güler'den eğer Messi çıkacağını düşünüyorsak bence çıkmayacak. Arda Güler. Nereden biliyorsun? Mesut Özil gibi bir şey olacak hocam. Yani, Mesut gibi olsun Rasim. Oraya, yok. Evrilmesi oraya doğru gidecek. Mesut Özil, Zidane, Kaka. Biraz o tarz. Ya o abi bir de bu manyak bu adama. Bak Real Madrid Real olarak diyorum. Stil olarak. Real Madrid de Barcelona'da genç oyuncu aldığı zaman Manchester'da da böyle. Bir anda öyle oynayamıyorsun. Orada abi bazı şeyler var. Evren abi. Sırayla bazı işler öyle hemen olmuyor. Bak, ben Los Galacticos. Çocuk sakatlandı abi. Ya hocam seni kılıyorum. Şunu kaldırın ya. Çocuğu oradan sabredecek. Onun için böyle 15 dakika, 20 dakika, yarım saat böyle böyle geliyor herif. Şu an çok temkinli geliyor. Son bir şey anlatayım. Semih Kılıçsoy da fizik kalite açıdan. Semih ama biraz daha farklı. Semih sanki böyle gidip de tak diye de oynayabilecek bir oyuncu. Arda Güler gidebileceği en iyi takıma gitti. Neden? Tabii. Bak Barcelona'da daha başkası yok zaten. 10 sene önceki Liverpool'a gitseydi Jurgen Klopp. 7-8 sene Jürgen önceki Barcelona yok. Bak bir dakika abi. Ha. Tamam Barcelona'da altyapıdan gelenler var ama o 7-8 sene önceki gibi böyle bir hava yok. Ama Barcelona, işte Real Madrid ikinci bir sistemde denedi ve tuttu bu. Ben hep ne diyorum, Los Galacticos bir dünyanın en büyük yıldızlarını aldı. Sonra ikinci gelişinde Florentino Perez şunu yaptı. Ben de dünyanın en büyük yıldızlarını alacağım ama dünyanın en yetenekli genç oyuncularını alacağım. Bak şimdi Palmeiras'tan da bir oyuncu almışlar. 45 milyon euroya. Evet, evet. İsmi aklıma gelmiyor. Endrick. Evet. Bak Endrick. Samet söyledi. Abi, kiralık verdiler onu. Şeyi aldılar öyle. Vinicius'u. Bundan hocam 6-7 sene önce aldılar. Rodrigo var. Dur. Rodrigo. O da hocam 2 sene oynatmadılar. Bir sonraki sene Rodrigo'yu aldılar. 2 sene oynatmadılar. Yavaş yavaş. İşte yavaş, onun için yavaş, diyorum yavaş, abi. Yavaş, acele etmiyorum. Vinicius'la Rodrigo. Ben niye oynamıyorum demiyorum. Dünya yıldızı oldu. Yeni oynamıyor. Arda'nın bunu aldım. Belverde geldi bu çelimsizde hocam. Belverde yıllarca oynamadı. Şimdi takımın her şeyi Belverde. Sen işte sen Arda Güler'sin. Sen de uzun süre yedekte girdin çıktın girdin çıktın. Evet, şimdi o, bak o, direkt oynuyorsun. Böyle bir anda lap diye öyle gelemiyorsun. Evet yani. Ne oldu şimdi cezalandı. Evet Samet'e getirir misin? Bu akşam saatlerinde arkadaşlar çok tuhaf bir şey oldu. İptal edilen maddeyi bahsetti söylüyorum. Tahkim bir karar aldı. Ya. Futbol, profesyonel futbol disiplin talimatında bir madde iptal edildi. Tabii toplantının 12 Ocak'ta yapıldığı söyleniyor ama ben buna inanmıyorum açık konuşayım. Samimi de bulmuyorum. Şimdi mi açıklanıyor 12 Ocak'ta yapılan? Evet. Federasyon Tahkim Kurulu futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendini oy birliğiyle iptal ettiğini açıkladı. Peki 44. maddenin 3. bendi ne? Verdi Samet ekrana. Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezonda içerisinde ikinci kez tekrar halinde kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür. Ne anladınız burada? Ben ne anladığımı söyleyebilir miyim hocam? Uh-huh. Fenerbahçeli futbolcular ya da Trabzonsporlu futbolcular, bak takım ayırt etmiyorum. Muhtemelen bu maçta müsabaka görevlilerine, yani korumalar güvenliklere, yani Futbol Federasyonu yetkililerine muhtemelen saldırıda bulundu. Ve bu da puan silme cezası. Eğer Fenerbahçe'den puan silerseniz ortalık karışır. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluğa doğru gidiyor. Galatasaray'lardaki puan farkı 2. Bu maçı kazanmamış olur ve Galatasaray şampiyon olur. Şimdi bu büyük rezilliğin mu acaba böyle gibi? Rezilliğin son perdesidir. Müsabaka görevlileri nedir? Söyleyeyim mi? Müsabaka görevlileri. Hocam virgül koyun. Samet lütfen Bir Haber TV'nin linkini yorumlara sabitler misin lütfen? Müsabaka görevlileri şudur. Hakemler. Evet hocam. Hakem, yardımcı hakem, dördüncü hakem, saha komiseri. Güvenlik görevlileri de galiba. Güvenlik görevlileri bunun içine katılır katılmaz buna bir şey diyemem. Emin değilim. Muhtemelen Trabzon'da koridorlarda maçın temsilcisine de bir saldırı oldu. Maçın temsilcisi. Muhtemelen. Kenarda duruyor ya, tersizde evet, bir evet. Adam duruyor. Futbol Federasyonu'na bağlı ve bunda kamera görüntülerinde var. Kamera görüntülerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Koridordaki kamera görüntülerinin bu bir. İki. Samet, bu ne demektir biliyor musun? KJ'yi. Bu ne demektir biliyor musun? Hakemi isterseniz meydan dayağı atın. Hiçbir şey olmayacak demektir. Hadi çünkü müsabaka görevli deyince ilk aklına gelen kişi hakemler. Tabii. O zaman yarın bir gün alt ligde, süper ligde, üçüncü ligde, PTT 1'de 60. dakikada bir futbolcu gelir hakeme bir vurur. Hakem başı tatil eder. Bu Ankara Gücü'nün 3 puanı silinmiş miydi?
Hayır. Niye? Maçtan sonra olmuştu sanıyorum. Maçtan sonra oldu olay. Hayır hocam ama. Şey biliyorsunuz. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Maç tatil edilmedi. Maç ben düdüğü oldu bitirdi. Ondan sonra. Hallimut mu? Yok, Ankara Gücü maçı demiyor musun? Hocam, düdüğü çaldı bitti maç. Bitti bittikten ama, sonra. Ama burada da öyle o zaman. Burada da öyle. Burada da öyle, fark eden bir şey yok ki. Yani sonuç. Olmaz. Sonuç bu özellikle hakemlere yapılan saldırılarda saldırı yapacak hocam, çalışanlara. Hocam maç bittikten sonra da kırmızı kart verebiliyor. Verebiliyorsun. Aynı şey devam ediyor hocam. Bildiğim kadarıyla hocam, Ankara Gücü. Hocam onun dışında soyunma odalarındaki küfürler de hakem temsilci raporlarına yazılabiliyor. Koridorlarda. Tabii. Cezası ama hayır, yönelik fiili müdahale ediyor. Tamam yok. Sözü müdahale edemiyor. Fiili hocam, müdahale demek tart demek. Maç çıkışı kırmızı kart yasaktı. Öyle yasaktı şey. Rapora yazar. Rapora yazar. Şimdi var. Ha. Şimdi bu zaten hani Futbol Federasyonu şu ana kadar neyi doğru yaptı dersen hiçbir şeyi. Doğru. Neyi yanlış yaptı dersen her şeyi. Bu da her şeylerden biridir. Bak şimdi kıvranıyorlar. Süper Kupa'nın tarihini değiştirelim mi? Orada madem değiştiriyorsun niye o saatte? Tam kötü yönetim örneği. Bak hala geçti 5 gün 6 gün. Hala disiplin sevkleri yapılmadı. Ne Trabzonspor, ne Fenerbahçe, arada ne futbolcular, ne diğer şahıslar. Hiçbir disiplin. Şu anda çatır çatır pazarlıklar dönüyor. Şu anda çatır çatır Eyyam'ın dibine vuruyorlar. Çatır çatır, fakat öyle bir karar gelecek ki boşa koysan almayacak, doluya koysan dolmayacak. Böyle bir Eyyam. Tekrar söylüyorum. Ya helal olsun. Türkiye'de Futbol Federasyonu'na güvenen bir adam olmadığı halde bu şahıslar orada oturuyorlar. Devam ediyorlar. Çok enteresan. Ve Haziran'da gidecek. Hata üstüne hata yapıyorlar. Yani bu Semih olayından tut da Suudi Arabistan'a kadar, Trabzon'daki olaylardan tut da İstanbulspor'un sahadan çekilmesine bu kadar. Bu kime yarayacak hocam bu? Bugünkü olay duyduğumuzda kime yarıyor? Kötü bir yönetim. Yani. Kime yarıyor yani? Şu haliye Fenerbahçe'ye yarıyor. Bu olay kime yarıyor? Eğer Fenerbahçeli oyuncular ya da Trabzonlu oyuncular. Trabzonlu oyuncu yok, bir tane Egemen var hocam. Onu demiyorum. Şeyde koridorda. Ha. Koridorda. Ya maçın temsilcisine tişörtleri yapılmış he. Olacak işte. Yapılmış. Maçın temsilcisine bilmem nesine vurduysa bunlar için yapılmış olabilir. İlle de bunlar için yapılmıştır demiyorum. Ama bundan sonra ama burayı kapsar. Bu kural varken ben 60. dakikada gelirim futbolcuya, hakemi döverim. Benden 3 puanı silemez. Şimdi işte bu kadar basit. Rasim abi, bir sana döneyim, sonra Eren abiye döneyim. Akşamüstü kural değişti. Yani yoldayken biz mutlaka bir hinlik çok, var. Çok işte. Tuhaf bir hinlik şey var. Ya. Hinlik çok var. Alıştık canım biz yoldayken kural değişmesine. Macez. Playoff'ta da değişti biliyorsun. Macez. İki defa şampiyon oldu. Penaltıyı kaldırıyor adam. Heh, onun gibi. Yani. Şey. Ya hayatım biliyorsun bak ben hiç bak çok ciddiyim lütfen ama bunu şey yapmayın. Bunu söylüyorum. Kesin olarak söylüyorum. Acun Ilıcalı Futbol Federasyonu Başkanı olmalıdır. Bak çok samimi. Niye abi? Bu konuyu çok düşündüm. Ha bu Acun'a da büyük bir sorumluluk. Ama yapması lazım. Dün de yine yazıştık. Benim bu en son haberde bunu söyledim. Abi çok kötü sıkıştı. Bu kadar kötü hale düşmedi. Acun mesela bizim yayına bağlandı 1,5 saat. Hakikaten bu konuya kafa yormuş bir adam. Fenerbahçeli ama Galatasaraylılarla sempati duyuyor. Tamam mı? Evet. Herkesin herkes de adam. İyi. Cumhurbaşkanı tarafından sevilen bir insan. CHP tarafından da hiç anti düşülen bir insan değil. Değil. TV8'de falan filan gayet şey. Hem laik kesim ve muhafazakarlar. Herkesin sevdiği bir insan. Öyle bir insan lazım bize. Bu durumu saçma. İdare edecek. Hayır hocam. Ya İngiltere'de bu kulübü olan adamdan, hocam, televizyon ben, kanalında spor kanalı olan adam, ekseni olan adam, Türkiye Futbol Federasyonu. Yıldırım Demirel olmadı mı? Bak. Yıldırım Demirel'in kanalı vardı, hayır, gazeteleri vardı. Yani, hocam olan başkanların ne şeyi vardı? Arkadaşlar. Beyler biz buraya magazin konuşmaya hocam, gelmedik. Ciddi anlamda ben. Futbol konuşmaya geldik. Olmamalı mı sence? Öyle bir adam gelmeli ki. Bir. Sen söyle. Ruh hastası olmalı. Acun işte ruh hastası. Ya hadi. 20 saat çalışır. Hadi. Vallahi kendini verir. Tanımıyor. Acımasız, Eyyam'dan uzak, sert bir adam olmadı. Diktatör gibi. Ama ahlaklı bir diktatör gibi. Kimseyi falan tarif etmiyorum. Hocam, kimi tarif ediyorsun? Kimse tarif biri geldi ama söylüyor ya. Kim söyle? Ya mafya matik birini tarif ediyor. Aa ben, bir de affet, ben mafya ağzıma öyle bir laf çıktı mı? O ya diktatör gibi. Olmuyor. Herkes korkacak. Olmuyor. Şimdi bak sıkıntıyı sana söyleyeyim. Buyurun hocam. Fenerbahçelileri ceza kuruluna sevk edip ceza aldırsan dert. aldırmasan Trabzon'dan haklı bir infial gelecek. Trabzon'a 2 maç kapatma versen komik İsim duruma ver. Düşsen. İsim vermiyorum. Dur be oğlum, sistemi konuşuyorum. Süper kupanın tarihini değiştirsen dert. Değiştirmesen dert. Bu nedir biliyor musun?
Eyyam'a bir kere başladı. Doğru, aynen. Herkes doğru, seni doğru kucağına almak ister. O kadar basit. Yani hocam, bir kere yani... Sega Sunset demiş ki bu kurala göre ligde her takımın yılda bir kere hakem dövme hakkı var yani demiş. Olmaz. Yok, iki defa da var. Şimdi şeye gelelim. Bak Samet, yemin ediyorum bak çok samimi. Hocaya da saygılıyorum. Trabzon açıklamalarına geleceğiz. Kalite gelir. 16 saat çalışır. Ya hadi kendini nereden verir çıktı bu Acun Ayran'la? Acun Ayran değilim hocam. Ben burada Acun'u doğradım. Hayır. Doğradım. Bak o gün Evren de şahit. Numaramı istedi. Doğradım. Beraber doğradım. Abi dur Ertuğrul'dan anlaştık. Acun'a yakın kim adamlar? O gün bir başladı propagandaya. TRT alamaz falan. Doğradık. Yeri geri yeni doğru. Ama kardeşim, bak. Kardeşim mevcutta İngiltere'de takımı olan, spor kanalı olan, Şampiyonlar Ligi'ni yayınlayan bir adam. Olmadı mı? Soruyorum. Yıldırım, Demirel. Demirel'in spor kanalı yoktu. Televizyon patron demiyor. Hürriyet orundu. Abi Acun Ilıcalı da olabilir. Olur, sen mi düşüneceksin? Olur. Dalga mı geçiyorsunuz ben? Sen bilsin. Şimdi bak sen 10 yıldır spor yorumculuğu yapıyorsun. Olmasını istiyorsun. Ahmet hocam ben da... Ben çok düşündüm. Bir dakika Ahmet hocam... En doğru isim. Hatta Rasim abi. Ya vaktim yok bilmem ne. Rasim abi 15 yıl hakemlik yapmış. 20 yıldır... 15 mi? Kaç hocam? 20 küsürüyor. Ha bir dakika. Hayır hocam. Bir dakika. Çakarın 24'te başladınız. Bak, 34'te bitirdiniz. 10 yıl. Çakar'ın öyle bir niyeti olsa... Ama Çakar artık başka bir persona. Yok, başka bir şey söylüyorum. Yani ben o persona, o persona futbolun persona. Akil adamlarından biri olmasın diyor. Evren abi sen ay. Olsun olabilir diyorsun. Ben bilmiyorum Rasim çok samimi herhalde Acun'la. Değilim abi sen daha samimisin. Ben objektif bakıyorum. Yani şöyle futbol bilgisi, futbol bilgisi çok iyi. Çalışkanlığı, futbol içerisinde olan adam. Bakma Acun öyle gözükür serttir. Disiplinli yani işkolik bir adam. Aşırı işkolik yani ya. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Acun, ama bana Acun sorarsan, zengin gibi yaşamıyor. Acun amele gibi yaşıyor. Açık söyleyeyim çok çalışıyor. Bak ya sen o, olmaz, dalga mı geçiyorsunuz? Makasem mi konuşacağız? Ama bana sorarsan 4 büyükte oynamış eski futbolcudan biri olabilir. Yani bana sorarsan eğer 4 büyükte oynamış. Ama Acun da olur. Benim için şey değil. Gücü lazım. Abi şimdi bana birini söyle. Ne olacak o zaman? Fenerbahçeli, Galatasaray ve hep onu diyoruz ya mesela. O yönden olacak ama Acun Türk futbolunu artık iyi biliyor. Her şeyi de biliyor abi adam. Abi Ertuğrul Başkan açıklamasını dönelim. Ne dedi? Türkiye'deki her birey, her camiye, her kurum ve basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını verecekler. Bu çok konuşanlar çok ciddiyim ben. Bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak. Bizim Fenerbahçe yönetim kuruluyla aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur. Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce beni aradı. Durum hakkında bilgi aldı. Konuştuk. Yöneticilerle görüştük. Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Trabzonspor camiası içeride birbirini yiyebilir ama dışarıda her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden iş adamına, tüccarına her türlü Trabzonlu Trabzonspor'un haklarını savunmak için her şeyi yapacaktır. İki takım üzerine kurulan birlik, iki takım üzerine oynanan bir oyun. Net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi. Trabzonspor Anadolu'nun nabidir, en büyük savunucusudur. İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi, bunun gibi şeyler gerçekten bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor. Şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz. Yıllardır adalet diyoruz. Bu maçta sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamla ne delikanlı varsa. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa sonra da sevinmek bizim hakkımız değil mi diyorlar. Hocam Osterwolde'nin saldırısına şerefsizce diyor. Ve biz herkesten hesabını o soracağız. Yani. Trabzon'u... Bittim. Bir defa evet. Şimdi hesap sormak lafı biraz amiyane bir laftır. Biraz da mafyoz. Bravo. Biraz da mafyöz bir laftır. Evet. Doğru. Tamam. Doğru. Hesabı ancak ve ancak Türkiye'de insanlardan hukuk sorar. Aynen öyle. Şahıslar soramaz. O zaman ne oluyor? Dağlar kanununa geçiyor. Haklı olduğu taraflar var, haksız olduğu taraflar da var. Doğrudur. Türkiye'de bu sezon için özellikle iki takımın okkalıyorlar. Diğer bütün takımlar figüran. Doğrudur. Fenerbahçe'nin attığı 3. golden önce bariz bir faul vardır. O VAR'a gidilirse, iptal edilirse maç 2-2 biterdi. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart borderline sınır. Kırmızı kart verse de hatalı demem. Hatta evet. Kırmızıya biraz daha yakın. Bunlar haklı.
Peki madem böyle bir adaletsiz ortamı var Sayın Başkan, madem sizi meze yapıyorlar Sayın Başkan, madem siz Trabzonspor olarak doğrudur, Anadolu'nun abisinizdir, ilk Anadolu şampiyonusunuzdur, bunlara hep saygımız var. O halde bu düzeni tahakkuk ettiren grubun iftarına niye icabet ediyorsunuz? Mehmet Büyükekşi'nin iftarına. Eğer böyle bir tezgahlar varsa, güzel adaletsizlik varsa, sizleri aynı fikirdeyim, meze yapıyorlarsa, Trabzon abini, Anadolu abini Trabzon'u eziyorlarsa, ligi sadece iki takım içeriye kurmuşlar, diğer hepsine üvey evlat muameleleri yapıyorlarsa, herhalde bunu ben, hükümet, sokaktaki adam yapmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu. Siz hangi akla hizmet Sayın Başkan? Mehmet Büyükekşi'nin iftarına kalkıp bir de Trabzon'dan 2 saat uçakla İstanbul'a gelip 5 tane Anadolu kulübünün katıldığı 18'de 5 bir iftara niye katıldınız? Bunun kibarlıkla falan alakası yok. Çünkü iftarına icabet ettiğiniz adam ve kurumu bu ortamı sağlayan adam sizin deyiminizle. Gelelim diğer olaylara. Dünyanın hiçbir yerinde seyircinin tahrik edilmesi, olta hareket yapılması filan sahaya o insanların tabii girmesine altyapı tezkiye etmez, onları haklı kılmaz. Kaldı ki ben anlamadığım bir şey var ya. Olta hareketi, mesela bir açıklamasında sevmediğim bugünkü değil daha önce. Yok Mert Hakan elleri cebindeymiş havaalanından. Size ne be efendim? Tabii tabii bravo. Ya size ne, esas duruşta mı inecek? Elleri cebinde de iner. Efendim elin kafasını kaşıyarak da iner. Size ne? İki, tuhaf bunlar. İki, ne diyordum? Olta hareketi bana göre Trabzonspor'un gururudur. Niye biliyor musun? Niye hocam? Allah'ın Hamsi. Karadeniz şehrine ve Karadeniz'e verdiği yegane nimet Hamsi. Gıda anlamında hamsidir. Bravo. Hamsi kadar bol. Tamam. Şimdi mesela koyun diyorsun değil mi? Koyunu beslemek zorundasın. İneği beslemek zorundasın ki onu yiyeceksin. Hamsi doğal. Hamsiyi beslemek zorunda değilsin. Atıyorsun ha kilolarca tonlarca çıkıyor. Ucuz. Kalbe faydalı. Protein deposu. Yağlanma kilo ya. Aldırmaz. Ciddi mi konuşuyorsun hocam? Dalga mı? Ne? Ya gerçekten ciddi mi konuşuyorsun? Hocam orada dalga geçiyor. Oltada attım seni tuttum diyor. Müsaade eder misin? Şeyi yapıyorsun herif. Herif müsaade eder misin? Kaleci İrfan Can'ı görmedin. Müsaade eder misin? Kardeşim. Atıp atıp şey kaçıyor. Sen ben, olaya ben dalga geçme. Anlamadım. Ben Trabzonspor'un Trabzonlu'nun hamsi balığına irrite olmasını anlayamıyorum. Diyecek ki Trabzonlu, hamsi benim onurumdur, hamsi benim gururumdur, hamsi Allah'ın bana lütfettiği en büyük gıdayı nimettir. Bunu alınmasa, bu neye benziyor biliyor musun? Allah beni dünyaya getirdi, bu ülke beni okuttu, tıp doktoru oldu. Aynen, benim doktorluğumla alay etsinler. Gurur duyarım ya. Evet, tüpçü derler mesela. Hocam ya, öyle değil. Ya. Bir dakika, abi hamsi bir dakika. Tamam. Hamsini müsaader misiniz? Allah aşkınıza Trabzonlulara söylüyorum. Hamsi olta olayı size niye tahrik ediyor? Şunu diyeceksin. Benim denizimde hamsi çıkıyor. Çoluğumu çocuğumu ben onunla besliyorum. Hocam dünyada... amaçın ortamında olur mu öyle şey? Velev ki müsaade et. Müsaade et. Velev ki tahrik aldı. Müsaade edin. Ayşe'ye bak. Müsaade eder misin? Abi yapmayın. Hamsi çok büyük nimettir. Yapmayın. Mübarek Ramazan günü. Hocam. Devam hocam, ediyorum. Bitmedi ki. Müsaade edin. Dalga geçiyor işte Trabzon'da. Müsaade edin. Velev ki bu tahrik ve dalga geçiyor. Hiçbir tahrik ve hiçbir dalga geçme. Dünya futbolunda seyircinin sahaya girmesine tabii, o doğru. Haklı duruma çıkartmaz. Gelelim Osterwold olayına. Evet hocam. Ben hukukçu değilim ama sen ve senin gibi arkadaşlarım yüzünden hukukçu. Bişar hukukçu. Eğer Türkiye'de böyle bir durumda yerde yata bütün hepsini meşru müdafaa kapsamında anlayabilirim. O sahinin yumruğu dahil. Çünkü meşru müdafaa nedir biliyor musun? Futbolcunun yerine koy. 50 bin 40 bin kişilik statta düzinelerce insanın sağdan soldan her tarafta ya kaldırın şunu be abicim. Bu işin bokunu çıkartıyorsun Samet. Ben burada onurlu bir şey konuşuyorum. Makaraya geçiyorsun. Yapmayın bunu. Hocam Osterwold'u hamsi bilmez. Müsaade etin ya. Of. O onu size gel yani sizi yakaladık. Beyler. Oltaya attı sizi diyor. Misiniz? Değil mi Evren ya? Allah'ın nimeti. Kaldır şunu. Abi ne lezzetlidir. Bir hamsi. Sahurda hamsi yesek. Müsaade olmaz. Abi beni anlayamıyorsunuz. Bunu ve Trabzon'un, Karadeniz'in en büyük nimetini dalga konusu yapıyor. Dalga konusu yapan şerefsiz namerttir. Hayır, hiçbir şey yapmayacağım. Aslında ben niye kızıyorum biliyor musun?
Ben Trabzon halkına kızıyorum. Kardeşim siz Hamsi'den niye alınıyorsunuz evet, ya? Alınmayın ya. De, ama konumuz bu değil. Şimdi yanmış. Konumuz şu değil. Yanmış. Müsaade eder misiniz? Konumuz buyur şu değil. Belevki tahrik. Alındın okey. Hiçbir tahrik dünya futbolunda seyircinin sahaya atlamasına izin vermez. Bu bir. İki. Meşru müdafaa nedir? Bir saldırıya uğradığında evet. Yaşamını korumak için evet. Kendini korumak ve ona da senin reaksiyon göstermek. Evet. Şimdi sokakta bir adam sana saldırıyorsa korursun. Adama vurursun. Adam düşer ölür. Eğer elinle vurmuşsa sonra vurmuşsa bu meşru müdafadır. Fakat 50 bin kişinin olduğu nereden hangi seyircinin kaç seyircinin atladığını kestiremediğin kimin seyirci, kimin polis, kimin güvenlik olduğunu o anda tam çözemediğin bir saldırı ortamında o sahinin koşan bir adama vurmasını meşru müdafaa kapsamında değerlendiririm. Batshuayi'nin kendisine doğru koşan ama ona mı gelecek başka mı gelecek döner tekme atmasını meşru müdafaada kabul edebilirim. Ama bir şey etmem. Osterwolde'nin yaptığı insanlık suçudur. Niye? Doğru. Bravo. Niye? Sebebi şu. Adam görüyorsun ki 8 metre ötede 3 tane güvenlik tarafından pasifize edilmiş yere çökertilmiş. Sen o olay yerine koşuyorsun. Sen de saçını tutsan bir tokat atsan bunu da anlayabilirim. Ayağınla acımasızca kafasına suratına tekme atıyorsun. Bu ölümcül bir harekettir. Dolayısıyla benim analizime göre Trabzonspor ceza almalıdır ki alacaktır. Fenerbahçe'de Osterwold'e çok ağır ceza almalıdır. 8 maç, 9 maç. Diğer hepsini, ha belki tahrik olarak algılıyorsan oltayı moltayı onlara da 1-2 maç ceza verebilirsin. Ha ben onları tahrik olarak algılamıyorum. Çünkü tahrik şey bir hareket. Tahrik herkesin tahrik olabileceği bir şey. Bir adama bunu yaparsan bu tahrik. Yok ama yok hocam. Kişinin hassasiyetlerine de göre değişir ama bir şey söyleyeceğim. Ya oyuncu durup dururken niye olta atsın abi ya olta atsın. Evren abi bir şey söyleyeceğim bak. Tahrik orada yok. Görüntüler şöyle başlıyor. 20-30 tane futbolcu var. Fenerbahçe'nin güvenlik görevlileri var. Ve sahaya ama ne olur buraya konsantre olun. Bir dakika bana da bilgi geliyor. Konsantre oluyorum sen devam bak, et. Ben, onu da sahaya, ben giren, sahaya giren bir futbolcu bir taraf tribünden biri girildiği görüldüğü zaman Fenerbahçeli, Eren abi Fenerbahçeli güvenlik görevlileri futbolculara böyle yapıyor. Evet. Gidin diyor. Hocam sahada 30 kişi var. Sahaya ilk inen bir kişi. 30 kişiye bir kişi elinde silah olmadığı için zaten yumruk şey yapıyor. Tamam mı? Bak bunların hiçbiri meşru savunma kapsamının aslında azaltan şeyler. Olmadığını gösteriyor demek biraz iddialı yorum olur. Ama 30 kişiye bir kişi bak, bir dakika hocam bir dakika. Hayır yanlış diyorsun. 40 bin kişilik saatte buradan bir kişi geliyorsa buradan bir kişinin gelmediğini kestiremezsin. Hocam, kabul etmiyorum. Hocam kestiremezsin de ceza hukuku olmaz. Ne demek kestiremezsin? Var olanla, hocam var olanla ceza hukuku olur. Ya olabilir değil de ceza hukuku olmaz. Olanla olur. Ceza hukuku maddi gerçekle ilgili. Olmuşla ilgili. Onu anladım. Buradan ya, adam geliyorsa hocam, buradan gelmediğini ben nereden bileyim? Hocam. Orası öyle bir yer. O zaman şöyle ceza verelim. Sizin bu söylediğiniz şu diye dokunabilir. Orada 30 tane futbolcu bir kişi öldürebilirdi de biz kasten öldürmeye teşebbüsten ceza verelim. Verebilir miyiz? Mantıksız. Şuraya geleceğim. Bir kişiyi 30 kişi bir ihtimal var. Bir kere bunu atlamamak lazım. Ama buna rağmen o sahi geldi birebir kaçabilirdi. Kaçmayı tercih etmedi. Kendisine gardını alan bir kişiye saldırdı. Yine bakın yine meşru savunma alalım. Benim anlayışım meşru müdafaa. Bence de meşru savunma bu. O sahi yerdeki adama bir kere daha vurdu ya hatta. Bu da meşru savunmadaki o heyecan ölçülü sınırı kaçması doğru. Ceza Genel Kurulu'nun kararı var zaten. Kabul ediyorum. Ama yerdeki adam Osterwolde'nin kafa vurması her yere kemik kırığı var ise. Sen de aynı fikir aynı şeyleri söylüyorsun seninle. Ama bunun dışında zaten bir futbolcu etkisiz hale getirilmiş. Artık o dakikadan itibaren futbolcunun orada aranması. Osterwolde için mi konuşuyorsun? Osterwolde için konuşmuyorum. Osayi Samuel için konuşuyorum. İrfan Can. İrfan Canlar falan onlar geçti. Batshuayi. Batshuayi için konuşuyorum. Şimdi Osayi Samuel yerdekini indirdikten sonra adam arıyor. Yandan geçen koşan birine de dur diyor. Hocam oraya futbol tribüne orada onlar profesyonel futbolcu. Dünyanın her yerinde benzer olaylar yaşanıyor. Dünyanın her yerinde benzer olaylar yaşanırken futbolcular adam mı dövüyor? Normal şartlarda beklenen ne? Taraftar sahaya girer.
futbolcunun yanında gelir, kaçar gider. Dünyanın her yerinde böyle oluyor. Ama bir dakika hocam, o sahi Samuel birini indirdi. Dur bir de şuradan biri geçiyor. Bir dakika. Orada bir dakika. O geçen adam nereye gidiyor? Hocam koşuyor, bilemiyoruz. Ne? Hocam mesele... Allah aşkına. Sahaya atıyor. Müsaade eder misin? Hocam icra hareketlerine başlamak demek. Evlat. Hocam sağ... Adam sahaya seyirci girmiş. Bir saldırı olmuş. Onun da birine koştuğunu görüyor. Arkadaşına koşuyor. Hocam suç şahsi. Bir dakika. Suç mu değil? Bir dakika Rasim abi. Suç şahsidir. Her bir girene ayrı ayrı bakmanız gerekir. O zaman o sahinin yediği ceza gibi hepsi ceza yesin. Vurmasın. Yani tek bir suç. Çok özür diliyorum. Şimdi o sahinin ikinci yumruğu kesinlikle suç. Tabii. Hayır o değil. Koşan birine yumruk atıyor ayağa. Usul hakkında konuşabilir miyim? Hocam, ama bir dakika müsaade et. Buyurun. Koşan adam kim? Taraftar. Taraftar. Hocam. Niye nereye koşuyor? Herhalde sevinmeye, birine vurmaya koşuyor. Hayır. Benim algım bu. Hocam işte ceza hukuku niyet okumaz. Evet. İcra hareketlerine başlamış olması gerekir. Yani icra hareketini meşru savunmanın şeyi en önemlisi lazım. Ya vurma hazırlığı görevlisi lazım. Güvenlik görevlilerini durdurduğu adam dövmeye koşacaksın. Başka alanlardan bahsediyoruz. Evet. Adam gardını aldı. Bu adam benimle fotoğraf çekilmeye gelmediği belli. Bizim İrlanda boksör vardı, hatırlıyor musun? Bir dakika Rasim abi, bak önemli bir şey anlatıyorum. Rasim abi bambaşka bir şey anlatıyorum. Adam gardını almış. Bu adam bana vurmaya geliyor zaten. Buna artık icra hareketleri başladığı kabul edilebilir. Ama adam benim yanımdan koşuyor diye. Nereye koşuyor? Hocam bu adamın sen niyetin nereden bileceksin? Belki de Trabzonlu futbolcuyu korumaya gidiyor. Bilemezsin ki hocam, orada savaş var. Kabul hocam işte, ama ben bunu kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorsunuz biliyor musunuz hocam? Çünkü vatandaş mantığıyla bakıyorsunuz. Hukuk böyle çalışmaz. Hukuk yanından geçen bir adama sana vurmasını cezalandı ya, vurdun. Hocam adamın elinde silah olsa, silah sana doğru koşsa icra hareketlerinin başladığını kabul edebilirsin. Evet. Yumruğunu hazırlayarak geliyor olsa kabul edebilirsin. Ama senin yanından geçen bir adama ya zaten vurmaya gidiyor diye niyet okuyup kalkıp onun yumruğunu meşhur kabul edemezsin. Sen de fikir ayrılığı olamaz mı sende? Olabilir. Ama ben... Ama benim gerekçemi sorsana. Soruyorum. Gerekçe zaten. Sahaya atlamış. Darbeler başlamış. Darbeler kimden başlamış? Abi o... Suç şahsidir hocam. Müsaade et. Bir dakika, her taraftarı organize göremezsin sen orada. Sahaya atlayan her taraftar o dakikada o ortamda tecavüzcüdür. Saldırgandır. Yanlış kullandım. Çok yanlış hocam. Niye atlıyor? Sahaya atlayanın cezası 62-22'de bellidir. 3 aydan 1 yıla kadar. Onu anladım hayatım. O adamlar o ortamda. 1 yıldan 3 yıla kadar. Hayatım niye sahaya atlıyorlar onu söyle bana. Niyetini nereden biliyorsunuz? Siz niyet okuyorsunuz. Tahrik olduysa hocam. Bir dakika, tahrik olduysa değil. Ya bir dakika ya. Bir dakika hocam. Evet. Belki yerdekinin arkadaşı. Evet. Benim arkadaşım yerde dayak yiyorsa ben onu kurtarayım zaten diye geliyor. Zaten bir tanesi öyle atlamış. Öyle atlamış. Adamın açıklaması var hocam. Hiçbir zaman olmuyor. Adam benim arkadaşıma saldırınca ben de koştum onun için girdim diyor. O zaman hukuku siz... Bunun adil yargılanması lazım. Bir dakika. O zaman hukuku Fenerbahçe'ye ayrı, Trabzon'a ayrı olarak demektir bu. Futbolcuya ayrı, taraftara ayrı. Müsaadenizi sanatayım. Kanaatim söylüyor. Ben ceza kurulunun yegane adam olsaydım. Mevcut görüntülere bakarım. Osterwolde 9 maç. 10 maç. Verirdin. Tartışma. Gerekçemi söylüyorum. Gerekçem şu. Yerde yatmış, pasifize olmuş, bitmiş. Güvenlik görevlileri. 6 metre koşuyorsun ve adamın suratına tekme atıyorsun. 9 maç. Bir. Hocam bir dakika. O sayı Samuel. Dedim ya, ben sizi dinlerim. Dur, devam etsin. Tamam, buyurun hocam. Buyurun hocam. O sayı Samuel. O anda futbolcularda 50 bin kişinin kaç kişisini sahaya attığını kestiremeyen bir futbolcu grubu, o dakikada bana koşan her seyirciye vurması, bana göre her seyirci diyorum bak, güvenlik mensubu veya başka bir şey, egemene falan değil. Yani Trabzonlu futbolcu veya Trabzon teknik heyete değil. Belli zaten gelen sivil, üzerinde normal kıyafet var. Çabuk koşarak geliyor, durmuyor. Ona vurması bana göre meşru müdafaa. Batshuayi'nin tekmesi. Birisi koşarak geliyor. Batshuayi o koşan adamın kendisine mi vuracak, yoksa başkasına mı vuracağını kestiremez, döner tekme atabilir. Bunlar hepsi meşru müdafaa. Ama bir hocam, kişiyi... Bir dakika, bir kişiyi söyleyeceğim ya. Bir kişiyi sen bitiriyorum. Sana saldırmayan adamdan kaçabilirsin ama bak adam koşuyor. Adamı niye dövüyorsun? Şey yapabilirsin. Batshuayi ne yapıyor? Pozisyon alıyor baba. Evet. Bir de sokak çocuğu gibi şekil yaparak vuruyor. Gibi ya, bu sokakta... O zaman bir dakika bir şey söyleyeceğim. Livakovic'e vuran adam şunu diyebilir. Batshuayi bana vurdu. Livakovic de bana vurabileceği için ben gittim ona Livakovic'e karşı meşru savunma yaptım. Meşru savunma arkadaşlar, böyle çalışır hocam arkadaşlar, işte. Bu 3'e 3, 5'e 3, 6'ya 3 sokak kavgası değil. Tabii. Orada potansiyel olarak 100 kişi de inebilir, 1000 kişi de inebilir. Etrafta polis yok,
maçı kazanmışım. Futbolun doğal akışı içinde inen seyircileri panikten dolayı kaç kişi indiğini kestiremem. Gelen seyircinin elinde silah mı var yok mu kestiremem. Saldırıyorummuş arkadaşlarım. Orada hedef sadece ben olmayabilirim. Benim arkadaş grubumdan herhangi biri olabilir. Ki atlayanların temel hedefi dövmekti. Kimse o reforma istemeye gelmedi veya arkadaşını kurtarmaya gelmedi. Bilmiyorsunuz. Hepsini, siz bunu diyorsunuz abi, hocam. Algı bu. Ama bakın hocam, siz bunu diyorsunuz. Adam evet. Da derse ki ben sahaya atlayan adamın arkadaşıyım. Onu korumaya, onu kurtarmaya geldim derse o sahibinden. İlk atlayan şunu der. Hocam, ilk atlayan der ki İkincisi. Ben Fenerbahçeli oyunculardan forma almak için geldim. Forma verin dedim. Ama beni dövecek sanıklar vurdular. Dedim. Olur mu böyle şey? Savunma. Futbolun bir doğal nizamı var ya. Futbolun doğal nizamı da ne biliyor musunuz hocam? 50 bin kişi atlıyorsa sen 30 kişi 50 bin kişiyi dövmeyeceğine göre evet. Kaçarsın. Hayatın olan akışı da kaçmandır. Ama sen zaten 50 bin kişi gelmediğini düşündüğün için saldırı odaklı hareket ediyorsun bir yerden sonra. İşte bakın hocam. Bana göre bunlar hepsi meşru müdafaa. Bir kişi hariç. Peki hocam. Hepsi benim anlamda. Göreceksiniz de. Eğer Türkiye'de hukuk işte adaleti varsa. Hayır, ya benim görüşüm. Türkiye'de bence eğer hukuk varsa ki var. Evet. Osterwolde. Osayi çene kırığı için. Çeneye vurduğu için. Ve Batshuayi. Üçü de muhakkak suretle ceza almalı. Kaldırın. Bence almamalı. Hocam. Osterwolde çok ağır ceza almalı. 8-9 maç minimum. Batshuayi nefsi müdafaa kapsamındadır. Koşuyor çünkü adam. Kime geldiğini kestiremem. O zaman her koşana. Hı. O zaman bundan sonra sahaya arkadaşlar koşarsanız anasını ağlatın onu. Hayır bir anlamadım. Şey bakın arkadaşlar. Hocam bir şey söyleyeceğim ya. O sahada oldum. Ben o sahada oldum. Ya ben de oldum hocam. Ben de yönetici olarak oldum. Binlerce insan bana küfür ediyordu. Ama küfür şey yapmıyordum. Hocanın tecrübesi var değil. Müsaade. Ama arkadaşlar sahaya bir kişinin atlamasıyla bu bazı maçlarda olur. Hatta gider sarılır. Bazen de saldırmaya iner. Hani o bir Hollanda'da kaleci dövdü falan ya. Tamam. Bu olabilir. Arkadaşlar bir kişinin saldırmasıyla birden fazla olay baş bitmiş çünkü. Oradan buradan adamlar geliyor. Etrafımızı yüzlerce kırmızı yelekli. Ben o anda sadece bir saldırgan var. Buradan kimse gelmeyecek diye düşünmüyorum. Ben de panik ve korku halindeyim. Ama Batshuayi'ye doğru koşan adam. Hocam. Geçerken Batshuayi'ye vurmayacağının garantisi yok. Hocam. Kendini koruyabilir. Ya bu benim görüşüm. Ama meşru savunmada sadece şey yok hocam. Ne? Ya bir şey orayı atlıyorsunuz. Ne? Panik ve korku ama ölçülülük. Evet ölçülülük. Hocam ölçülülük. Adamın elinde silah yok. 30'a 1. Döner tekme. Bir dakika 30'a 1. Hayır. Ölçülülük şudur. Silahların orantılıdır. Şu var yani. Silahların eşitliği. Bir dakika. Adam sana böyle elinde geliyorsa kişiyi, tutup da belinden silahla kendini koruyamaz. Bir kişiyi 30 kişi dalmak da ölçüsüzdür. Meşru savunma değildir. Orada meşru savunmadan bahsedemezsin. 30 kişisin. 5 kişiye karşı karşıyasın. Tamam mı hocam? O 5 kişinin 30 kişiye 30 kişinin 5 kişiye karşı ellerinde silah yok ise evet. Meşru savunma yaptığını iddia edemezsin. Hukuk böyle çalışır. Siz panik ve korku var deyip ölçülülüğü atlarsanız orada mantıksız bir şeyden bahsediyor. Ölçüden kastın ne? Hocam ölçüden kastım şu. Zaten her tarafı güvenlikler sarmış. Ben nereden bileyim o güvenliklerin güvenlik olduğunu? Aralarında bir adam olduğunu hocam, nereden bileyim? Hocam bu dakikadan sonrası taraf. Hayır kardeşim tekrar söylüyorum. Taraf tutuyor. Velev ki tarafım. Taraf tutuyor. Bir dakika velev ki tarafım. Aşağı indik gece saat 2. 10 tane adam önümüzü kestiler. Başladık vuruşmaya. Buradan bana gelmeyen adam ama arkamda biliyorum ki Evren veya Rasim var. Ona doğru koşuyor. Herhalde boynundan sarılmaya koşmuyor. Evet. Ben o adama vururum ve bu meşru müdafadır. Hocam. Döner tekme atarım meşru müdafadır. Ne yaptı bir daha söyler misiniz? Ne yaptı? Ne yaptı? Bir daha hikaye anlatsanız da bak. Anlattığınızın içinde kendine cevap veriyorsunuz. Bir daha hikaye anlatın. Anlattık ya işte. Bir daha anlatın. Çıktık aşağı 15 kişi bizi saldırdı. Hayır. Ne dediniz? Vuruyoruz. Beraber yürüyoruz. Yürüyordunuz sonra. Hayır. 10 kişi geldiler ve vuruşmaya başladık. Bak ne oldu? İcra hareketleri başladı. Evet. İcra hareketleri dedi o. Adam saldırıya başlamış. Evet. Koşan adam. Evet. Senin bu arada hocam koşarken yanına doğru koşuyor. Zaten yanına doğru koştuğu için de. Burada da saldırı başlamış. Hayır. Ya Fenerbahçeli oyuncuları dövmeye başlamışlar hocam, zaten. Batshuayi'nin tekmesi sonuna doğru. Hocam Batshuayi'nin yanından doğru koşuyor. Onu sen söylüyorsun. Batshuayi nasıl böyle anlıyorsun? Zaten tecavüz var. Hocam, zaten saldırı öyle. Var. Hocam doğru. Görüntü öyle. Batshuayi pozisyon alıyor hatta olabilmek için. Çok doğru yapıyor. Sebebini söylüyorum. O adam soru bir. Niye koşuyor? Mantıken. Hocam, forma istemeye mi koşuyor? Tamam işte bakın hocam. Sarılmaya mı koşuyor? Bak, hocam tekrar söylüyorum. Siz hukuk tekniği açısından bakarsanız evet. Ceza hukuku niyet okumaz. Evet arkadaş sen elinde silah yok. Evet.
işte vurucu bir şeyin de yok. Başşuay'ın da yanında koşuyorsa sen koşuyorsan. Peki bir soru. Kesin Başşuay. Bu arada Başşuay'a yumrukla koşmuyorsun. Hani yumruk atmaya çalışan adam bir dakika hocam şöyle koşar. Bir dakika hocam ya. Ya da bu mesafeye yaklaşmışsa sıçrar vurmaya çalışır. Tıpkı Başşuay gibi. Adam böyle koşuyor. Hocam diyor ki böyle koşuyor. Böyle koşmuyor adam hocam. Bahçeli bir evde oturuyorsun. Evet. Gece saat 3'te programdan çıktın. Arabanı park ettin. Bahçeli evinden evine gelirken bahçede bir adamla karşı karşıya kaldı. Tamam. Tamam. Adam sana yürümeye başladı. Yumruk falan yok. Adama vurdun. Yaptığın iş legal mi? Hocam yürümeye başladı da ne diye yürümeye başladı? Yok. İşte bu bak. Bir dakika bu hocam bu söylediğin şey çok uçuk kaçık. Bir dakika Niye? Çok uçuk kaçık bir örnek. Onun hocam yürümeye başladığını senin ne için yürümeye başladığını ispat etmen lazım. O yüzden zaten Yargıtay diyor ki evinde hırsız görsen bile yatak odana girmiş mi girmemiş mi bak. Ben soru o değil. Tamam. Peki hukukçusun. İşte hocam işte. Gece saat 3. Hocam. Sana ait bahçede hocam, bir adam sana doğru geliyor. Hocam örnekler manipülasyon içeriyor. O bana gelip para da isteyebilir. Abi bana para verebilir misin de diyebilir. Evde evsiz kaldın da diyebilir. Müsaade edin. Bu senin onu öldürebileceğin anlamına mı? Öldür demedim. Ya? Yumruk vurdun vurursan suç mudur değil midir? Hocam tabii ki de suçtur. Bence değildir. Ya işte hocam işte ama işte bence değildir. Benim evime yani, adam girdi. O bak hukuki olarak kolunda vurdu. Suçtur diyor. Öldürdü. İşte hukuki olarak suçtur diyor. Yani, bence değildir. Hocam işte Amerika'da ama hukuk hocam da sence değildir. Bak Amerika hukukunda malına girdiği anlamına gelir. Rahatsın abi verme bile. Amerika ile bambaşka bir hukuk. Tamam bambaşka bir hukuk. Armutla elmanın toplanması gibi bir şey. Ve bu saha içi olayı hocam bahçeme giren adamdan çok daha farklı bir olay. Niye farklı? Sebebini söylüyorum. Sebebi? Çünkü hocam zaten orada bir aksiyon var. Ama orada her olayı ayrı ayrı değerlendirmen Niye? Gerekir. Osterwolde'nin vuruşunu ayrı. Osayi'nin yerdeki hareketini ayrı. Çeneye vurduğunu ayrı değerlendirmen lazım. Bahçe olayı daha masum. Hiç değilse bahçem bir kişi var. Tamam. Burada kaç kişinin geleceğini kestiremiyorsun. Hocam, çünkü civarda 50 kişi var. 50 bin kişi hocam, var. Hocam bahçedeki adama şöyle bakarsın. Adamın üzerinde kesici delici bir alet var mı? Adam sana doğru geliyor. Adamın WhatsApp konuşmalarında sonra bakarsın telefonlarında bir şey var mı? Yani adamın niyetini anlamaya çalışırsın. Hayatım bak ben niyetini anlamaya WhatsApp'ına bakamayacağım. Hocam, adam 5 metreden sana geliyor. Şöyle, ne yaparsın? Adamın bir özel kastı var mı? Ya. Tamam. Soru değil. Gece saat 3 bahçende tamam. Bir adam sana doğru geliyor ne bu yaparsın? Adamın, hocam bu adamın senden para isteme ihtimali de var mı? Ne yaparsın? Hiç konuşmuyor. Hiçbir şey yapmam hocam. Evime doğru giderim yani. Adam bana vurursa vururum. Ne yapacağım ben? Adam bana bahçemde şey yapıyor. Ya da sorarım beyefendi burada ne işiniz var? Benim şahsi bahçemse. Çıkar mısınız bahçemden derim. Adam bana doğru gelirse vururum. Belki adam seni öpmeye geliyor, çok seviyor. İşte hocam bak bunlar... Para istemeye geliyor, abi param var mı diyor. Yok kardeşim, seni dışarı... Hayır ama vurmadan önce bunu... Ya hocam... Olayı başka şeye götürüyor. İşte olmaz, kabul etmiyor. Hocam. Bunu kabul etme mümkün değil. Belli siz oldu. Burada, siz burada bana göre, senin için konuşmuyorum, Türkiye'de... Bak şunu net konuşuyorum. Yani Ali Koç'un avukatı. Osterwolde en az 9 maç ceza almalı. Hatta Türk Ceza Kanunu'na göre o gece... tutuklanmalıydı da. Ne söylüyorsun? Sebebi şu. Benim şahsi görüşüm. En azından Osterwolde'yi polis gözaltına almalı, ifadesi alınmalı, savcı tutuklama talebiyle mahkemeye. Çünkü çok kasti ve suratına vurulmuş ayakkabıyla bir şey. Hakim, suç ceza hakimi tutuklar. Ama mutlaka yargılanmaya muhtaç bir durum Osterwolde'nin. Profesör Düşmür en az sezonu bitiririm ben Osterwolde'ye. Onu ben meşru müdafaa kapsamında ama değerlendirmem. Ama Osayi Samuel ve Batshuayi'nin hareketleri bana göre mutlak yani. Meşru müdafaa sınırları içinde. Ben katılmıyorum. Ben de bir... Ya fikir ayrı Anayasa Mahkemesi'nde oluyor. Burada tamam, olmaz. Biz de... Ben çok farklı. Ama 2 dakika konuşun kesilmesin. 12 dakika. Yok, 12 dakika. Ben kısa net konuşacağım. Bu çünkü Ahmet Hocam kaynattı olayı. Aralara bir şeyler soktu. Neyi kaynattı? Ben çok hukuki bir yere çek koyuyorum. Şimdi birincisi abi. Maçın sular atılmaya başlandığında burada en büyük sorunlarını Halil Umut Meler. Ben de söyleyeyim. Birincisi o. Şimdi futbol adamı olarak maçı izliyoruz. Maçın oynanmasını isteriz biz de. İzleyelim ki hani yorum yapalım veya işte şey yapalım. Şimdi orada abi bir dakika durduracaktı maç. O kuralları Ahmet Hocam sen de bilirsin. Evet. Durduracaksın abi. Bizden iyi biliyorum. Uyarı yapacaksın veya içeri alacaksın. Yok işin kötüsü. İçeri alacaksın veya hocam. Bir maçı durduracaksın. Orada ne yapacaksın? Bir güvenliği abi çağıracaksın. Güvenlik var ama polisi çağıracaksın çünkü iş kötüye gidiyor. Artık onu sezeceksin. Yılların tecrübesisin. İçeriden de olayları göreceksin orada. Onu yapmadın bir. Gitti. Kaybettin orada iş. İşi kaybettin. Doğru. Onu devam etti. Öyle oynuyorsun. Gerginlik.
Trabzon beraber diye Fener bir attı. İş tekrar terse döndü. Attığında ne oldu? Sen Halil Umut Mener olarak bu hafta herkes onu atladı. Geçişçiler bypass oldu. Niye? Fenerbahçe kazandı. Hem olayı başlatmada sebep oldun. Samet, ister istemez. Samet. Yaptığın hocam, olayla. Yaptığın abi. Olayla. Yok gerek yok be oğlum. Samet, evet, bunları görür görmez yap yani. Rica ediyorum. Yaptığın olayla maçı bir gerdin. Kanalı kapattın yani. Bu şeye getirdin. Yok, artı şey bak var, maçı iptal etmedin orada. Evet. Durdurmadın, içeri almadın. Kontrolü alamadın. Hakem olarak maçı kaybettin. Evet, sonra ne yaptın? %100 hata yaptın. Maçı hata yaptın. Oradaki gözünün önünde olan faulü ekranda gösteriyor, vermedin. O da gitti, gol oldu. Sonra kırmızı kart bence. Hoca olabilir ama verilir. Olabilir, hayır demiyorum. Onu da vermedin. E sen şimdi Trabzon'u da yaktın. Bak Trabzon'u da yaktın. 2-2 bitseydi bir şey 3-2 oldu. Fener'de atınca bu sefer ne oldu? 4-5. Hem adamlar sulara attılar, engel yapmadın. Bir de herifler gol attı, adamlar köpürdü. Ha, bu sahaya girmesine kesinlikle tasvip edilmez bu durum. Girmemesi lazım. Ama adamları şey yaptın abi, zıplatınca adam da sahaya atladı. Burada en büyük sorunlardan biri de Halil Umut Mener sıyrıldı. Niye? Onun atanması da yanlıştı. O da dedi ki kardeşim beni zaten dövdüler. Kendini düşündü orada, taraftarı, futbolu, hiç kimseyi düşünmedi. Aman dedi bana ne, ben dedi bu maçı bitirmem. İşte oynanacak bu maç, ben dedi buradan bunları giderim, ne yaparlarsa yapsın. Bir hatayı yaptın, Trabzon'u yaktın. Tabii. İki, maçı durdurmadın. Olayların başlama sebebi sensin. İster istemez. Tabii. Anladın mı? Tabii. Ya biz onu atladık yani hakemi. Konuştuk ama geçti gitti. Ne oldu? Hakem olanı kimse konuşmuyor. Trabzon'un da gitti 3 puanı. O da gitti. Fener'de 3 puanı cebine aldı. He, ondan sonraki olaylar. Bu şer zaten spor hukuku olarak söylüyor. Josef Tezoz ceza almadı mı Soğuz'a? Josef. Doğru aldı. Aldı. Doğru. Hayır almadı, yanlış. Aldı hocam. Yanlış mı? Aldı. Müsaadenle anlatayım. Bir dakika anlatayım. Bir dakika. Bir bitmesin hocam. Harun Tekin. Abi, bir dakika. Ben örnek vereceğim ya. Bir dakika hocam. Josef. Hocam aldı. Taraftan sonra Mete Kalkavan kırmızı kart gösterdiği için aldı. Aldı ceza hocam. İyi bir bakın da görün. Taraftarla ilgili. Harun Tekin taraftarı dövdü. Oradan ceza aldı. Bunlar da yaptıkları için taraftara nefsi müfada. Neyse işte o hani ne oluyorsa onun cezası. Ondan sonraki hareketlerde ceza alacaklar. Ha hiçbir, ama bence iki kulüpte, iki takımın oyuncuları da veya Egemen Hoca veya en düşük cezayı verecekler. Bu işte kapatacaklar. Yani görüntü buna gidiyor. Maalesef. Bence öyle. Ama burada o ceza almayacak. İşte hayatta ceza veremezsiniz. Bunlar şov işleri. Sen için demiyorum hocam. Genel yorumlar o. Fenerbahçe ceza. Ha ikinciye gelelim. Bu ligden çekilme olayı ne abi? Ne alaka Fenerbahçe ile şeyin arasında 15 puan fark mı var Galatasaray'ın? 15 maçı da Galatasaray hakem vermiş de Fenerbahçe ligde. Psikolojik baskı. Blöf var bunun içinde. Ne gerek var buna? Tarafı karıştırmanın anlamı ne? Şantaj gibi. Yok niye futbolun dışına çıkıp da ortalığı karıştırıyorsun? Herkes birbirine düşman oldu. Şimdi hangi konuyu konuşacağız? Oradan oraya atlıyorum. Fenerbahçe'nin ligden. Bak hoca hemen değiştirdi. Hemen hangi konuyu değiştireceğiz? Yok. Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyi konuşacağız. Onu da söylesin. Onu sonra da ona gidiyorsun zaten. Sahaya giren maskeli adamın bıçağı vardı ve tehlikeliydi. Bize artık hiçbir şey yapamayacağından emin olmak için onun yan tarafını tekmeledim. Ben saldırganın kafasını tekmelemedim. Yakından baktığınızda bunu göreceksiniz. Herhangi bir cezayı hak etmediğimizi düşünüyorum. Devam edelim. Federasyon buna doğru açıdan bakabilirse ceza almayacağımızı düşünüyoruz. Futbolcuların güvenliği garanti edilmezse futbol oynamamız zor olur. Elbette futbol oynayıp şampiyon olmak istiyoruz ama güvenli bir şekilde. Var mı devam Samet? Geliyor mu? Geliyor evet. Federasyon buna doğru açıdan bakarsa. Bir tane daha var. Niye gelmiyor Samet? Sahaya giren olmuyor yani Samet. Bir de abi koridorda da olaylar var. Bu kadar. Burada bakın şey Samet yapmadılar. Maçtan sonra koridorda olaylar var. Osterwolde'nin savunması asla kabul edilemez. Bir. Elinde bıçak olabilir. Adam senden 8 metre uzakta. 3-4 tane güvenlik tarafından pasifize edilmiş, yere yatırılmış. Senin 8 metre yol kat edip adama ayağınla ama suratını ama suratının yanına ben onu bilmem attığın tekme kabul edilemez bir nefsi müdafaadır. Yani nefsi müdafaa kapsamında değildir. Değildir, asla değildir. Bu Samet Fenerbahçe'nin bu şeyi var ya, spor gecesinin bir haberi. Onu getirebiliyor musun ekrana? Evren abi, Rasim abi, hocam.
Tespit. Bir de bana Fenerbahçe'nin sözcüsü falan demeyin. Bak Allah aşkınıza. Ben niye Fenerbahçe'nin sözcüsü olabilmem için yani. Benim Fenerbahçe'den bir menfaat sağlamam. Yani. Değil de ya. Belki de sağlıyorum. Onu bilemez. Hocam. Peki ligden çekiliriz olay. Oraya geliyoruz. Geliyorum abi, gelelim. Yavaş yavaş geliyoruz. Spor gecesi dijitalin haberi. Fenerbahçe'nin TFF'den istekleri Süper Kupa finali lig bitince oynansın. Bitti Süper mi? Lig bir hafta geri çekilsin. Süper Lig'de bir hafta içi oynansın. 7 Nisan'da Galatasaray'la değil Karagümrük ile oynayalım. Bitti mi? Evet. Buyur, şimdi şu var. Süper Kupa finalinin zaten 7 Nisan'a konulması abesle iştigaldi. Süper Kupa finalinin zaten Suudi Arabistan'da oynatılması abesle iştigaldi. Allah ülkemi korudu. Suudi Arabistan ağır diplomatik kriz yaşamadığım için. Evet. Süper Lig finalinin Urfa'da oynanması, Urfa'nın coğrafi konumundan dolayı riskliydi. Bugün gördük neler olduğunu. Rusya'da DAEŞ falan. Hayır, o Rusya'da yarın bir gün. Ya sen DAEŞ mi yaptın? Provokasyon. Tabii. Ya beyler, bunları anlayabilmem, anlatabilmem için birazcık haberleri seyretmeniz kafi. Kalkıyor DAEŞ'in işi gücü yok. Moskova'da bir konser salonunu bombalıyor, ateş ediyor. Yüzlerce kişiyi öldürüyor. DAEŞ nire, Moskova nire. Evet. Bu bir. İki. Şimdi DAEŞ'e çok daha yakın bir yerde. Zaten bu başından beri Urfa'ya saygısızlık anlamında coğrafi konumundan dolayı riskliydi. 7 Nisan kötü bir saat. Niye? 7 Nisan'dan 3 veya 4 gün sonra Fenerbahçe Avrupa Kupası maçı oynayacak Olympiakos'ta. Bir sakatlık anında, şu anında. Bu da yanlıştı. Galatasaray ama oynadı hocam. Müsaade et. Beşiktaş Bayern. Ama bu dakikadan sonra. Beşiktaş'ta oynadı. Bu dakikadan sonra. Fenerbahçe'nin TFF'den istedikleri şeklindeki hareket birazcık çizmeye aşmaktadır. Bir, bu dakikadan sonra Süper Kupa finalini değiştirirsen Futbol Federasyonu ağır eyyamcılık yapar. Süper, dolayısıyla Süper Ligi bir hafta geri çekemiyorsun. Domino etkisi. Efendime söyleyeyim. 7 Nisan'da Galatasaray Karagümrük'le yok ya, istiyorsanız gelin federasyon anahtarlarını verelim bir. Gelelim en büyük hatasına. Ali Koç'un. Ligden çekiliriz. Nasıl çekiliyorsun ya? Boş laf. Belki benim elimde milyonlarca dolarlık Fenerbahçe hisse senedi var. Ben belki de bu milyonlarca dolar yok da hayatımda hisse senedim olmadı son 30 yıldır falan. diyelim ki 5 milyon dolarlık benim elimde hisse senedi var. Doğru. Ben bu hisse senedine niye yatırım yaptım biliyor musun? Fenerbahçe'nin kadrosunu gördüm. Bu sene şampiyon olurlar. Avrupa şampiyonu olabilirler. Şampiyon olamazsalar da ikinci olurlar falan gibi. Bunu şimdi sen ligden çektin mi benim elimdeki hisse senetleri çöp oluyor. Çünkü sen seneye PTT 1. lige düşüyorsun. Evet hocam. Bir defa bir. Yaparken işi kanuni bilmeniz lazım. Sen benim yatırımlarım olan hisse senedi halka açık, SPK'ya açık bir kulübü kafana göre imiş keyfin için ligden çekip küme düşüremezsin. Yanlış mı söylüyorsun? Bu demek hukuken yanlış mı? Orada da ama kongreye dayanıyor hocam. Bu hak etmez. Ben anlamam. Alayını mahkemeye veririm. Ne demek ya? Bir defa ligden çekilmek futbolun doğal nizamına aykırıdır. Bu neye benziyor biliyor musun? Fabrikanın bir şey, şirketin hisselerini almışım. Herif ben fabrikayı yıkıyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Bu da yıkıyorum dedi işte. Aynı şey. Aynı şeyi yıkıyorum. Aynı şey, bir dakika. Fabrikayı yıkmakla Fenerbahçe'yi bir alt lige çıkarttığım vakit benim elimdeki hisse senetleri çöp oluyor. Bir, ligden falan çekilemez. Futbolcular ne demiş hocam? Çekilemezsin ligden. Livakovic, Ciku, Osterwolde, Rasim abi, Evren abi. Dinliyorum. Osterwolde, Osay Samuel, Fred Szymanski menajerleri takımın ligden çekilmesi halinde kulüpten ayrılacaklarını deklare ettiler. Ya çekilemezsin yani. Bak boş işler. Bu ne biliyor musun? Ali Koç'un ligden çekiliriz dümeni. Bu dümendir. Doğru. Bu blöfü. Pokerde blöf denir buna. Çekilmeyeceğini herkes biliyor. Devlet de biliyor. Lig TV'de biliyor. Galatasaray da biliyor. PTT kulüpleri de biliyor. Herkes biliyor. Çekilemezsin. Kanunen çekilemezsin. Adam Fenerbahçe kulübü bunun ödeyeceği tazminatın haddi hesabı yok. SPK'ya yani şey hisse senedi sahipleri. Hocam konuştukça peki bu tür şeyler konuşuldukça Fenerbahçe kulüp başkanlığı makamında olan Ali Koç başkanlık makamı asla ağırlığını kaybetmez ama Ali Koç kendi ağırlığını kaybetmiyor mu? Çünkü eğer küme düşürmese şu anda takımı çok ciddi bir imaj ve itibar kaybı olur Ali Koç için. Bence de düşürmez bu arada. Yani ya yok, Fenerbahçe ama bir dakika bak yine elmayla armutu kal. Adam şunu demedi. Soru soruyorum bu arada. Ali Koç şunu demedi. Beyler içinde ligden çekilme de dahil olmak üzere bütün tedbirlerin konuşulacağı genel kurulu topluyorum diye. Geçen sene de konuştum hocam biliyorsun. Ligden çekilmek demedi. Ligden çekilmek de dahil olmak üzere tüm tedbirlerin tartışılacağı
Eğer kayıtlara bakarsanız görürsünüz. Ama bunu oylamaya açacak hocam. Oylamaya açacak. Çünkü o gündemle toplanıyor. Tamam, hayır. Şunu diyecek mesela. Çocukta hangi tedbirleri alalım diyecek. Orada binlerce genel kurul. Ben size bir şey söyleyeyim mi hocam? Çıkardı. Oylamaya sundu. Evet. İran başkanı da dedi ki kabul edilmemiştir. Bak hocam, orası yıkılır. Neyi kabul edilmemiştir? Ligden düşme kararı. Ligden düşme kararı diyelim ki genel kurul oyladı. Ligden düşmeyi geçirdin. Ağır çoğunlukla. Evet. Ligden çekilmeyi geçirdin. Evet. Ligden çekilebilir mi? Hocam o zaman Fenerbahçe kulübü... Bak Ali Koç o zaman Fenerbahçe kulübün içine girer. Müsaade eder misin? Müsaade. Fenerbahçe kulübün müsaade içine girer. Ben size hep ne derim? Sana gençliğinden beri size ne derim? Gibi. Gençliğinden beri hayat stratejidir. Evet hocam. Bir hamle yaparken sonraki gelişmelere göre masaya uygununu vururken... Mesela derler ki konuşursam sokağa çıkamazsın. Cevabım şu olur. Konuşulan da ben çıkmayayım. Bir konuş bakayım. Boş laf o yani. Konuş bakayım. Mesela... Ey Ahmet Çakar, bunları ödeyeceksin. Ödet bir görelim. Şimdi hadi çekil. Ben şimdi Ali Koç'a sizin vasıtanızla, BTV vasıtasına soruyorum. Diyelim ki genel kurulda azici bir çoğunlukla ligden çekilelim kararı çıkarsa. Bir, ligden çekilemeyeceksin. Hocam, bir de müsaade et. Ligden çekilemezsen o zaman genel kurul ödeyecek ki kardeş... Biz soytarımıyız. Bizi buraya niye topladın? Bizi niye oylama yaptın? O zaman ağırlığın zaten büyük sıkıntı edecek. Aynı şeyi söylüyoruz. Bu devlet müsaade eder. Hayır kardeşim. 3 Temmuz'da müsaade etmemiş. Ne yapıyorsun ya, sen o, ya? Demek ki ve hep söylüyorum. Ali Koç'un danışmanları çok ciddi, yetersiz ve basıfsız adam. Bir de 6 senedir başarısızlık ve kimyası mesela bir de kolay var ya. Hayır abi, kimya bozulsa bile kimya bozulsa. Aynı o gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, duşunu alıyorsun, bir yemeğini yiyorsun, bir toparlıyorsun. Tevri bir adam. Danışmanları falan. Şimdi hadi ligden çekil, çekilemezsin. Benim de duyduğum. Evet. Futbolcular Osterwold'le Osayi Başuay'a suç duyurusu yapılmış. Kime? Adli yargıya taşınmış mevzu. Tabii ki taşacaktır abi. Ali Koç da bunun verdiği panik ve öfkeyle ligden çekilir o zaman. Abicim panik öfkeyle iş yaparsan kulüp başkanı olma. Bugün mesela Putin. Adli yargı. Değil mi? Putin. Abi. Hiçbir zaman Putin'de stratejik hata görüyor musun? Var muhakkak ya, var da. Ya mutlaka var ama. Fevri çıkış diye. Fevri çıkış. Ülkeyi yok. Savaşa taşıması mutlaka. Rezillikti. Adam diyor ki NATO'nun. Mesela, bak ne diyor biliyor musun? Tabii. NATO'nun, Almanların, Fransızların, Ukrayna'ya asker yığması bir savaş nedenidir diyor. Almanya'yı bombalarım demiyor. Paris'e bomba atarım demiyor. Ama İrlanda'yı atarım diyor. Dediği yani. Şurada doğru. Ya Rusya'yı zayıflattı. Ukrayna'yla savaş yapmak çok erken mesela. Amerika'nın istediği Amerika'nın ekmeğine yazsın. Şimdi tekrar konumuza gelelim. Putin, ben Ali Koç'un danışmanı olsam. Derim ki asla ligden çekilmek filan toplantı böyle bir şeye girme. Niye diyecek bana? Niye hocam diyecek? Niye hocam? Çünkü orada 10.000 tane gaza gelmiş genel kurulu yaşa. Ezici bir çoğunlukla ligden çekelim kararı çıkarsa zaten bunu uygulayamayacaksın. Evet, peki evet. Ben uygularım abi. Uygulayamazsın. Bir. Sana bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygulatmaz. İki. Abi canım ya. SPK nedeniyle. Hisse senedi, borsa nedeniyle uygulayamazsın. Uygulayamazsın ya. Doğru. 3. 10 bin kişi var ya. Türkiye'de 10 bin tane Fenerli falan yok kardeş. 30 milyon var. Bakma şimdi sıcağı sıcağına ligden çekilelim falan diyorlar. Öyle kolay değil evet. O işler. O işler öyle kolay. Niye dedi onun hocam? Onun için uygulayamayacaksın. Niye dedi o zaman böyle blöf, şey? Şöyle demeyin işte sana. Danışmanlık. Bak beyler. Bir blöf yaparsın. Blöfin de kendi içinde tutarlılığı olur. Şey de blöftü işte bulduğunuz yerde federasyon görevlerini ya, mesela böyle... çok büyük hata. Hocam, mesela şu çok büyük hata. Şu çok büyük hata. Korkarım ki bir gün bizimkilerden biri Riva'da bir federasyoncu dövecek. Ben federasyon başkanı dahil olma hiç kimseyi sevmiyorum. O da adli yargı taşınmalıydı ayrıca. Bu lafı dedim mi? Bir, 62 yıl ceza. Tartışmasın. Fakat şu var. Ben federasyon başkanı olsam şunu derim. Ne yapardın? Böyle dedim mi Ali Koç? Dedim. Bizimkiler deme. Sen gel Riva'nın kapısında bekliyorum. Oo biraz şey, kabalayıp olur ya. Bir dakika ama bir dakika. Anladığın bir dilden. Abi sen böyle bir de müsaade et. Müsaade et kardeşim. Müsaade et. Mesela biz Evren'de kavga ettik diyelim. Dedi ki hoca gece kapına dayanırım. Hocam bir şey soracağım. Hemen geldim. Bir dakika bir şey soracağım. Ucuz. Evren abi. Yanlış anlamı. Fenerbahçe'nin ligden çekileceğine inanıyor musun? Sadece inanıyorum. İnanmıyorum. Rasim abi inanıyor musun? Ya baba konuş. Dalga mı geçiyor? Kuzey gibi. Bir dakika dur. Acaba başkent Ankara'dan Konya'ya taşınacak mı? Rasim abi inanıyor musun, inanmıyor musun? Ya tabii ki ya. Hocam siz inanıyor musunuz? Ya dalga mı geçiyorsun? Ben de inanmıyorum. Bak bu soruyu bile kabul etmiyorum. Kendim hadi futbol adamı kabul etmiyorum ama 4 tane, 3 tane benim dışımda da futbol insanı var. Akhisar'ı yönettin. Hiç kimse bunun olabileceğine ihtimal vermiyor. Peki
elin bu kadar ceza boşken bunu yapma ihtimalin olmadığını herkes biliyorsa niye bunu yapıyor? Söyledim ya sana. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Onun nereye gideceğini biliyor musun başların? Evren abi, ağırlığını kaybediyor Ali Koç. Sebebi peki niye Ali yapıyor Koç, cevabına? Niye yapıyorsun cevabını ver. Niye yapıyor? Ya, niye? Söyleyeyim mi? Panik var, panik. Müsaade et. Ali Koç senden benden daha zeki veya daha büyük strateji uzmanı değil bir. Onun danışmanları belki ayda 20, 30, 40, 50 bin lira para alıyor ama hiçbirisi bu hayatı, futbolun dinamiklerini ve stratejik olarak son derece yetersiz insanlar. Yalakaları var. Bak mesela şu çok yetersiz bir konuşma. Bazı adama var, adamlar vardır. Gider yakışmaz. Tabii. Bir gün Riva'da, bizimkiler Riva'dan birini dövecek. Bir, bizimkiler de mi? O zaman delikanlıysan sen gel dersin. Ben Fenerbahçe başkanı Ali Koç. Ali Koç, hiçbir maaşlı adamını tırnak içinde hani böyle bodyguard gibi herifleri bizi dövmeye zorlama. Sen buyur gel. Ben de tekim, sen de gel Riva'nın kapısında bekliyorum desen ne yapacaksın bu lafın altında? Bir de bak, bir de hocam. Ne yapacaksın? Hocam çok hakem haklı. Hakem derneği de bazı konularda son derece çetin. Hakemleri gördüğünüz yerde AVM'lerde fotoğraflayın dedi mi? Dedi. Hakem denecek ki Ali Koç, o zaman ben de senin çoluğunun, çocuğunun, sülaleni gördüğüm yerde, AVM'lerde, kulüplerde, restoranlarda fotoğraf alırsam hoşuna gider mi derse ne diyecek? Ha. Ben hakem derneği başkanıysam hakemler benim evlatlarım. Yanlış mıyım? Tabii. Ha? %100. Hatta orada Cüneyt Çakır'la neydi o çocuğun adı? İzmirli Alper Ulusoy'un. Kafede, ya ne olacak ben yani kafede oturamaz mı Cüneyt Çakır'la Alper Ulusoy? Çok normal hocam. Genel evde mi gördün onları? Pavyonda mı? Ayrıca pavyona da gidebilirler. Kimseye yargılamaz. Kimseye ilgilendirir. Ayrıca genel eve de gidebilirler yasal olan. Hocam kimseye ilgilendirir? Buyurun beyefendi. Buyur Rasim abi. Şimdi bir şey harcım. Bir kere Emin Çakar doğru bir şey söyledi. Hani Ali Koç'un şeyiyim değil mi? Sözcüsüyüm değil mi? Yok hocam şu an. Öyle ya, diyorsun. Yavuş geyik. Bu Ali Koç'un sözcüsü böyle konuşuyor mu? Ya abi geyik olursun. Ben mesaj attım. Ama çok hocam. İçim yanıyor. Bana Ali Koç'un sözcüsü dediniz. Ya hocam o işin geyiği. Bak. Şimdi Koç ailesinin geleneğinde şiddet yoktur. Ve? Koç ailesinin geleneğinde hiçbir zaman şiddet yoktur. Hani kimi aileler vardır? Şiddet vardır geleneklerinde. Hiç yoktur yok. Koç ailesinin geleneğinde Vehbi Koç, Rahmi Koç, rahmetli Mustafa Koç hiçbirinin geleneğinde şiddet, mafya ile iç içe. Ben size açık söyleyeyim. Eski Fenerbahçe başkanlarından Ali Şeyh'in o geleneği, orada onunla şiddet geleneği vardır. Detaylara girme. Sen ailesi nasıl şiddet geleneği var. Bana getirecek yanlış yanlış. Hayır bir şey demiyorum. Bir de ben analiz yapıyorum. Şimdi Koç ailesi çok tebrik ederim, ederim. Ama Koç ailesi bir Corleone ailesi gibi diyelim. Godfather. Öyle bir aile değil. Geleneği yoktur. Süper. Ali Koç bu geleneği bozarak. Bardak verir misin? İlk defa. Temiz bardak. Panik geliyor. Ve zeki bir insan olmadığı için şiddet işini böyle şiddet dövde döverim bilmem ne gibi. Ya bizim olayda bile ben anlattım biliyorsun sadece detaylara girmeyeyim. Komik bizim bana Osman söylediğinde güldüydü. Ha biliyorsun artık. Ali Koç öyle biliyor. Ha işte gırtlağını keserim. Komik seni yani. Etsitmişti yani. Ya komik ya. Komik, kim kimi geçiyor be? Neyse. Ali Koç program çıkışı Rasim Ozan'ı görürsem gırtlağını keseceğim demiş. Kime demiş? Ya çünkü orada öyle bağırmış. Neyse. Hayır öyle bir şey olmadı. Yalan. Ben hayır. Sen yoksun orada. Osman odasına gitmiş ya. Neyse ya detaylara gelin. Hayır bu doğru değil. Osman Gökçe'ye bağırmıyor. Hayır abi bu doğru değil. Bak. Bu doğru değil. Hayır, senin olduğun namusum. Müsaade eder misin? Hocam, namusum, hocam, şerefim. Program bitti. Müsaade eder misin? Program bitti. Ali Koç'la birlikte Osman Bey'in odasına gittik. Çocukları da vardı. Bir defa DJ varsa bile yanında kızıyla oğlu varken kimse kızının oğlu. Bak hayır çok da mutluydu. Hep sana kim bunları söylüyorsa yalan söylüyor. Tamam. Bir tamam, yanında kapat, iki kapat, çocuğu kapat. Vardı. Ama kapat. Ben çok bir döndüğe kapat abi bir dakika ya, şimdi bir dakika. Tövbet altında bırakıyorsun. Doğru değil bunlar. Hayır tamam, hocam, benimki doğru benim dediğim doğru. Tamam doğru. Canlı şahidim. Gitti iki tane çocuğu yanında. Ali Bey geçmiş olsun dedim. Sağ ol hocam dedi. Çok mutluydum. Panik falan değildi. Osman teşekkür etti. Bir şeyler yedik. Bir şeyler yedik. Sonra hocam bana müsaade dedi. Aldık arabasına kadar. Ali Koç hayatta. Sinan Engin de hayatta. Apo da hayatta. Olmadı. Bunlar olmadı. Neyse tamam. Sana şimdi onun için sonuç olarak şimdi, somut olaylara gelelim. Evet. Okey. Ayrı bir olay. Şimdi ne yaptı? Kamuoyuna açık beyanlarda şiddet övgüsü yaptı ki bu paniğinden kaynaklanıyor. Şimdi bak Ali Koç'un her konuşmasında bu panik var. Her beyanatında bu panik var. Şarçın. Değil mi? Yani geçen haftaki konuşmalarında da işte ben Londra'daydım telefonlarım çalmaya başladı. Abi dedi canlı yayında Ali Koç yine senden bahsediyor. Evet.
Benim de o ara futbolu uğurladı. Sonra gittim o meşhur cevabı verdi. O en son haberde yayınlandı. Yani mesela şimdi bu olayda da suç duyuruları falan yapıyorlar benimle ilgili. Trabzon'daki olayları bu adam başlattı diye. Ümit Özart da Fenerbahçe taraftarı nezdinde yeniden itibar sağlamak için arada beni kullanıyor. Ama yapmış mı? Ümit'e de çağır. Ha abi Ümit bana laf Ümit, attı ya. Ümit. Kızmıyorum Ümit'e ya. Bir dakika laf attı abi. Eleştirmek ne? Ben çıkarttı dedi olayları. Hangi olayları? Bu olayları ben çıkartmışım. Öyle bir şey dedim. Ya sor. Dedi. Dedi. Bak Evren'le şimdi beni savunmuş. Şey canlı yayında. Ya demişse de yanlış konuşmuş ama yani o fikir özgürlüğü. Fener taraftarı nezdinde güçleniyor çünkü. Kızmıyorum ya. Bir Ümit benim kardeşim ya. Her türlü yorum yapabilir. Şimdi bu bir panik hali. Bence Çakar'ın Galatasaray'a hem eleştiri hem tespit mahiyetinde çok doğru bir analizi vardır. Bu asimetrik savaşları Galatasaray Fener'in iyi yapar dersin ya sen. Fenerbahçe bu konularda çok antiprofesyonel. Çok panik. Bu niye biliyor musun abi? Fenerbahçe kabul edelim. 10 senedir loser kulüp haline geldi. Tamam. Ve bu loserlık ha bir yerde şey oluyor artık. Sirayet ediyor. İnsanın kişiliğine yani kulübün şeyine giriyor. Ve bahaneler bulmaya başlıyorsun. Tamam. Bir de şimdi Ali Koç hakikaten. Ya düşün Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmadan önceki imajı. Son derece başarılı işlerinde şunu bitir. Belki bugünkü gibi meşhur değildi bu kadar. Evet. Olmazdı. Ama bugün baktığında Ali Koç 6 senedir kaybetmekle, başarısız olmakla oldu. Hatta sen de bir ağır bir benzetme yapmıştın bir şey. Olay oldu sonra işte evet. Bilmem ne. Bunların ötesi de olduğu için bak ben dikkat edin. O olaydan beri Fenerbahçe ile ilgili hiçbir olumsuz yorum yapmıyorum. Çünkü onu görüyorum. Yoksa ben de bilirim şov yapmayı şimdi bütün Fener trolleri. Benim sorumluluğuma atıyorlar bu olayı. Ama ben şov yapmıyorum. Bunu değerlendirmiyorum. Ben bizim geçen adı yayında bile dikkat edin. Çok sakin davran. Anlamadığım bir şey var. Bu olayların senin çıkarttığınla ilgili bağlantıyı hangiyle? Mert Hakan yanlış işte. Mert Hakan yanlış değil mi ya? Evet. Hadi sen dedim bu hareketleri Trabzon'da yap. Bundan ya, bağırıyorlar. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ha bir şey söyleyeyim mi sana? Hep söylüyorum. Bütün bu olayların buraya gelmesinin sebebi ne biliyor musun? Nedir hocam? Ha? Nedir? Ne atlayan 15 tane taraftar. Ne oyuncular. Ne kulüp başkanları. Bak ne diyor Ertuğrul Bey? Biz bir gece önce iftar yaptık. Ali Koç ne diyor? Ben oğlumu Ertuğrul Bey'e teslim ettim. Yazık ve Ertuğrul Allah Bey nasıl Allah adamlık Allah yapmış fark ettin mi? Olaylar çıkınca aklına ilk gelen ne biliyor musun? Teslim edilen 15 yaşındaki ve 14 yaşındaki gencecik oğlan çocuğu yani. Ali Koç'un evladını hemen muhkem koruma altına almış. Bunlar çok insanlık içi davranışlar. Ertuğrul Bey'i tebrik ederim. Bütün pisliği söyleyeyim mi? Nedir hocam? Halil Umut Meler. Ben ya, söyledim hocam işte. Müsaade, vasiyetten değil. Pislik derken, müsaade edin. Halil Umut Meler'e pislik demiyorum. Bütün pisliğin kaynağı, bütün bu olayda yaşaması Halil Umut Meler'in... Büyük hata yaptı. Maçı seyredecekti. Müsaade et. Hep şunu Halil Umut Meler'e. Şu anda burada olsa. Ya buraya dur. Buyur hocam der. O maç Trabzon-Fenerbahçe değildi. Şampiyonlar Ligi'nde yönettin. Napoli Feyenoord maçı olsaydı. O maçlara da gidiyor bu çocuk. Napoli'de şişeler, sular. Hele hele mesela Feyenoord akana kalkarken Napoli'den bir meşale, stoper meşaleyi alırken orta yapılıyor falan. Arkasından gol oluyor falan. Hatırlıyor musun? Evet. Faul oluyor. Böyle olsa en sonunda da yan hakemin yanında maytap olsa, yan hakem sana doğru koşsa ne yapardın? Adım tatil eder. Halil Umut Meler. Sen ve sizin ağa babalarınız Türk futbolun bu hale gelmesinde çok ciddi suçunuz var. Şimdi Halil Umut Meler sen utanmalısın diye. Ağır utanmalısın. Vicdan azabı çekmelisin. Hatta bir müddet aynaya bakamamasın. Ve UEFA, FIFA'da senin yaptığın bu nanelerin hepsinden dakika dakika haberi var. Niye? Ulan bu ülke başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere dayak yediğinde sana kol kanat geldi. Tabii. Adam tutuklandı. Bir dakika ya. Arkadaşımız sevdiğimiz de bir insandır Faruk Koca. Adam kötü bir herif de değil. Bir dakika. Hayır. Elleri kelepçeli gitmelidir dedim. Hakemimi korumak için. Yoksa benim Faruk Koca ile alıp veremediğim yok. Yok. Adam hizmet de ediyor. Kötü de bir insan değilmiş ha. Öyle kavgacı mavgacı dövüşçü falan bir adam da değilmiş. Ama yaptığı rezil. Hayır. Yaptığı yanlış olması ayrı bir şey. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Faruk'u tutuklattı. Tüm spor basını, tüm Türk basını, tüm halkı
Halil Umut Meler'e sahip çıktı. 2 ayda yattı değil mi? Senin, bir dakika. Yok 20 gün. 15 gün. 20 gün. 20-25. Peki senin canın can da. Hem Fenerli futbolcu hem de saldırıya uğrayan Trabzonlu fanatik taraftarların canı can değil mi? Bak iki taraflı konuşuyorum ha. Sadece Fenerli oyuncu demiyorum. Tabii. Dayak yiyen Trabzonlu çocuklardan yani fanatik spor fanatiği spor suçlularından bahsediyor. Evet hocam. Sen dayak yiyince Türkiye seni korusun. Ama sen bütün bu olayların baş müsebbibi ol. Nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu hocam? Olaylar başladığında aslında Halil Umut Meler yavaş yavaş maçı tatil edecekti. Niye etmedi? Sebebi çok açık. Sebebi çok açık. Maçı elinden mi kaçırdı? Birisi bir de Fener temsilciye dedi ki hayır birisi temsilciye dedi ki sakın maçı tatil etmesin. Hmm. Temsilci dördüncü hakeme dedi ki tam tersini söyleyeyim. Şöyle bir şey olabilir mi? Evet. Şu anda hocam federasyon o bu işlerden sorumlu olan hatta daha öte bilgi. Evet. Federasyonun bu temsilcilerden maç organizasyonlarının sorumlu olan yöneticisi kendi adamı şu anda. Yani mevcutta var olan yıllardır o görevi yapan kişi görevden alındı. Evren abi bu önemli. Abdurrahman da bizim evet biliyorum. Ve işte hocam o işleri evet, köprü tamam. olan. Evet. Bu arkadaşı da biraz reaksiyonel davranmamış. Yani maç kötü giderken evet. normal şartlarda ne olur? Federasyondan çünkü federasyon başkanının onayı olmadan orası teyir edilmez. Normal şartlarda böyle olmaz. Hocam oradan dördüncü hakeme bir haber. Bu bu anormal şartlar. Ama böyle oluyor. Bir dakika hayır. De. Sizin herkes bir dakika, kardeşim, hocam. Biz de maç tatil ettik. Müsaade eder misiniz? Dördüncü hakemden uyarı gelmedi bir dakika, mi? Ne uyarısı? Ben dördüncü hakemi falan kazır mıyım? Ama... Bakarım. Bak taktik nasıl olurdu biliyor musun? Türkiye'de işler delikanlı gitseydi. Bak UEFA'da Şampiyonlar Ligi finali oynarken bu olaylar olsun. Hakeme kimse maçı tatil et veya etme demez. Buna UEFA başkanı dahi. Hocam, nasıl olurdu? Temsilciyi falan da geçtim. Federasyondan avara bir vara bir telefon. Bunlar hepsi bir dakika, olabilir. Tek bir kulaklıkla Halil maçı teyir et. Olabilir. İhtimal hayır. 30 saniye. Hayır. Etme de et de veya etme denemez kanuna aykırı. Ya hani fiili görüyorum defakta şey. Olarak. Bu olmuştur da Türkiye'de olduğunu ben söylüyorum. Ama zaten. Şu anda olmadı. Aksi oldu. Federasyon aksine bence o kadar vafat ki. Hayır korktular. Buna... Maç masaya taşınmasın dediler sahada bitsin dediler. Halil korktu. Evet. Ben federasyonun da Halil'e müdahale edecek reaksiyonel basiretli olduğunu düşünmüyorum. Şunu dediler. Sakın maçı tatil etme. Bitir. Ben de tam aksine reaksiyon veremediler bence. Hayır. Çünkü siz maçı tatil etme dediler. Hocam. Amaç maçı tatil ettin mi? 3-0 mağlupsun. Ağır ceza. Hocam. Trabzon'u karşıda almak. Maçı takip yani. Ya kim oynanırken. Ya içim yani, federasyon demişse demiştir diyor. Ya zaten kardeşim. Hocam yönetmek istememiş maçı herhalde. Var mı öyle bir şey bilgi? Onu yani? Bilgi o konuda bilgim yok. Ama çok ya yapacak bence... çok basit bir şey vardı. Beşale falan atıldı ya. En son. Bardağı taşıran sular atıldı. Yara kemi patladı ya burası da bir şey. Patladı ya yara kemi burası da bir şey. Hocam, hayır bitirmeyeceksin. Yara geleceksin. Çocuklar siz oturun. Ben bir giriyorum. Hep bunlar yumuşatır. İçeri girersin. Temsilci gelir. Dersiniz ki beyler oyuncuları lütfen içeri alalım. Maçı mevcut durum nedeniyle tatil etti. Bitti. Bu kadar. Anons olacak. Güvenlik nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenmiştir. 3-0 bu olaylar olur muydu o zaman? Hayır 3-0 diyemezsin. Öyle dersen seyirciyi galyana getireceksin. Bu olaylar olur muydu o zaman? Olmazdı. Hiçbir şey olmayacaktı. Yok, Trabzon yani, bağıracak. Sonuçta 3-0 olurdu ama. Tabii 3-0 olurdu. 3-0. Tamam sonuçta olurdu. Yine kaybetti. Yani, bak sıkıntı yok. Bu olsun. Bu olmalıydı. Bu olaylar olmazdı. Taraftar da sahaya girmezdi. Aynen öyle. Bunlar da olmazdı. Yani hakemden başlıyor aslında. Şöyle bir hata yaptı. Şöyle bir maç. İspanya, Almanya, İngiltere hangi ligde olursa olsun. Tatil edilirdi. Şeyi verseniz Metin Genç'in açıklamalarını. Sever diye söyleyebilir miyiz? Öyle 2-0'dı. Metin Genç'in açıklamaları. Trabzonspor 0-0 olsa. Belediye Başkan Adayı. 0-0 olsa. 0-0 olsa. Hayda. Aman oğlum. UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Trabzonspor'un kulüp başkanı hangi adımı atacaksa onun yanında ikinci adam olmaya hazırım. Maçın başında ciddi provokasyon olduğu kanaatindeyim. Devletimizin organları ortaya çıkacaktır. 2-0 gerideyken mi daha çok sağ olaylar oldu? 2-2'yi yakaladıktan sonra mı olmuş? 2-2 olmuş, korner atacağız, sahaya bir şeyler atılıyor. Belli ki gelen rakip provokasyonla 3-0 hükmen almaya gelmiş. Devletin adli yargısı bir değerlendirme yapıyor. Kesinlikle burada bir tutuklama olmaması lazım. Eğer ileri derecede tıbbi müdahale gerektirse konu farklı değerlendirmesi lazım da.
Adam sahaya gireni tekme tokat indiriyor. Bu şikayete bağlı değil. 62-22 sayılı yasanın 17. maddesine göre eğer saha içerisinde bu eylem varsa savcıların bunu resmen soruşturması gerekiyor. Taraftara yaptığını futbolcuya niye yapmıyorsun? Ali Koç, şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Olağanüstü genel kurulda başınızın 3 Temmuz'dan sonra beladan kurtulmadığını söylüyorsun. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz. Sayın Başkanım, söylediğinin hiçbirinin altına imza atmam mümkün değil. Hatalarla dolu. Rasim abi bir konusu var. Hayır, önce ben bir fikrimi söyleyeyim. Trabzonlular bu konuda hassas. İster AK Partili Metin Genç, ister CHP'li Ekrem İmamoğlu. Trabzon deyince İmamoğlu'nun işte Samanyolu'ndaki görüntüler her gün dönüyor. Yani 3 Temmuz konusunu Trabzonlu kişiler, Trabzonlular bir kumpas davası görmüyor. Şike yapıldı bizim hakkımız. Bundan da vazgeçmez. Yani burada artık partilisi purtilisi yok. Trabzon bu konuda bir bütün. Yani evet. Durum o bakımdan yani müsaade içinden et. Çıkılmaz bir durum yani. Müsaade et. Aynısını ben Metin Bey'e sormak isterim. Diyelim ki Trabzon belediye başkanı oldunuz. 5 sene çatır çatır başarılı belediye başkanı oldunuz. Tamam? Evet. Doğru mu? Sonra bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Sizi gözaltına aldılar. Tutuklandınız. Tutuklandınız. Mahkeme devam etti ve beraat ettiniz. Ben tutup da burada Metin Bey'e bak Trabzon belediyesiyken şöyle şöyle yolsuzluklar yaptın. Bak, ya hukuk gazete, hakkın yok. Bir defa hukuk ya bunu deme hakkın yok. Niye? Ya bir dakika 3 Temmuz sürecinde ben şike olduğunu o çölölüğe adamlardan biri. Üç başta şike var dedik. Ben vatandaşım. Hani diyorlar ki bana efendim sen nasıl ulan devletin milli istihbaratı, devletin ordu istihbaratı, polisi, FETÖ operatı, kumpası çözememiş. Ben vatandaş olarak ben çözeceğim öyle mi? Ben o zamanki delillerle var dedim. Şimdi bana yakışan nedir bilir misin? Nedir hocam? Türk yargısı şike olmadığını söylüyor. Ha inanırsın inanmazsın. Ama o UEFA öyle değil diyor. Müsaade. İnanırsın inanmazsın. O beni ilgilendirmez. Tamam. Ama ben şunu diyemem. 5 sene sonra bir yolsuzluk operasyonunda gelen, gözaltına alınan, hapis yatan sonra beraat eden Türk yargı tarafından Metin Bey'e sen hala yolsuzluk yaptın dersen bir, saygısızlık yapmış olurum. Evet. İki, suç işlemiş olurum. Hakarete girer. Üç, kul hakkı yemiş olurum. Kesinlikle öyle. Ha, belki de şu var. Belki de Metin Bey gerçekten yolsuzluk yaptı ama allem kullem delil yetersizliği filan tam böyle şüpheli bir durum bir vardı yırttı. Hocam hukukta. Şunu diyemem. Yaptın ama yırttın ben bunu da diyemem. Hukukta mafyayı yani teröristi mafyayı bile yakalasam değil mi bir şey acaba senin yanında haddim değil. Estağfurullah usulü. Eğer mafyaya teröriste işkence etmişsen ve işkenceyle ifadeye almışsan İçerisinde. Adam 20 kişiyi de öldürse beraat eder. Ha bunu niye yaptı demek sayın başkanım? İtiraf ile. Kişiyi... İtiraf ile. Bir dakika. Bir de diyor ki seyircimiz tahrik edildi. Müsaade et. Şehircimiz tahrik edildi. Orijinali de onun hepsi ondan bozuldu. Tabii. Yoksa bir sürü cinayet vardı. İşkence altın. Buyur abi. Şehircimiz tahrik edildi. Kısmen zümmen diyorken atlayabilirler. Tahrik edildi. Peki yarın bir gün belediye başkanı oldunuz. Trabzon sahilindeki bütün kaçak yapıları yıktınız. Hocam beni ziva ediyor. Ne? Ziva ediyor musun? Hayır. Ya dur ulan sen nasıl bir yuva yıkarsın bu? Hayır sayın başkan belediye başkanı seçildikten sonra ki seçilecek. Seçilecek. Diyelim ki kanuni görevini yapıyor. Evet hocam. Fakat belediye zabıtada yıkarken de tahrik ediyorlar şeyi. Esnaf. Adamsın. Evet. Esnafta 30 kişi toplanıp belediyeyi basıyor. Hakları var mı böyle bir şey? Belediye yok, binasını hocam. Basıyor. Basamaz öyle. Aynı şeye giriyor. Velev ki Fenerli futbolcular tahrik etti. Olta molta. Sahaya atlama hakkın var mı? Diyelim ki senin zabıtan da yıkarken esnafı dövdü, tahrik etti, küfür etti. Esnaf da içine koydu, hicran yaptı. Öyle gittiler belediye başkanının odasını, makamını, binayı ateşe verdiler. Hakları var mı? Yok. Suç mu? Suç. Aynı olay. Emin abi sen ne dersin? Ben sonra şunu diyemem yalnız, özür dilerim. 10 saniye. Başkan senin zabıtalar da esnafın yerini yıkarken çok tahrik ettiler. Diyemem. Dememeliyim. Buyurun beyefendi. Nasıl 4-3-3 falan mı? Sistem olarak mı diyorsun? Nasıl yani şöyle. Haritası. Şöyle Emrin abi. Yani 3. bölgeden 2. bölgeden 3. bölgeye. Bir dakika. 2. bölgeden 3. Abi yanlış. Bu abiyle de yanlıştı. Ya siyasi ben olarak abi. Yanlış. Sen yanlış. Sana inan. Ya bu konuşmaları ya keşke yapmasalar. Ya. Yani siyasilerimizin bu konuşmaları yapmasın. Ya, zaten ortam çok gergin. Bravo abi. Kim? Vallahi seni tebrik ediyorum. Yani, vallahi seni tebrik ediyorum. Kişini de biliyorsun. O yüzden diyorum. Yani evet. Onun söylediği aynı kadar değil ama Trabzon, Fener, kan davasını biz çözemeyiz abi.
çözeriz abi. 76'dan beri. Ortada bir kan davası da yok. Buna inan. Vallahi hiç eyyam yapmıyorum. Ortada bir kan davası yok ama orayı karıştırmaya çalışanlar var. Bunu dedi ya bak. Bitiyor. Fenerbahçe Kongre üyesi Ertuğrul Özkür. Ya dedi bütün Kadıköy'de dedi. Osayi Samuel'in baksı şeyleri vardı. Üzülüyorum dedi. Olacak iş mi dedi. Bak Fenerbahçe. Ben görmedim ben Kadıköy'e. Ben gitmiyorum son dönemde. Abi ben bilmiyorum. Her yerde Osayi Samuel'in tişörtleri gördüm. Osayi Samuel adamı döverken. Biz adamı böyle yaparız. Altımızı alırız. Türk halkı 20 yıldır tuhaf tuhaf dizilerle, şunlarla, mafyatik söylemlerle. Sanki mafya çok şey bir şeymiş gibi. Kurtlar Vadisi burada çok yani suçlu. Kurtlar Vadisi suçlu, kurtlar suçlu. Ben bilmem. Yani Türkiye'de çok gariptir mesela. Amerika'da mafyatik filan bir adama toplum iğrenerek bakar. Bizde öyle yapıyor. Işte, yani suratına bakmaz. Bravo. Türkiye'de böyle bak biliyor musun bu kabadayı abidir filan. Ama insanlar sen ki... de öyle bakmaman lazım. Ya, hiçbir zaman bakmaman lazım. Abi ya bak bana dönme. Bakıyorsun demiyorum. Ben. Bakmamamız lazım diyorum. Bir dakika ben sana bakıyorsun demedim ama yanlış anlamasın. Evet. Hocam her zaman legal sınırlara önemli. Ama bakılmaması. Bize bakılıyor. Mesela Evrenciğim. Futbol alemi sevilir değil mi böyle? Abi mafya oldu mu? Vay adamdır 8 leşi var falan. Hoşuna gidilir ya vardır mı maalesef? Türkiye'de işim olmadı yani. Türkiye'de açık konuşayım mı? Her şeyi bilirim. Mafyayı da her şeyi bilirim. Türkiye'de en güçlü. Söyleyeyim mi kimdir? Devlet. 112. Tabii polis. 112. Hatta o mahallede. 112 değil mi? 155 mi? 155. Hatta 155, o mahallede Türkiye'de İtalya'daki anlamda. Bu polis mafyanı da bilmiyorum. Mafyadan yardım isteyeceğinize hırlaşacağız. Kaldırırsınız yüzeyi polis dersiniz bak neler oluyor. Ben sana bir şey söyleyeyim en son olarak. Bir de bu olayları bizim konuştuk bir haftadır. Hiçbir şey kazandırmayacak tabii bize. Ben, yani o gözüken o. Tabii. Biz kendimizi birbirimizi yiyeceğiz. Onlar birbirine kızacak. O Fenerbahçe'li, o Galatasaray'la. Yani buradan bir sonuç çıkmayacak. Ben bu ligin oynanmasını, Fener'le Galatasaray şampiyonluğu oynuyor. Fenerbahçe'nin de 2 puan geride. Şampiyonluk şansı da halen var. Baktığında. Bu cezalar bir şekilde verilecek. Lig oynansın biz de futbol konuşalım. Benim derdim o da yapamıyoruz yani öyle bir şey olmuyor. Mesela, bu olay daha da kötüye gidecek. Ahmet Hoca böyle gazı verdikçe. Ne gazı ben? Gazı verdikçe. Beyler dönmeyin dönerim. Abi müsaade et. Bilhassa. Senin birleştirici olman lazım hocam. Bilhassa şu son olaylarda. Dikkat et ben hiç sivri konuşmadım. Evet. Toparlayıcı bir abi gibi oldum. Herkesin kusurlarını inandığım şekilde söyledim. Kusurlarını. Baş kusuru da federasyon ve Halil Umut Meler olarak koydum. Ben de Halil Umut Meler Ali Koç'un açıklamalarındaki bütün paradoksları ortaya koydum. Osterwolde'nin en az 9 maç. Hatta Osterwolde'nin o gece gözaltına alıp ifade vermesi savcıya lazım geldiğini söyledim. Bazı oyuncuların davranışı size göre saldırı, bana göre nefsi müdafaa. Meşru müdafaa olarak yorumladım. Bunları yorumladım. Hatta bu adamların bir kısmının Almanya'dan gelmiş olması bunun bir operasyonel faaliyet olabileceğinden dem vurdum. Her ne kadar 7 Nisan Süper Kupa tarihini başından beri yanlış Urfa ve tarih olarak söylememe rağmen bu dakikadan sonra Ali Koç'un isteğiyle bu tarihin değişemeyeceğinden dem vurdum. Benim kadar toparlayıcı ki tarzım değildir genelde. Şu bir haftada çok toparlayıcıyım. Ne marjinal ne söyledim? Şimdi oldu hocam. İnanmadan mı söylemeyeyim? Şimdi oldu hocam. Ne diyeyim yani şunu mu diyeyim? Osterwolde temizdir mi diyeyim? Hayır. Ya da şeyi de mi tutuklayayım diyeyim? Batı toplumlarında bu tür adamlara iğrenerek bakılır. Biz ağır abi diye seviyoruz. Çok önemli bir özellik. Evet. 120 dakika yeni oldu. Samet şu bir haberi versen ekrana da ortaya fotoğrafını ver. TV. Ben bir süper chat okuyayım abi. Çok özür diliyorum. Var mı? Bizi, bir çok çok az var. Küfür edenler. Mehmet Ustekin, Evren Turan bir Zaha diye bağırsın cimbom demiş. Dehak demiş ki Ahmet Hamsi Çakar. Trabzon. Maç moduna bir girsek bağıracağım da. Çakar. Mehmet Ünal demiş ki Bışar'ın kanalının adını değiştirin GSTV oldunuz. Mehmet GSTV değil herkes farklı bir şey konuşuyor. Fenerbahçe'yi savunuyor. Ne mi? GSTV yapın diyor ama inanın bana bak her yerden konuşuyor. Ya Metin Aşık'ın oğlu burada çıkıyor. Tabii Murat abi de burada yine Ümit Özat burada. Mehmet Ustekin demiş ki Ahmet Çakar yine Fener'in sözcüğünü ne yapıyor? Ah bir bak iki tane birisi diyor Fener'in sözcüğünü yapıyor ve diyor ki GSTV oldunuz. Abi biraz siz de objektif olun. Vallahi bak yani. Ama Türkiye alıştırıldı. Türkiye. İşte hocam. Türkiye niye alıştırıldı? Madem bak. Hayır kardeşim. Doğru, öyle, açık konuşuyorum.
Türkiye'nin haber kanallarının bir kısmı doğru. Tam hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, bir kısmı da tam karşısında. Şey ulan bu eşyanın şey doğasına aykırı. Bir insan 22 sene iktidarda her şeyi yanlış yapamaz. Her şeyi doğru da yapamaz. Furkan koysanız ortaya. Furkan... Ben şunu diyebilen var mı Türkiye'de? Bir haber var. Trabzonspor %100 haksızdır. Yok. Allah kahretsin. Şey Fenerbahçeli oyuncuların hiçbirisi ceza almamalıdır. Trabzon'da 20 maç yok böyle bir şey. Bir haber de öyle bir şey demiyor. Öyle bir şey yok. Furkan Çevirgen demiş ki Başşuay'ın döner tekme attı. Adam Livakovic'e yumruk attı. Heh. Furkan Gigeçen teşekkürler ama. Kesin mi o bilgi? Tamam o zaman şunu diyebilir o da. Evet kesin. Kesin de. Kesin mi? Bir dakika şunu diyebilir o zaman ya. Ben Başşuay olarak Başşuay'dan tekme yediğim için kendimi korumak için Livakovic'e yumruk attı. Ya hadi. Hadi abi işte. Ama, niyet okursanız. Hayatım şu var. Işte. Bu yoldaki bir karşılaşma değil. Bu hakkın olmayan bir yere hocam, tecavüz için görüyorsun. Bu Allah iş yapıyor ya işte. Neyse tamam. Meşru savunmada konuşmayın yani, da Allah ona o tekme yaptırtırıyor. Ama Livakovic'e tekme atmış mı herif? Attı. Şey hayır. Önce Başşuay'a tekme attı. Adam tekmeyi yedikten sonra Livakovic'e yumruk attı. Aynen böyle geçiyor. E demek ki niyeti vurmakmış. Adam dayak yemiş. Sonra vurmuş. Ama dön Başşuay'a saldır. Elime koruşa saldır. Emekçiye demiş ki Mayıs bir şey yapacak adam. Ardından Muhammed Uyar demiş ki Ahmet Hoca sen neymişsin be? Haftaya Ertem Şener ağzına biber sürecek. Ali Başkan'la düzgün konuş. Mustafa Kemal Konak demiş ki ligden çekilme zaten oy birliğiyle oylanması lazım. Araya bırak. Arkadaşlar sizlerden bir şey rica ediyoruz. Bir Haber TV yeni kurduk. İlk videomuzda yayına attık video olarak. Canlı yayın değil. Videomuzu paylaştık. Şu anda 1245 aboneyiz. Yapmak istiyorum. Lütfen hadi bu gece 2000 aboneyi bulalım. Müsaade eder misin? Biz adam, hemen veriyorum. Bir dakika. Buyurun hocam. Bu adam Putin'in gençliğine benziyor. Oo! Önce hukuk tahsili yaptı. Diktatör! Sus. Önce Putin de önce hukuk tahsili yaptı. St. Petersburg Hukuk Fakültesi'nde, beyefendi de İstanbul Hukuk Fakültesi'nde. Beykent'te. Beykent'te eğitimini tamamladı. Ufak bir süre. Bir dakika. Acun bağlanmak istedi. Ya bırak Acun. Söylüyorsun? Evet yanım. Ya hayır. Alo. Geliyor mu sesin? Selamlar. İyi yayınlar. Oo, Acun canlı yayında. İyi akşamlar Acun. Valla çok güzel bir muhabbet var. O yüzden ben de takıldım. Bir bu saatte seyrediyorum. Teşekkürler. Çok selamlar. Sesi geliyor mu? Sesi geliyor mu? Ahmet hocamızın muhabbeti her zaman zaten keyif veriyor. Ama hepiniz de yani güzel açıdan güzel konuşuyorsunuz. Seyretmesi hem zevk veriyor hem de değişik açıları görüyoruz. O açıdan güzel bir yayın oluyor. Tebrik etmek için aradım öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bişar bak. Acun abi çok selamlar, çok sevgiler. Teşekkür ediyorum. Güzel söylediniz. Acun iyi akşamlar kardeşim. Ben Ahmet Çakar. İyi akşamlar. Var mı Acun başka bir şey? Üzücü bir akşam yaşandı Türk futbolunda. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Evet. Onunla ilgili yayını seyrederken birkaç şey takıldı gözüme de onunla ilgili açıkçası bir şeyler söylemem gerekiyor. Evet dinliyoruz. O yüzden sağ olsun Evren de yayına aldı beni. Tabii. Şimdi ben daha önce de bahsettim. Bu olayın tek sorumlusu Halil Umut Meğer'dir. Doğru. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Ben de aynısını söylüyorum. Yani şöyle anlatayım. Benim açımdan altını çize çize söylüyorum ve devamında söyleyeceğim bunu. Bir futbol cinayetini hakem işlemiştir. Aynen. Ve kendisine saldırıldığı zaman hepimiz son derece üzüldük, kahrolduk. Yani orada ona saldıran yumrukları hepimiz kınadık. Ve gerçekten içim parçalandı. Ben onu o halde gördüğüm zaman. Ama kendisinden de şunu beklemez miydik? Futbolcu arkadaşları tehlike altında. Her an seyirci inebilir. Öyle bir tansiyon var. Sen orada peki niye oyun oynatıyorsun? Evet. Ahmet çok hocamız doğru. Buna çok güzel zaten parmak bastı. Benim bu konuya ilgili söyleyeceğim konu şu. Açıkçası Trabzonspor taraftarı o gün çok gergin olabilir. Bu daha önce de futbolda yaşanmış şeydir. Ama ben Bışar'a bir şey sormak istiyorum. Buyur Acun abi. Sevgili Bışar'a. Buyur Acun abi. Şimdi demin dedin ki böyle dünyanın her yerinde oluyor böyle şeyler. Demin öyle bir şeylerden bahsettim. Evet. Dinlerken bir saat önce bile. Bir bana hatırlatır mısın? Nerede oluyor böyle bir şey? Evren abi telefonu ver istersen ki rahat duyayım. Acun abi şöyle. Ver. Evet sen de hem mikrofonu. Acun abi şöyle mikrofona da tutayım. Biraz teknik aksaklık sebebiyle imkanlarımız kısıtlı. Olsun. Şöyle Türkiye'de de
kupa alındığı maçta da oldu. Beşiktaş maçında benzer bir örneği oldu. Yine Avrupa'da da mesela ben... Nerede oldu? Ay, nasıl? Ay, bir söyle bana mesela. Seyirci girdi, futbolcuları vuruyor mesela. Nerede oldu? Hayır, seyirci girdi. İşte dedim ya abi, mesela Beşiktaş Galatasaray maçı. Seyirci Ebu'ya doğru saldırdı. Kime vuruldu? Ebu'ya doğru saldırdı. O sırada Ebu'ya kendini kaçırdı ve futbolcu yere düştü. Yere düştükten sonra güvenlik görevlileri... Bak, yayınladı bunu. Dur, güvenlik görevlileri... Bir kişiden bahsediyorsun değil mi? Efendim? Bir kişiden. Sen bir kişiden bahsediyorsun. Ama orada da ilk... Ben şunu söylüyorum Acun abi zaten. Orada, burada da olan durum ilk etapta bir kişi. Sonra kalabalıklaşıyor, buna şüphe yok. Ya sen ama... Sen mi inanıyorsun? Ya şunu mu iddia ediyorsun? Bir kişi atlayacaktı, başka kimse atlamayacak mıydı o statta? Ama Acun abi, şimdi şunu, biz onun şeyini yapamayız zaten. Yani orada güvenlikte... Yapamayız. Abi bir dakika, güvenlik zafiyeti var. Güvenlik bunları koruyor. Futbolcuları korumaya çalışıyor. Bak, futbolcu, ilk futbolcu Osayi Samuel, kendisine saldıran adama saldırıyor. Bu meşru savunma diyorum. Ama oradaki sahadaki futbolcular da muhtemelen karşılaşmıştır daha önce sahaya giren futbolcu. Bu sahaya giren futbolcunun biz hani iyi niyetlidir falan demiyorum ben. Ama artık güvenlik tedbirleri alındıktan sonra da futbolcuların normal olması beklenen 50 bin kişinin inme ihtimali var ise kaçması zaten. Yani futbol, yerde yatan futbolcuya da normal olduğunu düşünmüyorsun sen herhalde. Çocuğun şu anda kafatasında kırık var. Bir şey sorabilir miyim? Bir takım niye sağ ortasına gider bir maçta? Bir sevinmek için. Bundan daha doğal bir şey yok. Hayır. Önce güvenlik için gider. O takımın sağın ortasına gitmesinin sebebi tribünlerden madde yağması. Ben sana niye gider onu anlatayım önce. Buyur abi. Takım eğer çok yabancı madde yağıyorsa sahaya, sürekli yabancı madde yağıyorsa gider orta sahada bekler. Ondan sonra da tribünlerin boşalmasını bekler ki güvenli bir şekilde gitsin. Tamam, buraya kadar da normal her şey ki etrafında güvenlik görevlileri var. Şimdi, Fenerli futbolcuları. Hayır, bir şey söylüyorum sana. Diyorum ki sana, takım orta sahaya gitmesindeki niyet ne diyorsan, hani ben tahmin olarak söylüyorum. Çok ciddi yabancı madde yağıyor. Ondan sonra en güvenli alan orta sahadır. Futbol sahasında. Orta sahaya gitti takım. Bunda abi, var mı bir problem? Ya şöyle bir problem var abi burada. Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında seviniyorlar. Hani bir güvenlik kaygısı var gibi bir durum yok açıkçası. Hani öyle bakarsak bence hatalı bakarız. Kaygısı yok. Ay şöyle abi bak. Fenerbahçeli futbolcular güvenlik... Kaleci yaralanmış. Üzerine dünya yağıyor. Güvenlik kaygısı yok. Onlar keyiften mi orta sahaya gittiler diyor. Keyif yapıyorlar orta sahada abi. Ben onu demiyorum. Orta sahada görünüyor keyif yapıldı. Yani orta hareketi yapıyor. Eğleniyorlar. Hayır. Bir kere önce kendilerini güvene alıyorlar. Ondan sonra da seviniyorlar. Sevinme de zaten Kadıköy'de de Trabzonspor sevindiği gibi. Bundan normal bir şey yok ki abi. Bak ben niye seviniyorlar? Ben niye seviniyorlar demiyorum. Ya da tahrik oldu. Taraftar tahrik oldu diye işte sahaya atlandı bunu demiyorum. Ama meşru savunma şudur abi. Yere yatan, artık etkisiz hale getirilmiş olan bir kişiye başka bir futbolcunun, ki olay anında orada olmayan bir futbolcunun... Bak, ben o konuya ilgili konuşmuyorum. Bışarcığım, sadece sana şunu söyleyeceğim. Bak, çok net bir şekilde söyleyeceğim. Sen bu olay böyle çok yaşanıyormuş, doğalmış gibi bir şey söylüyorsun. Bu olay dünyada yaşanmadı hiç. Böyle bir abi olay dünyada da yani, atlayan kadın taraftar da oldu. Bak dünyada da atlayan bu kadar kadın taraftar da oldu. Benzerleri yaşandı. Bak, bu kadar büyük yaşandı. Ben Arjantin'de de Avrupa'nın çeşitli yerlerinde defalarca da benzer olaylara karşıyım ki Arjantin'de daha beter oluyor. Sen benden daha iyi biliyorsun abi bunu. Ama Arjantin, Güney Amerika'ya falan gitmeyelim. O zaman Türkiye'de yaşanmadı diyelim. Abi örneğini verdim ya ama bak Beşiktaş Galatasaray maçı. Başka bir şey söyleyeyim. Toplu saldırı söylesene bir tane. Toplu saldırı söyle. Abi zaten birer birer başlar ama bu iş. Hayır, sen şimdi şunu mu iddia ediyorsun? Bir kişinin sahaya atlamasıyla bir anda 150 kişinin sahaya atlamasını aynı mı kabul edelim hep beraber? Ona mı ikna edeceksin beni? Ben şuna ikna etmem gerekiyor abi. Eğer bir şey ikna etmem gerekiyorsa... Çok güzel konuşuyorsunuz. Tartı tartışıyorsunuz. Daha önce yaşanmadı. Acun abi, o zaman sen bunun provokasyon olduğunu mu düşünüyorsun? Bravo, güzel söylüyorsun. Ben Trabzonspor'da maça gidip maç seyretmiş biriyim. Bir Fenerbahçeli olarak. Tamam. Trabzonlar çok da güzel ağırladılar beni. Aynen. Ağırlarına bastılar. Ben normal Trabzonspor seyircisinin bunları yapacağını düşünmüyorum zaten. Aynı kadar. Biz orada çok güzel deplasmana defalarca gittim. Ben her zaman da gidiyorum. Bu önemli bir konu bak. Provokasyon olabilir. Abi aynı gece bak şimdi. Onu kabul ediyorum ama sen şunu bak. Çok önemli bir şeyi atlatıyorsun. Böyle basit bir şeymiş gibi geçiyorsun. 150 kişinin inmesi linçtir kardeşim sahaya. 150 kişinin girmesi linçtir.
bir kişinin girmesi münferit bir olaydır. Abi. Böyle öyle bir anlatıyorsun ki bize. Ben sanki Türk futbolunda böyle şeyler oluyor gibi anlıyorum. Evet oluyor. Türk futbolunda böyle şeyler oluyor abi bir defa. Abi oluyor. Örneğini veriyorum olmuyor diyorsun. Şimdi burada bir dakika daha çok oluyor diyorum. Abi. Abi. Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk gecesinde sen İstanbul'da o maçı izledin mi? Kadıköy'de? Ha o fena gitti. 2012. Hayır kupa kaldırılan Galatasaray'ın kupa kaldıramadığı maçı izledin herhalde. Ben sana görüntüleri atayım. Acun orada da taraftarıyım. Bir dakika. Doğru söylüyor. Ben sana görüntüleri atayım. Kaç kişi var beraber sayalım. 2012 Haziran. Çok özür diliyorum. Ya o maçta görüntülere bakalım. Kaç kişi var sahada ben görelim. Onun dışında da bitireyim mi Acun abi? Özür diliyorum. Takımı sahada değildi. Taraftar indiği zaman Galatasaray takımı sahada değildi. Taraftarın üzerine de biber gazı sıkıldı. Doğru. Ne oluyor araya girme birbirimizi anlayalım. Ama ne için sahada değildi abi? Çünkü sahada güvenlik hani sahanın ortasında güvenlikte kalmak yerine hızlı bir şekilde soyunma odalarına gittiler. İşte normali bu. Ben zaten orada sahada durduğunuz süre içerisinde güvenli kalmama ihtimali var. Kabul ediyorum ki benim ilk yayınımı bak. Olay olduğu gece ilk yayınımı izlersen abi aynen şunu diyorum. O maskeli arkadaş taraftar olmama ihtimali çok yüksek. Burada provokasyon olma ihtimali çok yüksek diyorum. Buyur lütfen abi. Buyur lütfen. Tabii. Moderatör olarak bir kere konuğa daha çok söz vermen lazım. Özür diliyorum haklısın. Non-stop konuşuyorsun orada biraz hatalı buluyorum seni. Özür diliyorum tamam haklısın. Bir örnek tamamen yanlış. Biz seninle istersen bu konunun videosunu beraber seyredelim. Bizim çok mutlu olurum. Ofislerimiz çok yakın abi. Komşuyuz. Buyur özür diliyorum abi. Tamam buyur abi. Ben istersen bitireyim. Buyur lütfen. Dinliyoruz. Tamam Hişar. O şampiyonluk maçının videosu şu anda önümde. Bahsettiğin için şu anda önüme koydular. Galatasaray takımı sahanın ortasında seviniyor böyle. Bayağı seviniyor. Etrafında da polis var. Galatasaray futbolcuları seviniyor. Hak etmişler. Adamlar şampiyon olmuş. Seviniyorlar. Taraftar filan da atlamıyor bu şar. Hiçbir alakası yok. Bu konuyla uzaktan, yakından alakası yok. Örnek olarak bunu veriyorsun. Ben şimdi sana nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum ki. Diyorum ki Galatasaray takımı önümde şu anda video. Sana da yollayayım istiyorsan. Evren'e yollayayım sana seyrettirsin. Sen de bir hatırla o günleri. Çok mutlu tabii, olurum. Ben de sana atayım arkasından. Dakikalarca orta sahada zıplıyor. Seviniyor. Böyle alt altı üst üste. Görüyorum şu anda. Gördüğüm o kişi üst yapıyorum. İstersen sen de oradan bir ara koyarsın. Bu konuyla uzaktan, yakından alakası yok. Adamlar seviniyorlar. Fenerbahçe taraftarı da üzerine biber gazı sıkılıyor. Sahaya iniyorlar. O sırada Galatasaraylı futbolcu yok. Arada temas yok. Bana polisle çalışıyorlar. Bir linç girişimi olmuş. Orada toplu bir giriş olmuş sahaya. Diyorsun ki böyle şeyler oluyor diyorsun. Olmuyor bu şarjım. Bu örnek de bununla olmuyor. Sen şimdi söyle dinleyeyim ben de o maçı. Abi o videonun benzeri var bende. Ulan, devamı sendeki kısmı eksik olabilir. Heh. Sen televizyonculuğun zirvesisin. Benden çok daha iyi biliyorsun bunu. Ve şöyle bir şey. Fenerbahçe taraftarı o maç su dağıttı ve Galatasaraylı futbolcular sevinirken sahada taraftarlar girdiği için içeri girmek zorunda kaldı. Ben sana atarım videosunu. Sorun yok. Abi yanlış özür dilerim ama aynı şekilde senin söyle. Bir dakika. Benim büyüğümsün. Saygısızlık olarak addetme lütfen. Ama çok özür diliyorum. Nazım abi kendimi ifade edeyim. Ne olur ya. Eğer şeyse de sen benden özür dileme bir gün bize konuk ol. Eğer öyle benim dediğim gibi ise. Sen benim büyüğümsün. Yanlış anlama abi lütfen de değil mi? Yok. Hayır ben de ama değer verdiğim için katıldım. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Eyvallah. Biliyorum. Gece 3. Bak ben sana net söyleyeyim. Adam gitmiş, sahaya dalmış. Niyeti futbolcuya vurmak olduğu belli. Batshuayi adamı durdurmak için koşan adama tekme sallamış. Tamam mı? Ondan sonra diyorsun ki yayında. Bu adam belki de niyeti o değildi. Batshuayi tekme attı. Adam niyeti bozdu falan diyorsun. Yani bu nasıl bir yayın peki? Cevap verebilir miyim Acun abi? Devamında verebilirsin. Devamında Livakovic'e yumruk vuruyor adam böyle. Yani bu ne şimdi? Cevap verebilir miyim müsaade edersen? Kesmek istemediğim için. Şu var Acun abi, bu teknik bir şey. Ceza hukuku niyet okumaz. Tamam mı? Şimdi eğer icra hareketlerine başlamış olsaydı taraftar, yani yumruk atarak mesela pozisyonunu almış, koşarken yumruk atar gibi koşuyor. Ya da Batshuayi tekme atar gibi koşuyor ya, duruyor ya hani.
bu icra hareketlerinin başladığını gösteriyor. Taraftar orada başkasını korumak için de gelmiş olabilir. Olayı sakinleştirmek için de gelmiş olabilir. En önemli şey hukuk, ceza hukuku niyet okumaz. O zaman yani, anlıyorum ben. Futbolcular taraftar atladığı zaman önce bekleyecekler. Suratlarına bir tane gelişte bir yumruk yiyecekler. Yok ha, hayır abi. İcra hareketlerine... Hayır. Onu diyorsun şu anda. Yok, onu ben demiyorum. Sahaya futbol taraftarlar dalarsa futbolcular önce bekleyecek. Suratlarına birer tane yumruğu yiyecekler önce. Böylece niyeti anlayacaklar. Diyecekler ki bu adam bana vurmaya geldi. O yumruğu yedikten sonra da o futbolcu ancak tepki verebilir mi diyorsun? Onu mu demek istiyorsun? Şunu diyorum. Mesela Osayi Samuel'e doğru ilk gelen taraftarı hatırlıyor musun abi? Gardını aldı. İlk taraftar... Gardını mı aldı? İlk... O videoyu da slow seyreder misin? Taraftar yumruk sallıyor olmasın? Tamam. Şöyle düzeltelim abi. Saldırarak geldi. O sırada yumruklarını kaldırdı. Gardını aldı demek yanlış olur. Doğru söylüyorsun. Hayır. O videoyu da seyret. Arka açıdan seyret o videoyu. Önce saldıran çocuk yumruk sallıyor önce. Öyle gardını falan almıyor. Sonra şimdi saldırmaya iniyor. Karşı taraftan tabii ki saldırıya karşı normalde alışmışız ya mesela. Genelde saldırıldığı zaman futbolcular bir şekilde ilk hamleyi yapmaz diye. Futbolcu o tarafa doğru... Nereden alışmışız Acun abi? Madem bu tür olaylar olmuyor da biz nasıl alışmış oluyoruz? Sen dedin ya biraz önce bu tür olaylar... Bireysel dedim ben. Ben olmadı demedim bu şarjım. Dediğimi değiştirme. Bireysel oldu dedim. Toplu olmadı dedim. Tamam. Abi şunu söyleyeyim. Toplu olmadı. Osayi Samuel'in o karşısına aldığı adam, o andaki şey, Osayi Samuel'in tepkisi tamamen meşru savunma. Bak bunu hiç tartışmıyorum. Bu kesinlikle meşru savunma. Ama yerde yatan, etkisiz hale bırakılmış. Yok, ben onu kabul ediyorum. Ona bir şey Osterwold'u da kabul ediyor. Mesela Osterwold'u abi sence meşru savunma mı değil mi? Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Bana şunu anlat sen şimdi. Ben şimdi bak, bunu ben zaten yargılamak zorunda değilim. Hiçbirimiz değiliz aslında. Hani o meşruymuş değilmiş, dediğin gibi biraz teknik bir konu olabilir o. Ben zaten bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor bu bütün anlattığımızın tek bir sebebi var. Bir hakem ya. Ahmet Hoca %100 haklısın abi. Biliyor ki zaten demin yayında da bunu defalarca söyledi. Yani hakem burada maçı tabii ki durduracak. Mesleğine ihanet ediyor hakem. Yani herkesin hayatını tehlikeye atıyor. Trabzonspor seyircisini de bence suça adeta teşvik ediyor. Yani Trabzonspor seyircisine dur denmedikçe o yükseliyor seyirci. Daha önce de söyledim ben. Her seyircinin başına gelebilir bu. Normal şartlarda böyle agresif bir seyirci her yerde olabilir. Sorun o değil. Sorun hakem durdurmadığı için tansiyon yükseliyor. Ama ben yani şunu aklım hayalim durdu ya. Diyorsun ki dönerek tekme attı başlığı. Ondan sonra o adamın niyetini gözümle görüyorum zaten. Koşarak geliyor. Batshuayi'nin tekmesinden de etkilenmiyor. Niyeti belli zaten. Gidip Livakovic'e zaten yumruk atıyor adam. Sen bunun hukuksal tarafını merak ediyorsan, dünyada da böyle durumlarda zaten ceza falan vermiyorlar. Hollanda'daki olayı biliyorsun değil mi? Abi adam takımı sahadan çekiyor. Ondan sonra ceza almıyorlar zaten. Trabzonspor'da eski futbolcu için söylüyorsun. Doğru mudur abi? Efendim? O Trabzonspor'un eski kalecisi aynı zamanda, yanlış hatırlamıyorsam. Azi Alkmaar'dı. Evet. Orada da daha hoca abi şöyle bir şey var. Şimdi ceza hukukunda her bir olayı, yani saha içindeki vakaların her birine de ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Tekrar onu söyleyeyim. Batshuayi'ye icra hareketlerini başlayarak gelmiş olsa, yani yumruk atmaya yönelik olarak gelmiş olsa. Mesela önünde bir Beşiktaş Galatasaray maçı var. Taraftar yumruğunu kaldırmış bir şekilde Ebue'ye doğru saldırıyor. Ebue döndü, o adama vurdu. Burada meşru savunma olur. Ama hiçbir futbolcular ne yapıyor? Etkisiz hale getiriyorlar ve taraftarı dışarı alıyorlar. Yani dolayısıyla sadece koştuğu için bir adama hani vuracağını bilemeyiz onu. Tamam, şimdi yabancı futbolcular Türkiye'de bir deplasman gitmişler, maç yapıyorlar. Sahanın her tarafından insanlar atlamaya başladı. Yani bu futbolcuların o anda tabii ki kendilerine ve hayatları konusunda endişe etmesi sence mümkün mü? Mümkün. Bu maçtan sonra özellikle daha da mümkün. Maskeli birinin sahaya girmiş olması, bu adamın bıçak taşıyor olma ihtimalinde şey yapıyorsun, maskeyi niye takarsın? Tanınmamak için takarsın ya. Hı-hı. Şimdi maskeli biri sahadayken maskeli birinin bıçak taşıma ihtimalinde adam düşünebilir mi? O anda can korkusu yaşayabilir mi? Yani şöyle bir şey var abi. Hukukta ne diyor biliyor musun? Hukukta şöyle diyor, ben sana söyleyeyim. Eğer can korkusu taşırsan diyor. Tamam, hukukta ben sana hukukta o konuda da şey yapayım. Bir bilgi vereyim. Lütfen, mutlu olurum abi. Efendim, evet. Bak mesela ben sana söyleyeyim o maddeyi. Türk Ceza Kanunu 27.2. Tamam.
Meşru savunma. Savunma sınırının aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilemez. Türk Ceza Kanunu 27.2. Tamam. Duydun mu bunu? Bitti mi abi sözün? Tabii. Şöyle bir şey var abi, şimdi orada bunu da hep anlatıyoruz. Orada ölçü, sizin o panik veya korku dediğiniz şey ne biliyor musun? Osay Samuel'in yerde zaten etkisiz halde olan kişiye yumruk atması. Yani ne zaten... Ya sen, ne diyorsun Barış? Bıçak ne diyorsun sen ya? Seyirci atladı sahaya diyorum her taraftan. Abi, adamlar sahanın ortasında her taraftan seyirci bak, geliyor. Burada şey yok mu diyorsun sen şu anda? Korku ve telaş olmuyor mu? Heyecan, korku ve telaş olmayacak mı oyuncuda? Her taraftan seyirci atlıyor sahaya. Acun abi tekrar söyleyebilir miyim? Bak, meşru savunmada sınırın aşılmasının da maruz görülecek dediğin şey 27'ye ikinci madde şu. Korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. İleri gitmek ne? Zaten yerde yatan bir kişiye Osay Samuel'in vurmasında bu meşru savunmadır. Bir dakika. Bu şöyle bak. Acun abi sınırı aşmak bu. Osterwolde'nin yerde etkisiz hale yapmış olan bir kişiye koşarak vurması sınırı aşmak ben mıdır sence? Söylüyorum. Sen Osterwolde diyorsun. Ben Osterwolde konuşmuyorum. Osay'ı dedin ya az önce. Hayır demedim. Tamam, özür diliyorum o zaman. Yayını da seyret sonra, onu da istiyorsan bir bakarsın. Tamam, özür abi, diliyorum. Güzel tartışma oldu. Ya, çok iyi seyirciler. Şu an, Batshuayi'de icra hareketi yok abi. Bak, tekrar söylüyorum. Bir şey soruyorum. Diyorum ki Batshuayi'nin pozisyonu, meşru savunmakla sınırın aşılması, mazur görebilecek bir heyecan, korku ve telaşla ileri gelmesi. Sen diyorsun ki Batshuayi'nin pozisyonu sağda o sırada 150 kişi falan var. Sen diyorsun ki bu adamın korkması filan, telaş melaş bunlar mümkün değil. Bu adam son derece rahat olması lazım. Yok, ben şöyle diyorum abi. Ben tamam, ya, bir sorun yok ya, tamam. Ben konuyu anladım. Yani şu, yayında herkes sonuçta çok güzel konuştu. Yani ben yayını çok güzel takip ettim. Takıldığım 2-3 konu var. Bunlar o. Senin verdiğin örneğin bu arada bir kez daha söyleyeyim. Galatasaray-Fenerbahçe maçının uzaktan yakından alakası yok. Alakası bir maçı örnek olarak buraya koyman hiç gerek yok. O maçı bir daha seyrettireceğim ben sana, merak etme. Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Orada polisle taraftar çatıştı. Galatasaraylı futbolcu buluşmuş mu maçta, buluşmamış mı? Yok yok. Ama Beşiktaş Galatasaray maçında buluştuğunu kabul ediyorsun abi. Bak biz onunla, o konuda seninle iddialaşmadık bu şarjım. Sen hangi yayında özür dileyeceğin o sırada şey. Batshuayi pozisyonunda senle katılmıyorum abi. Aynı noktada değilim onda. Çok tatlı bir tartışma oldu. Çok güzel oldu. Tabii tatlı tartışma olacak. Acun abi benim büyüğüm. Meslek olarak da büyüğüm. Yaş olarak da büyüğüm. Gayet güzel bir entelektüel bir tartışma oldu. Onun fikirleri benim için çok değerli. Ama Batshuayi konusunda abi katılamıyorum. Farklı düşünüyorum. Tabii olabilir. Ama zaten hayatın güzelliği de bu. Farklı bakabiliriz. Farklı bir yerden bakabiliriz. Hukukçular tartışacak bunu. Benim gibi düşünenler olabilir. Senin gibi düşünenler olabilir. Çok normal. Başarcığım bu arada Batshuayi korkmakta haklıymış. İsmail Hoca'nın oğluna defalarca vuruldu biliyorsun orada. Tamam. Yani orada haklı. Batshuayi de korkmakta zaten haksız değilmiş. Yani bu boş bir korku değilmiş onunki de. Zaten saldırıya uğradı birçok futbolcu da orada biliyorsun darbe yedi. O da üzücü bir olay. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu üzücü bir olaydır. İnşallah bir daha yaşanmaz. İnşallah. İnşallah. Yani burada buraları ilk defa yaşamamızın sebebi, Bıçak'a inanmayın, daha önce yaşanmadı. Peki abi. Toplu bir şekilde bu şekilde yaşanmasının sorumlusu asla ve asla Trabzonspor seyircisi sadece değildir. Tabii. Trabzonspor seyircisi o gün çok gergindi. Sadece hakemin tribüne bakıp gerginliği anlayıp bu maçın tansiyonunu iptal tabii ederek düşünmesi gerekiyor. Lazımdı. Mesleğine ihanet etti, üzülerek söylüyorum. Kendisine geleni o anda düşünmedi, insanların hayatını tehlikeye attı ve provokatörler olduğunu düşünüyorum. Ben Trabzon'a defalarca gittim, böyle bir şey yaşamadım. Maçlar seyrettim. Normal Trabzon seyircisini de çok iyi biliyorum. Trabzon'un dostlarım da var. Burada provokasyon var. Almanya'dan hedefe kilitlenmiş. Zaten görüntüleri çıkıyor. Böyle şey filmi gibi, korku filmi gibi adam plan proje yapmış. Özel olarak yola çıkmış. Hani bu tip provokasyonlar var. Kötü niyetliler var. Bu tip insanlar koskoca bir camiayı bazen zor duruma düşürür. Bunun da farkındayım. Ben bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor Fenerbahçe gerilimini hayatımızdan çıkarmamızı, doğru, bu iki kulübünde yüzde kulüpler olduğunu, Türk futbolunun göz bebekleri olduğunu ve bu olayın asla ve asla başka bir boyuta taşınmaması gerektiğini ümit ediyorum. Bu konuda da inşallah daha yapıcı şeyler yaşanacaktır. Ama mühim olan olay, bir kez daha söylüyorum, Türk futbol tarihinde görülmemiş
bir saldırıya uğrayan bir takım vardır. Hakemin yüzündendir, doğrudur. Ama sonuçta toplu bir saldırıya uğrayan futbolcu grubu. Bugün UEFA'sı, FIFA'sı falan herhalde buna senin baktığın gözle bakmayacak, merak etme. Yani bu futbolcuların orada canlarını korumak için bir şekilde kendilerini savunma çabası. O sırada tabii ki ölçüler aşılmıştır, o doğrudur. Ama bir sahadasın, insanlar saldırıyor, ne yapacaksın derim. Bu kadar söyleyeceklerim. Güzel de bir yayın, bir kez daha söylüyorum. Vaktinizi de aldım. Yok, sağ ol. Acun abi, çok teşekkürler. Çok teşekkürler sana da. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ama şunu sadece ekleyeyim. Nacizane ben hem FIFA'da hem de kasta duruşmalara giren bir avukatım. Bakalım ne diyeceğiz, yani, ne diyeceğiniz dediğin gibi göreceğiz. Ben FIFA kurallarını çok yakinen biliyorum. Talimatlarını çok iyi biliyorum. Tabii bakalım hangi saat çok geç oldu. farklı düşünüyoruz ama çok teşekkür ediyorum. Katılımın çok çok kıymetli. Şeref duydum, onur duydum. Sağ ol. Bakalım inşallah böyle şeyler olmasın. Çok teşekkür ediyorum artık. Hepimizin temennisi olsun. İyi yayınlar, sevgiler. Teşekkürler, sevgiler abi. Hoşçakal. Tarihe geçelim. Evet. Dur abi, yayındayız. Evet, hadi bakalım. İyi akşamlar. Arkadaşlar bitirdik. Hoşçakal. Hadi bakalım, bay bay. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Hayra Misli, Misli. Mistikom'un sunduğu It's in the Game sona erdi.